Bakalım başladı mı? Geldi bana bildirim. Geldi mi bildirim? Hmm. Bana da geldi şimdi. Şöyle ayarlayalım. Yazmamışsın da şeye. Daha dur oğlum, paylaşmadım ki yayını. Yeni girdik. Ha, onu dedim işte. Daha dur sakin. Yayından bana sesim geri geliyor. Benim yayındaki sesimi kapat, Discord'dan duy beni. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayında oyun ekranı masaüstü falan gözüküyor mu? Şu an bakayım hemen. Gözüküyor. Ya yani oyun açtığımız zaman, oyun masaüstünü açtığımız zaman masaüstü gözüküyor değil mi? Gözüküyor, gözüküyor. Her şey gözüküyor. Tamam, güzel. Yayına anlık olarak gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını sonradan izleyecek arkadaşlar, onlar da hoş geldi. Biliyorsunuz yayın kanalda kalıyor. Canlı yayın olsa bile tekrarları kanalda kalıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar başlıktan göreceğiniz üzere çarlarımın hepsi soyuldu. Dün yayında yaptığım 1 saniyelik bir hata maalesef farm çarımın diyeyim. Sadece sizle birlikte, sizlere gösterdiğim işte hep birlikte farm yaptığımız farm çarının kullanıcı ID şifresini göstermiş bulundum. Gören arkadaş da beni uyarmak yerine hırsızlık yapmayı tercih etmiş. Ona isnaden arkadaş farm çarımın gördüğü şifresini bütün ID'lerime uygulayarak hangi ID tutarsa şeklinde bütün ID'lere aynı şifre yazıp şifresi aynı olan bütün çarlarımı patlatmış kendisi. Arkadaşa ulaştım. Arkadaş belli birkaç bahane söyledi bana. İşte yayında gördüğünü, bütün sorumlulukların bana ait olduğunu, bizden bir, loncadan bir arkadaşın onlara küfür ettiğini, şu an öyle bir şey yok ama, herhangi bir SS veya herhangi bir olay yok. Çünkü dün yayında biliyorsunuz 4-5 kişiydik. Hepsi de benim yanımdaydı. Öyle bir olay yaşanmadı da zaten. Olay şu, arkadaşlar, herkes mahallede, sokağında, evin önünde, sağda solda, iş yerlerinde gezerken belli başlı bölgelerin kapıları açık olabilir. İnsanlar evlerinin kapılarını açık unutup gidebilirler. Ya da bir anlık hata yapabilirler. Biz burada biliyorsunuz video kayıt almıyoruz. Biz canlı yayın. Şimdi ben ne yaparsam ekranda o gözüküyor. Tabii ki benim hatam bu ama benim farm çarımı şifresi gözüküyor.
Ya char önemli değil. İtemler de önemli değil. Arkadaş hiç erinmeden geliyor. Benim loncamı kapatıyor. Ben o loncayla kaç tane arkadaşla onu sıralamayı sokmak için uğraşıyoruz. Çaba gösteriyoruz. Arkadaş itemleri alıyor. Şöyle göstereyim envanteri. İtemleri alıyor güzel bir şekilde. M'sine kadar. Bir M'sine kadar alıyor. Pazar kurmuştum dün akşam, biliyorsunuz sizlerle birlikte boss yapıyorduk 2-3 gündür. O boss'un neticesinde neler kazanıyoruz, neler kazanabiliriz ya da bu boss'ların neticesi bize ne kar bırakabilir diye videoda konuşurken bir pazar kurduk. Pazar kurduktan sonra işte sabah getirisine bakacaktım, ona göre videoya girecektim. Sağ olsun pazardaki paraları da almış. Hatta hiç erinmemiş. Şimdi gördüğü bütün ID'leri aynı şifreyi kopyaladığı için arkadaş hiç kullanmadığım yan çarın içindeki 22 M'ye kadar alma gereğinde bulunmuş. Kendisiyle iletişime geçtik. Akşam 6'da geleceğini, çok özür dilediğini, hakkım benden helallik istiyor. Helallik istiyor. Nasıl telafi edeceğim reis? İşte hakkını helal et tarzı konuşmalarından sonra hiçbir şekilde ulaşım sağlayamadık arkadaşa. Arkadaşlar biz burada yayın yapıyoruz. Yılların tecrübesi olan insanlar canlı yayında hatalar yapabiliyor, kazalar geçirebiliyor veya kullanmaması gereken kelimeler kullanabiliyor, yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Ama bu zihniyet farklı bir zihniyettir. Sen çarın ID'sinin şifresini, sen farm çarın ID'sinin şifresini gösterdin. Senin sorumluluğun. Ya böyle bir şey yok ki. O zaman sen çalıştığın iş yerinde, evinde, sokakta gezerken arabanın kapısını açık görünce o zaman hırsızlık yapıyorsun. Sen bir evin kapısını açık görünce o zaman giriyorsun, evdeki elektronik eşyaları, insanların özel eşyalarını falan çalan birisin ki senin savunduğun konu bu. Sen çarın ID'sini, ben yapmasaydım başkası yapardı diyor. Şimdi konuşmaları göstermek istemiyorum. Yetkili arkadaşlara ilettim ben bütün konuşmaları, SS'leri, kayıtları. Arkadaş böyle bir şey tenezzül etmiş. Hiç kullanmadığım farm çarındaki 22 M'ye kadar almayı kendisine layık görmüş. Akşam 6'da gelip bunu telafi edeceğini söyleyen bir arkadaş. Ama ne hikmetse herhangi bir ulaşım sağlayamadı kendisine. Bir de arkadaşlar, bizden birisinin ona küfür ettiğini ifade etti. Ve bunu savunduğu konu da şu: sen de öylesin sandım. Ya ben bütün gün yayındayım burada. Ben 10 dakikalık video kırpıp işte önemli yerlere koyup video üretmiyorum. Ben burada bildiğiniz, nasıl siz bilgisayar başında oturuyorsanız 4-5 saat, ben de aynı şekilde 4-5 saat bilgisayar başında otururken yayın yapıyorum. Arkadan ses gelebilir. Ne bileyim, oyunda yanlış şeyler olabilir. Ama orada gördüğün bir saniyelik bir sahneyi durdurup dakikalarca oradan böyle bir saniye geri alıp o ID şifreleri alıp bunu uğraşman, bütün çarları girmen, itemleri çaldın. Hadi sen hırsızsın, itemleri çaldın. Aleykümselam. Aleykümselam Ertan, hoş geldin kardeşim. Furkan, hoş geldin. Aleykümselam. Hadi itemleri çaldın. Kardeşim, sana loncanın ne zararı var da gelip hiç erinmedin de sabahın altısında loncayı kapatma aklına nasıl geldi? Yani böyle bir fikir nasıl kafanda oluştu senin? Adam hiç erinmemiş, loncayı kapatmış. Üyeleri falan silmiş, böyle bir şeyler yapmış. Yani bu arkadaş mahallede gezerken açık bir tane kapı görse girecek demek ki. İnsanların eşyalarını çalacak. Ya bana diyor ki ben seni öyle birisi sandım. Öyle birisi dedi de kendi kullandığı kelimeler de şu: ben ilk başta herhalde dedim ki efendi bir insan. Eyvallah Ertan, sağ olasın. En başta efendi bir insan sandım. Böyle benimle düzgün konuşuyor. Diyor ki ya işte reis kusura bakma, ben seni öyle birisi sandım. İşte küfür eden birisi sandım. Bilmem ne, hakkını nasıl telafi edelim? Nasıl telafi edelim diyor ama çaldığı itemleri de loncasına dağıtmış. Ben şimdi loncasını tespit ettim galiba. Hiçbir yerde loncası falan yazmıyordu ama eski mesajlarını buldum, arkadaşın sayfalarda paylaştı. Loncasını tespit ettim. Loncasının lider olarak düşündüğüm birisine yazdım. Bilmiyorum, paylaşımda o arkadaş lonca paylaşımında, tanıtımda o arkadaş tanıtım yapmış. Başkanına yazdım. Başkanın haberi var mıdır yok mudur bilmiyorum. Bu arkadaşın, eyvallah Alpaycığım, hoş geldin kankası. Bu arkadaşın, şimdi GM arkadaşlar konuyla ilgilendiğini söylediler. Kontrollerini sağlıyorlarmış. O yüzden oyunu büyük ekran verdim bu arada. Çünkü yarın bir gün bu tür insanlar bizim mailimizi görürler. Onu patlatmaya çalışırlar. Ne bileyim, orada bir telefon numarası görürler. Bir şey yaparlar. Ya bu
tipi insanlar bunu her zaman yapar. Ya bu tip insanlar büyük ihtimal kendi hayatlarında da böyleler. Babası arkasını döner, gider babasının cüzdanından para çalar. Ne bileyim, misafirliğe gider birisinin kolyesini koyar. Ya bu tür insanlar, bu tür insanlar. Yayında gördüysen bu senin hırsızlık yapman anlamına gelmiyor. Uyara da bilirsin mesela. Sen uyarmak yerine, ya kardeşim kimse fark etmemiş ama işte farm çarının, bak az çarımla alakası yok, farm çarının ID'si şifresi gözüküyor. Onu istersen bir şifresini değiştir de diyebilirsin. Sen bunu yapmak yerine hırsızlık yapmayı tercih ettiysen bu benim suçum değil, senin karaktersizliğin oluyor. Burada suç falan değil. Canlı yayındayız. İlla ki oluyor. Sağa giriyoruz, sola giriyoruz, ne bileyim başka mesajlara giriyoruz. Ama bu tamamen senin karakterine kalmış bir şey. Öyle söyleyeyim sana. O yüzden arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün Yargı Bey, namı değer. Arkadaş sağ olsunuz artı sıfır çelikleri bırakmış ama 3 slotlu inci kolyeleri almaya tenezzül etmiş. Böyle işte göstereyim. İşte dün siz de biliyorsunuz pazar kurmuştuk. 2-3 gündür elde ettiğimiz bosslardaki droplardan. Şöyle pazarı hiç erinmemiş. Tek tek hepsini almış. Yani en ufak şeyden para edecek şeye kadar hepsini alma gereğinde bulunmuş. Arkadaş şu konuya sinirlenmiş olabilir. Bizim şöyle bir farm çarımız var arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu farm çarını herhalde şifresi değişik diye bulamamış. Nasıl bulamamış bilmiyorum. Yani o nasıl eli buralara uzanmamış bilmiyorum ama asıl farm çarımızın şifresi farklı olduğu için bunu denk getirememiş herhalde. Kendisi de bunu izliyordur ya da yayınların devamında izler. Çünkü çarımı soyduğuna göre yayından görmüş olması lazım. Demek ki yayınlarda takılan bir insan. Bana o kadar iyi niyetli yaklaşıp ondan sonrasında böyle bu denli mesajlara cevap vermeyip hiçbir şekilde, ama Discord'da yazıyor. Ticaret kanalında yazıyor mesela. Aktif ama bana cevap vermiyor. Zaten samimiyetine ilk başta biraz inanmıştım ama ondan sonra inanacak birisi değil mi zaten. Aleykümselam Torrento, hoş geldin kanka. Arkadaş o yüzden bugün şu pazarımızda, bak buradaki pazarı bilmiyor arkadaş. Bu çarı da şifresi farklı olduğu için çalamamış, hırsızlık yapamamış. Eli kolu buralara uzanamamış arkadaşım. Ben şimdi GM'lerden yetkili izinleri alıp arkadaşın loncasını, ID'sini, şifresini, Discord adresini, Discord ismini falan her şeyini yayınlayacağım zaten ki arkadaşlar bugün bana olan diğer gün başkasına olur. Ya da lonca arkadaşlarından bir tanesini yapar büyük ihtimal. Birkaç hafta, bir de bana diyor ki ya diyor benim diyor niyetim farklı olsaydı diyor ben bir hafta beklerdim. Senin niyetin farklıymış ki sen hiç kullanmadığım yan çardaki 22 M'yi alacak kadar düşmüşsün arkadaşım. Aynen. İtemleri çalmış arkadaşım bir tanesi. Ya nasıl bir işsizlik ya? 20 M'yi yan çardı. Gerçekten. 22 M'ye adam çalmış. 22 M'ye mi? 222 M'ye mi? Bir para var. Kullanmadığım bir çardı. Onu bile çalmış. Ama adam savunma olarak bana şey, ben yapmasaydım başkası yapacaktı. Yani ben hırsızlık yaptım. Ben yapmasaydım benim gibi zihniyette birkaç tane daha insan çıkacaktı. Onlar muhakkak yapardı. İyi ki ben yapmışım anlamında söylüyor bu lafı da yani. En azından yabancıya gitmedi. Yabancı da tanıdık olsa sıkıntı yok. Torrento ne olacak? GM arkadaşlar ilgileniyor. Konuyla ilgili geri dönüş sağlayacaklar. Tabii ki ben itemlerde değilim ama bu zihniyetteki arkadaşlar bu tür oyunlarda olduğu sürece bu olaylar eksilmez zaten. Bugün benimkini çalar. Yarın bir gün lonca arkadaşı güvenir, der ki kanka al savaşa gir. Ben bugün gelemiyorum der. Savaş verir. Ersi gün bakar item yok. Bir daha GM arkadaşlar uğraşır falan. Biz gerekli yerlere SS'lerimizi, her şeyimizi attık. Zaten sabah bir geldim. Çar boş. Şöyle arkadaşlar ticaret geçmişinden baktım. Bir baktım en üstteki arkadaş işte. O arkadaş değil. Şu arkadaş. Zengin Korva. Tabii ki bunun üzerine 10 tane çar açmıştır. Bunu silmiştir de. Zengin Korva diye bir arkadaş. Bütün itemlerimizi A'sından B'sine kadar. Yani şurada artı 6 kaskına kadar çalmış yani. Artı 6 kaskı artık hangi arkadaş ne hediye ederse.
Ben de onu dedim, Toronto dedim ki yani eğer bir niyet varsa kafanda dersin ki ya bir saniyelik açık bu. Arkadaşlar canlı yayındayız ya, açıklar olabilir ya, canlı yayında neler oluyor her gün. Bir saniyelik ekran geçişinde onu yakalayabilecek kadar nasıl diyeyim size yani farklı düşünceli bir insan onu yakalayıp bana şey de diyebilirdi ya. Arkadaşım sen yayın yapıyorsun, canlı yayın yapıyorsun. Yaptığım yayınlar da bak burada yine katılan arkadaşlar bilir veya yayın tekrarını izleyen arkadaşlar bilir. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Benim bir beklentim mi, bir karşılık mı alıyorum? Herhangi bir karşılık almıyorum. Ben oyun oynarken yayın yapıyorum. Yeni başlayan yayına arkadaşlar. Gelen herkesin siyah çeliğini biz verdik ya. İşte ne bileyim yayına giren arkadaşlar. Herkesin ya. Yayına giren arkadaşlar oluyor. Bir şey eksik oluyor, şu eksik oluyor. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Veya ne bileyim boss dönmeyi bilmiyor. Ben işte boss dönüyoruz. Oyun içi itemlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte ne bileyim Nesne Market'ten alışveriş yapamayan arkadaşlara Nesne Market'ten ziyade nasıl oyunda gelişebileceklerini gösteriyoruz. Ama bunların yanı sıra arkadaş beni uyarmak yerine kanka farm charm'ın şifresi gözüküyor. Bak, az char değil ha. Yani benim buradaki yayıncı charm da değil. Farm charm'ın şifresi gözüküyor. İstersen bir şifrelerini yenile demek yerine adam 22M'ye çalacak kadar düşüyor. Yok vallahi ilk başlarda bana çelik de verdin, Art9 bastın, Allah razı olsun. Kanka öyle ya, bunlar inan Art9 çelik şudur budur item. Burada konu bahis değil. Bana itemlerim geri verilmesin. Ben item beklemiyorum ki. Ben item beklemiyorum. Ben adam oyuna, ban yesin yeter ya. Ben bu oyuna şimdi 1000 lira atıp Nesne Market'ten çarımı zaten dizerim. Benim amacım bu oyuna farm yaparak gelişmeye çalışan arkadaşlara yardımcı olabilmek için farm çarı yaptık biz burada. Bak farm çarı yapıyoruz. Daha eksikleri var, hala yapıyoruz. Yayınlarda sizinle birlikte gelişiyoruz. Yani ben ne yapıyorsam siz de yayında onu yapıyorsunuz. Belki aynı itemleri düşürüyoruz, belki aynı mantıkla ilerliyoruz. Arkadaşlarla bazen tartışıyoruz, diyoruz ki işte Ejder'e mi girsek, Nemre'ye mi girsek, Razador'a mı girsek, Katakomb mu yapsak, hangisi karlı, şudur budur, dil döküyoruz. Yani ben istesem zaten şu ki bugüne kadar oynadığımız arkadaşlar veya denk gelen arkadaşlar bilir. Ben 2. 3. gün çarımı yaparım Nesne Market'ten, sonra oyunumu oynarım zaten. Konu bu değil. Konu ben item bir beklentim de yok. Benim buradaki tek sıkıldığım konu benim loncamı kapatmış arkadaş. Sıralamayı soktuğum loncayı kapatmış. Şimdi de zaten şöyle bir şey yaptık. Liva Metin 2'de yine lonca sıralamasında yine ikinci sıradayız. Loncayı bugün sabah tekrar açtım, kastık. İkinci sıraya koyduk. Bu arkadaşın loncasına tespit ettim. Oyuncu sıralamasına bakayım. Oyuncu sıralamasında da 24. sıradayız. Bunları üstlerde tutmaya çalışıyoruz ki yani burada bir reklamımız olsun. Bu arkadaş tabii ki çarını silmiştir arkadaşlar. 2-3 tane item için 105 level oyunun başından beri oynadığı çarını silmiştir zaten bu arkadaş. Bunlar o kadar ezik bir yapıya sahipler ki bir gün gerçek hayatında dostunun da bir şeyini çalar. Lonca'yı ne amaçla kurcaladı acaba? Başkaları yapmasa diye mi? Kral hangi Lonca'da adam? Kanka loncasını şimdi vermek istemiyorum. Liderinin haberi yoksa bundan. Liderini canlı yayında başkası yüzünden küçük düşürmek istemem. Yapan insan şöyle dünkü şey burada sohbetimizden birisi acaba. Evet, dünkü sohbetten birisi kanka. Kişi belli. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. İzin verirsen. Tabii abi, buyur. Bir Türk atasözü vardır soldan sağa. Yiğit adam anısıyla, Yezid adam anasıyla anılır diye. Biz bugün bol bol andık. Diğer bir problem de şu. Bu arkadaş şimdi loncayı bozdu. Bizim orada o loncayı kasarken bir emeğimiz vardı. Bizim emeğimize de saygı duymadı. Bir de kendisi itemlerini loncadaki arkadaşlara dağıttığını, yani Musa'dan aldığı itemleri loncadaki arkadaşlarına dağıttığını söylüyor. Ben Musa kadar iyi niyetli değilim. Bir insan çalıntı olduğunu bildiği bir şeyi dağıtıyorsa muhakkak onu daha destekleyen insanlara dağıtmıştır. Yani organize olarak bunu görmüştür birisi. Öteki ekran görüntüsünü büyütüp almıştır şifreyi. Organize olarak bu işin altına girmişlerdir. Ve keza gecenin bir yarısı açık olmalarının başka bir açıklaması da yok. Yani Lonca'daki arkadaşları gecenin bir yarısı açık ve dağıtıyorlar. Yani bu iş organize. Bunu yapan Lonca'ya da saygı duymuyorum ben. Liderine de saygı duymuyorum. Bu üyesinin bizim başımıza gelen bir şey anlatayım bu arada. Eski lisada. Birisi bizim loncamızdaydı. Bir çocuğu dolandırdı. Betalarını, her şeylerini artı basacağım diye almış. Çocuk yeni başlamış. Biz bu çocuğun bütün zararını karşıladık.
betalarına tut her şeyine kadar. Çocuk geldi bizimle oynadı ve yanılmıyorsam 3 ay boyunca birlikte takıldık o server'da. Yani şimdi bu loncanın lideri eğer bu zararı tazmin etmezse, bakın üyesini demiyorum, yapan zaten karaktersiz, tazmin edecek olsa bu işlere girmez. Ama o loncanın lideri eğer bu işe el atıp bunu çözmüyorsa, kusura bakmayın burada bu yayını izleyen sizler dahil herkesin aklına girmiştir. Çünkü bu yayının devamının gelebilmesi için bizim bu çarı yükseltmemiz gerekiyordu. Şu an biz ne yapacağız? Mesela yaptığımız planların çoğu gitti. Mesela o çarda bir arkadaşımızın kastığı kafalar vardı. O arkadaşın emeği de gitti. Musa sırf onları yayında dönsün diye verdi bu arada. Onlar da gitti. Yani birden fazla kişinin emeğine hakkına girdiler. Lonca dahil olmak üzere. Beni bufflasın abi. Yapan dünkü yayından birisi, anlık olarak yayına giren arkadaşlardan biri değildir. Sonradan tekrarını izleyen bir arkadaşlardan biridir. Torrento büyük ihtimal. Yani anlık olarak yayında değildir. Bize sohbet muhabbet etmemiştir ama sonradan yayınları izlemiştir. Yayını görmüştür. YouTube'da denk gelmiştir. Ki arkadaşlar şeyde, yani şöyle bir şey anlatayım size de. Ben şimdi burada... Ertan çok teşekkür ederim. Kanka yardımlık bir şey yok. Zaten itemler de değil benim konum. Bak ben... Oyun açıldığı gün, yani 3 gün önce yayın yapmaya başladım. Toplam 1, 2, 3, 4. 4 tane videom var. Şu an canlıyız. Şu 5.yi saymıyorum. 4 tane videom var. Şu 4 tane videom 500, 1000, 1700, 2000. Yani şu 4 tane videom 2K izlenmiş. Ben burada 2000 izleyiciye veya 2000 işte izleyen arkadaşa burada elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bir karşılık beklemiyorum. Herhangi bir kazancım, herhangi bir karım, herhangi bir şeyim yok. Sadece ve sadece ben VS'lik çardan ziyade bu oyunu bireysel oynayan, farm yapamayan veya farm nasıl yapacağını bilmeyen insanlara yol göstermek için oynuyorum. Ama bizim iyi niyetimiz herhalde bu şekilde suistimal ediliyor. Şimdi GM arkadaşlar, özellikle Turgut Can'a şimdi en son ilettim. Zaten konuyla ilgili diğer arkadaşlar da kontrol sağlıyor. Ben dediğim gibi itemin de değilim kesinlikle. Zaten aldığı itemler de işte pazardaki 20T'yi almış. 20T'lik itemi almış. Ben o 20T'lik itemle biliyorsunuz katagomp'u nasıl kesileceğini gösterdim. Nemeren'i nasıl kesileceğini gösterdim. İşte diğer alan küçük bossları gösterdim. Ejder deneyecekti bugün de. O 20T'yle 25T'yle ben hepsiyle kıvırık alacaktım. Ejder'in bize ne kadar kar bırakıp bırakmayacağını yapacaktım. Onun videosunu çekecektim ben bu akşam. Tamamen onun için diğer bosslardan döndüğümüz itemleri, diğer bosslardan düşürdüğümüz itemleri de pazarda satarak neler elde edebileceğimizi, o itemlerle de nasıl başka bosslara döneceğimizi gösterecektim. Arkadaşlar o emeği çaldılar birazcık. Kendileri de bu videoları izleyip Kardovalı 6-7 sönücü işlemiş mensun. Senden öğrendim katagolun bu. Böyle insanlar var ne yazık ki her yerde. Çıkıyor kanka. Arkadaşın bahsettiğinde itemle alakalı bir durum olmadığını. 20 tane hazır çarları varmış VS'lik. 20 tane hazır çarları varmış VS'lik arkadaşlar. Ama hiç kullanmadığım farm çarındaki 22M'yi alacak kadar düşen bir arkadaşın 20 tane hesabı varmış VS'lik. Ama dediğim gibi... liderinin bundan haberi olup olmadığını bilmiyorum. Liderinin haberi var ise yazdım Lonca liderlerine. Lonca liderde olduğunu düşündüğüm birisine. Bilmiyorum, o Lonca'yı daha önce duymadım. Bir Lonca'nın tanıtımında kendisi de yazmış işte bilmem ne online diye. O Lonca'yı tanıtımını yapan arkadaşa yazdım. Eğer onun bir bilgisi varsa, bilgisi dahilindeyse Lonca'sını da veririm. Arkadaşın ismi, oyundaki ismini, nickini tabii ki de değiştirmiştir arkadaşlar. Böyle bir şeyden sonra durur mu? Bir de şöyle bir şey var. Arkadaş oradaki etrafa demiş ki yayıncı çarı soydum diye havasını da atmış. Yani zihniyeti farklı olan bir insanın bu kelimeleri nasıl kullanabilir? O yüzden samimiyeti bana inandırıcı gelmedi. Ben de bunu açıklama gereğinde bulundum. Arkadaşlar siz de oyunda, tabii ki ben yayın açıyorum. Yayında farm çarı gözükmüş yanlışlıkla. Yayından önce vermiştim arkadaşa farm çarını. Sayfada biliyorsunuz Discord'a gelince en son kaldığınız yer açılıyor. Discord'a tıklayınca arka plana direkt arkadaşın sayfadan başlamış. O bir saniyede
bütün kaydı almış zaten. Var kanka, öyle insanlar her yerde var işte, ne yazık ki. Açık o yüzden aran, şimdi... yarası olan bir insan o. O yüzden o hareketi yapmıştır. Bir de senin yaptığın bütün yayını çöp etti şu anda. Biz sıfırdan ne elde edebileceğini gösterecektik insanların bir aylık süreçte neler yapabileceğini. Şu an çardakiler gitti. Biz yardımla eline koysak bile, yani yapmak istediğimiz videonun sonucuna ulaşamayacağız. Çünkü sıfırdan başlayıp bizim bir ayda nereye gelebileceğini göstereceğimiz her şeyi yok etti adam. Yani bir konsept yok etti şu anda. Nicky Zengin Korva arkadaşlar. Zengin Korva. Tabii bu bir leveldir büyük ihtimal. Bir level Charlie alıp açmıştır. Ama Korva'nın içini kullanıyor kendisi. Bu arkadaşın hangi doncuda olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi. Dün cadı keserken bizden biriyle küfürleştiğini iddia ediyor. Etti kendisi. Bizden birisi ona küfür etmiş. O da yayında böyle bir şey görünce bunu yapmak istemiş. Ben de ifade ettim. Dedim ki eğer ki dedim böyle bir şey olduysa bana oyuncunun nickini verirsin. Ben zaten gereğini yaparım. Canlı yayını da izliyorsun. Ben de sen, diyor ki kusura bakma, hakkını helal et. Ben seni onlardan sandım. Onlardan sanma ne alaka kardeşim? Biri sana küfür etmiş oyunda. Sen ne yaparsın? Ya SS alırsın. GM arkadaşlar anında banlatıyor. Banlatırsın. Ya da Lonca liderini iletirsin. Gereken yapılır. Sen onları yapmak yerine çarı soymayı tercih ettin. Arkadaşın iki burada. Zengin Korva. Korva'nın ikiyle takılıyor büyük ihtimal. Şimdi bu saatten sonra tabii ki aynı iki kullanacağını düşünmüyorum ama onun bildiği kadar bizim de bildiğimiz var. O ne kadar nick değiştirirse değiştirsin, biz onun her attığı mesajı Discord'dan zaten görebiliyoruz. Odalara, kanallara. Yani ne kadar o nickini değiştirirse değiştirsin. Benim amacım item değil. Bak ben item istemiyorum ama arkadaşa da belirttim. O arkadaşla Discord'dan konuştuk bir de. Özür diledi, hakkını helal et dedi. Ya dedim ki böyle böyle benim item falan, ben itemden bahsetmiyorum bile ya. Benim tek bahsettiğim şey benim loncamı niye kapatıyorsun? Amacın hırsızlık yapmaksa hırsızlığını yap. Madem ben farm charm'ın ID'sini, şifresini yanlışlıkla gösterdim. Sen edindin, didindin, bütün ID'leri tek tek aynı şifreyi denedin, o umuda kapıldın, girdin. Ya bu hırsızlıktır, bu başka bir şey değil. Madem bu kadar hırsızlık yapmaya meraklıydın, yaptın, çık çardan. Niye benim loncamı tekrardan kapatıyorsun da oyuncularımı siliyorsun, loncayı sıralamadan düşürüyorsun? Bu ne alaka şimdi? Yan çardaki 22 meyi ne yapacaksın mesela? Bu hangi şeye? Bu hangi olaya dahil mesela? 22 meyi neyin olayına dahil? Ya da 200 mi? İnsanın sana küfür etmesi. At küfür, at diye. SS'ini at. Ben canlı yayında diyeyim ki arkadaş, bizim arkadaş böyle bir şey yapmış. Küfür ettiği için kusura bakmayın. Ben arkadaşa gerekli uyarıyı yapıyorum derim. Ama bana diyor ki senin arkadaşın küfür etti. Ben de senin çarını soydum. Biliyorsun ki Metin 2 dünyasında bütün çirkeflikler makbuldür yazmış bana. Madem böyle düşünüyorsun, çar soymak senin için normal bir şeyse, o zaman sana edilen küfürler de normal bir şey olması lazım. Hani bunları normal karşılaman lazım ki diğerleri sana anormal gelmesin. Arkadaşım, sen çarı soydun önemli değil ha. Çar, ben VS'lik çar dizmek isteseydim zaten bugüne kadar bizi tanıyanlar veya bizi oyunda görenler bilir. Biz zaten VS'lik çarları dizer, köyün tam ortasında bekleriz. 40 tane düşman gelince de savaşırız. 10 tane düşman gelince de savaşırız. Bizim amacımız Uğur abinin bahsettiği gibi farm çarlarıyla sıfırdan nereye gelinebilir? Bu oyunda para yatıran insanlar kadar para yatıramayan insanlar da var. Veya alışveriş yapanlar kadar yapamayan insanlar da var. Bunlar bir ayda ne yapabilir? Bunlar 2 hafta içinde ne kadar tecrübe sahibi olabilirler? Veya bak arkadaş dedi ki 6-7 sene önce katakomplarını bilmiyordum. Senin videonu denk geldim, gördüm. Bizim amacımız buydu. Ama bizim amacımızı gerçekleştirmek istemediler. Problem yok. Çaldıkları, soydukları çarlar zaten bizim oyun içinden elde ettiğimiz itemlerdi. Bizim farm çarımız zaten burada var. Sıkıntı yok. Sadece 22 meye çalacak kadar düşen bir insan. Onu dile getirmek istedim. Onun dışında zaten hiç problem yok. İki günde ne yaptıysa üç gün sonra yaparız. Boş ver kardeşim, senin için buradayız zaten, içeriğin önemi yok. Kanka inan sana yemin ediyorum, sabah gittim ofise. İşte erken gittim biliyor musun bir de ofise. Pazardaki satılanlara bakayım, kıvrık çekeyim. Akşama işte arkadaşlar işte ejder kar bırakıyor mu kar bırakmıyor mu diye. Yani size önermeden önce ben kendim yapıyorum bak. Mesela örnek veriyorum, size önereceğim ya ben bir şey. Size önermeden önce ben onu 100 kez yapıyorum.
Diyorum ki arkadaşlar bunu yapın. Ben size şeytan kulesine gidin diyorsam muhakkak o bir karını görmüştüm gidin derim. Veya katakomb yapın diyorsam karını görmüşümdür gidin. Ben deneyimlemediğim şeyi zaten size yapın veya yapmayın demem. Ben dedim ki ya gideyim kıvırık alayım. Şöyle 15-20 girişlik pazardaki sattığımız itemlerle. Kıvırık alayım. Ondan sonra işte onlara ejderde döneyim. Belki kirin çıkar bilmem ne çıkar. İşte karlı mı zararlı mı onlara bakarız dedim. Nasip olmadı. Sıkıntı bu sadece. Benim yani bugünkü yayınımı böldüler. Yani nasıl diyeyim sana 200 liralık insanlar. Böyle metalist işler için insanların karakterinden ödün vermesi çok acınası. Yani giden malın yenisi de gelir de o giden karakter yerine gelmez. Gelse de yapılan unutulmaz haberler yok. Aynen öyle Kubilay. 35 ot var 30 TL param var feda olsun sana verip. Eyvallah kardeşim benim. Dediğim gibi tekrardan diyorum bak. Ben itemin de giden itemler de falan değilim. Benim tek sıkıntım ben bugün yayında içerik çıkaracaktım. Çıkaracağım içerik de işte katakomb denedik, VS'lik çar dizdik, işte nemere denedik, işte ejder denedik, kule denedik. Bugün seri bir şekilde ejder girecektim. O da ejder yapmayan oyuncular için ejder hani bazıları diyor ya kar bırakır mı bırakmaz mı? O soruyu cevabını kafamızdan silelim diye bugün seri bir şekilde ejder yapacaktım bütün gün. Farmçılarımız buna hazırdı gördüğünüz üzere. Sadece nakit para gerekiyordu kıvırık için. O nakit parayı da dün sağlamıştım. Sağ olsun arkadaş pazardaki paraları da almış. Kaç kıvırık lazım halledelim yok dersen beraber genel gidelim. Kanka önemli değil. Ben şimdi alacağım kıvırık yine gideceğim. O problem değil. Sadece zihniyetten bahsediyorum. Bu adamı gördüğünüz yerde kanka kaçın zaten. Ne bileyim senin şey yapar bakar kullanıcı adına Charlie JR yazıyor mesela. Aa bu bunun kullanıcı adı olabilir der. Kullanıcı adını yazar şifre uydurur. 1 2 3 4 5 6 yazar. O bir şekilde bulmaya çalışır. Öyle zihniyette insanlar. O yüzden verdim. Şimdi GM arkadaşlar mesela, da ilgileniyorlar. Efendim abi. 2 belli mi? Benim şifrem belli. Annesinin kızlık soyadı denerse bulabilir. ID'yi de veriyorum. Japon ID 75. Hiç gerek yok abi. Boş ver. Niki belli işte. Zengin kar bakalım bir daha. Oradan ticaret geçmişinden mi göster de insanlar görsün. Evet arkadaş yani. Arkadaşlar. Arkadaş gördüğünüz gibi dur. Şöyle şu çarda olması lazım. Nerede ticaret geçmişi? Zengin Korva diye bir nick ama bunu bir levellik itemle yapmıştır büyük ihtimal. Anladın mı? Bunu bir levellik itemle bir levellik çarla yapmıştır. Çarla tabii. Çarları silmiştir. Çünkü bu işte profesyoneldir bu. Bu nicki oyunda yazdığın zaman zaten bağlı değil diyor. Yani profesyonel olduğu buradan belli. Adam çar açıp silmiştir, çar açıp silmiştir, itemleri aktarmıştır ama GM arkadaşların IP'si belli ki. Belli tabii ki. GM arkadaşlar şu an çözümlemeye çalışıyorlar. Çözümledikleri zaman benim tek isteğim item biten falan vesaire hiçbir şey değil. Parası, itemi, çarı var hiç önemli değil. Sadece bu arkadaş banlansın benim için yeterli olan bu. 20 tane çarı varmış VS'lik. Duyabilir miyim? Efendim? Allah hırsızın da şerefsiz namussuzun nasip etsin inşallah kanka. Öyle. Yani gel yapıyorsan bir şey var kardeşim arkasına durun. Anladım da ki ben soydum kardeşim. Kalkıp da oradan yazıp da işte ya ben bu amaçla yaptım şu amaçla yapıp. Deyip de ondan sonra konuyu farklı gerek yok gerçekten. Yaptıysan de ki kardeşim ben yaptım soydum seni. Git sen de ne yapabiliyorsan yap diye arkasına dur ya bak delikanlı gibi. Erkek gibi karı gibi kıvırtmaya gerek yok ki bu muhabbetlerde. Bizim ilk defa başımıza gelmedi. Yazmış. Ama gerçekten yanlış. Yani büyük, büyük yanlış gerçekten diyorum ya. Bizim hiçbir zaman biz ne zaman da böyle oynuyoruz. Bizim hiçbir zaman item hiçbir zaman kesinlikle umumda olmadı. Işte, ne loncamızın umumda olmadı. Ama yani bu muhabbetler böyle sürdüğü müddetçe zaten Metin 2 bu hani. Bu beklenen bir ortam ama buradaki esas muhabbet şu. Gerçekten sizin dediğiniz gibi yani bu YouTube'a giriş yapmanız, YouTube'da videolar çekmeniz yani bir amaç uğruna gerçekten insanlara hizmet etmek uğruna yaptığınız bir şeyi gelip de yani küfür edeceğim YouTube'dasın diye etmiyorum. Böyle haysiyetsiz, onursuz bir insan gelip de yani basit bir insan yani aldığı şey kaç lira ya? 100 lira mı 200 lira mı? Aslında IBAN ben atayım onu anladın mı? 100 liralık adam işte. Zaten yayında bana dese ki kardeşim benim 20 tane kıvrığa ihtiyacım var ya. Ben çok zordum. Ben yapamıyorum dese tamam amenna. Ya o şu elimde an yok lan. Albay dün elimde yok. Elimde yok. Bir tane arkadaş bir şey rica etti. Bak ne olduğunu, kim olduğunu bir şey rica etti. Çaktırmadan birisine mesaj attım. Getirdi bana verdi. Ben de o arkadaşa verdim. Elimde yok ama yardım etmeye çalıştım. Ya bu yayında olduğumuz için mi o? Yemin ediyorum benim nickimi kime sorarsanız sorun. Böyle başıboş yere bizde tartışmaya giren insanlar dışında herkes gerçekten
gerekeni söyler. 3-5 tane arkadaş dışında. Onlarla devamlı savaştığımız için kin kaplamışlar bize karşı ama onun dışında herkes bizim loncamızı veya burada kullandığımız nickleri bilirler. Ona göre yorum yaparlar. Ama dediğim gibi çarı, farm çarının şifresini ben gösterdim yanlışlıkla. Arkadaş farm çarını soyuyor. Yetmiyor. Oradaki ID'lerin hepsini aynı şifreyi deneyerek aynı olan şifreleri eşleştiriyor, buluyor, giriyor çarları soyuyor. O da problem değil. Dediğim gibi tek problem benim bugünkü yayınıma, yani bir günlük adam işte, benim bugünkü yayınıma engel oluyor. Bir ikincisi loncamı kapatıyor. Sıralamadan düşürüyor. Tek sıkıntı bu ya yani. Ya şeyde düşünmesin. Bu arada o arkadaş bu videoyu izlerse ya da izliyorsa şu an eğer, düşünmesin ki hani çok, bizi çok üzdü ya da biz çok yıprat. Önemli değil. Biz gerekeni yine yaparız. Anladın mı? Yapılacak olan şeyleri yaparız. 2 gün eksik, 3 gün eksik olur. Yaparız. Yani biz yine de yaparız, anladın mı? Kesinlikle de bundan mütevellit, yani biz zor duruma düşmeyeceğiz. Yok be kanka. Gitmeyeceğiz. Hani burada biz şimdiye kadar zaten böyle bir duruma, diyorum ya, çok kaldık. Bunlar çok yaşadık. Hayır, biz çizgimizi, duruşumuzu hiçbir zaman bozmadık. Bizim ismimiz belli, ismimiz belli. Tanıyan tanıyor, bilen biliyor yani. Bizden taksın da delikanlı evlat desin ki ya ben bu adamdan zarar görsün dedim. Ben yemin ediyorum istediği her şeyi yaparım ona. Bir kişi gelsin ya desin ki ben bu arkadaşlardan, bu etikal loncasından, işte Yargı Bey'den, işte buradaki diğer insanlardan, herkesten desin ki biz şöyle bir şey gördük ya. Bizim arkadaşlarımız da, bizim loncamız da, bizim takımımız da, bizler de kesinlikle hiçbir zaman hiçbir insana zarar vermedik. Verme niyetinde bile bulunmadık. Ki neler yaşadığımız halde. Ne ajanlar girdi aramıza, ne itenlerimizi çaldılar, ne muhabbetler uğruna biz ne itenler verdik. Bunun en çok önlerinde Musa bilir. Hani hiç alakası olmayan o durumlarda Musa sırf ismimiz kötülenmesin diye kalkıp cebinden paralar verdi, itenler verdi. Biz ne bunların reklamını yaptık, ne bunları söyledik. Olur dedik, sineye çektik, hep normal oyunumuza devam ettik. Ama gerçekten yazık yani. Yani çalsaydı, değerli bir şey olsaydı var en azından da, öyle bir iki milyar bir çalsaymış zoruma gitmezdi. Hani derdim hakkını verdi çocuk be kardeşim. 100 dak, 200 dak item çaldın şurada yani, anladın mı? Ne kadar arta altı kalkan çaldı ya. Arta altı kaskı çalmış kanka. Bak şimdi kıvrı çekiyorum. Ben yine çekiyorum. Sıkıntı yok. Yine çekiyorum. Bir problem yok. Yine hallederiz. Abi loncadan haber vermeden çıktım, kusura bakma, kalmak isterim. Fakat bir yıldır kaybettiğim loncamı bulduğum için oraya geri döndüm. Geçmiş olsun Nizam. Çok teşekkür ederim kardeşim. Loncadan zaten loncayı da kapatmışlar. Arkadaş, hırsız arkadaş, hırsızlığın yanı sıra lonca kapatma işlemlerine de girişmiş. Loncayı da kapatmış zaten. Bütün üyeler çıktı yani. Şu kapıyı kapatıp geliyorum. Alpay. Efendim Uğur abi. Efendim abi. Sence bu şerefsizi ben oyunda elime geçirirsem ne yaparım? Geçiremezsin ki abi. Ya abi. İnan var ya yani, bir şey, bir parmağımı kıpırdatmaya değmez. O masum klikine basmaya değecek bir insan evladı değil gerçekten ya. İstediğini yapsın abi. Yani bunlar mutlu oluyor. Ben üzüldüm ailesine. Üzüldüm yaşantısını, anladın mı? Bundan sonra muhtemelen genç bir arkadaşlar. Yani bundan sonra hayatında, yani bu yaşta bunlara başladıysa, yani online bir ortamda, bir oyun ortamında bunları yapabiliyorsa bir insan, ben üzülüyorum ona gerçekten. Ailesine de üzülüyorum. Annesine babasına çok üzülüyorum. Yani terbiye verememişler. Yine şimdi kıvrık aldım. Yine gidiyorum şimdi. Yine bugün ejder kasacaktık. Bakalım bir ejder de kar mı? Bir iki ejder, işte üç ejder yaparsak üst üste zarar mı, kar mı bırakabilir mi? Onu deneyecektik. Şimdi yine deniyoruz. Aldım kıvrıkları arkadaşlar. Yine biz de zaten o arkanın şu an yayında. Neden yana sıkıntı yok. Bak benim oyundaki nickim Lakot Bey. Ben çarımı komple dizeyim, edeyim. Bu arkadaş bana mesela aslında ben dizili çarı komple vereyim ona, anladın mı? Rahat etsin. Yani uğraşmasın böyle salak salak şeylerle. Ben veririm çarımı ona. Atça oynasın ya. Böyle babalar gibi dizim. A'dan Z'ye kadar oynasın ya. Bir de böyle modlara girmesin. Böyle 20 TL, 30 TL kimsenin hayatını kurtarmaz diye. Şey diyor zaten kanka bir de. Işte. Ben işte amacım şöyle bir şey olsaydı, hırsızlık gibi bir şey olsaydı, ben bir hafta beklerdim, öyle girerdim çarına diyor. Yani diyor ki bir hafta item dizerdin. Yani onu bile düşünmüş kanka o an. Şunu düşünmüş. Ya ben acaba şimdi soymasam da bir hafta sonra soysam, itemlerini yaptıktan sonra soysam nasıl olur diye düşünmüş. Onu bile düşünmüş, onu bile söyledi. Yani ben düşünseydim böyle yapardım. Kanka sen hırsızlık gibi bir niyetin olmasaydı affederdin. Beni özelden uyarırdın. Kanka böyle böyle bir şey var. Bak bir saniyelik, 0.5 saniyelik çarın ID şifresi gözükmüş farm çarının. Onu istersen bir değiştir demek yerine, beni uyarmak yerine gitmişsin farm çarındaki 22M'yi çalmışsın yani. Zihniyetin belli. Şimdi GM'lerden gerekli mesaj geldiği zaman Lonca liderinin de bundan haberi varsa onu da paylaşırım, hiç sıkıntı yok.
3 günde 2K izlenmişiz. İzleyen arkadaşlar illaki görürler sizi. En azından nerede oynamaları gerektiğini, nerede oynamamaları gerektiğini iyi bilirler. Ben item de istemiyorum. Bu saatten sonra vereceğiniz hiçbir item de umurumda değil. Telafi edeceğiniz hiçbir şey de umurumda değil zaten. Hiç umurumda bile. Arkadaşlar, hiç sıkıntı yok. Kimse, yani buradaki bu bizim takın altında oynayan arkadaşlarımız Allah'a şükür işinde gücünde kazancında insanlar yani. Bizim için gerçekten itemin ya da herhangi bir şeyin başka bir şekilde bir önemi yok. Hani bunu övünmüyoruz. Şükür elimiz ekmek tutuyor. Çalışıyoruz. Çalışıp parayı da oyunu hakkıyla yatırıp Nesta marketimizden itemimizi zaten çekiyoruz biz yani, anladın mı? Gözümüz öyle bir tane kılıç beğenmiş. Bir tane zırhta değil arkadaşlarım. Oyun. Kurban olayım size bu oyun. Keyif almak için. Kafa dağıtmak için. İşte gününü ne bileyim neşelenmek için girdiğin yaptığın bir platform burası yani. Bu kadar bu oyunu bu kadar ciddiye almanıza gerek yok ya. Bizi de kendiniz gibi düşük insanlar falan zannetmeyin sakın. Demeyin ki ya ben bunu itemlerine beni sussunlar. Hemen öyle bir şey değil. İşte Musa'nın dediği gibi amacımız sizin gibi karakteriniz insanları bütün oyun tanısın ki sizin dostluk yapmasınlar, arkadaşlık yapmasınlar. Sizinle birlikte olmasınlar ki bu oyun Metin 2 adı altında sürekli zaten hor görülen bir oyun. Ama ne yazık ki öyle bir şey değil. Burada ne dostluklarımız ne arkadaşlıklarımız var bizim. Neler nelerimiz oldu. Keza ki bunun en yakın örneğini ben Musa'yla verebilirim. Biz buradan tanıştık. Beraber buluştuk. Onun memleketine gittim ben. Beraber buluştuk. Beraber ufak çaplı bir tatil yaptık. Bak dostluğu görüyor musun? Ne kadar güzel bir şey dostluk. Yani işin olayı bu, anladın mı? İşin esas kavramı bu yani. Yoksa senin çaldığın böyle 10 TL'lik 20 TL'lik tenler bir yere varamazsın dostluğunla. Gerçekten varamazsın yani. Üzülüyorum sana bak. Gerçekten o kadar çok üzüldüm ki yani elim kolum kesse bu üzülmezdim ya. Vallahi yazık sana. GM'ler gerekeni yapmalı. IP bana atmalı. Kanka GM'ler gerekeni yapar zaten. Ben gerekli SS'leri, gerekli şeyleri attım. Arkadaşın savunması yayında ben kendim gösteriyorum ama gösterdim yani gördüğü ID şifre Farmchar'ın ID şifresi. Benim yayıncı çarımla ne alakası var? Ama arkadaş işte ID'leri eşleştirmiş, şifreleri eşleştirmiş, bir şeyler yapmış. Ondan dolayı belki bir ceza işlem uygulanabilir. GM'ler bir şey yapmıyor burada abi. Güvenli PC açman lazım yoksa bir şey yapmıyor. Kardeşim ben zaten item geri istemiyorum. Hani itemlerim geri verilsin veya işte Farmchar'ımdaki itemler geri verilsin, T'ler geri verilsin. Ben bunlar gibi beklentim yok dediğim gibi. 100 liralık eşyalar o önemli değil. Burada önemli olan bu arkadaşın bu zihniyette olup bu oyunda devam etmemeli. Benim kafam bu. Bu yönde çalışıyor. Bu arkadaş ban yemesi. Bizim burada istediğimiz tek şey bu. Yoksa bu arkadaş item mi çalmış? Bu arkadaş benim işte elimdeki zırhımdaki işte birebir itemlerimi çalmış. Bunlar önemli değil bile. Önemli olan burada o zihniyetteki insanların burada barınması. Tek şey bu. Onun dışında hiç sıkıntı yok. Güvenli PC ben şöyle söyleyeyim sana. Ofisimde de oyuna giriyorum. Evde de oyuna giriyorum. Güvenli PC yaptığın zaman oyuna ofisten giremiyorum ama burada şimdi Uğur abi bir şey söyledi. Şifre koyabiliyormuşsun. Koruma işte çara girdiğin zaman şifre soruyor direkt. Onu yaptık. Bakalım. Bu arada çoklu bilgisayar kullanan arkadaşlar bu güvenlikte karakter kilitleme var. Karakter kilitlemeden şifre koyun. Yani sıkıntı yaşamayın eğer çoklu bilgisayarda giriyorsanız. Şuradan şuraya geçiş var mı şu odalar arasında ya? Bu arada Efsun botunda 50 üstü ort getiremeyen, zor getiren arkadaşlara şöyle bir taktik vereyim. 49 yazın arkadaşlar. O zaman 50 üstü geliyor. 5 harfini bota yazdığınızda otomatik olarak gelmiyor. Çok uzun sürede geliyor. Ama 4 harfi olduğunda hızlı geliyor. Haberiniz olsun. Efsun botlarına 49 yazın bırakın arkadaşlar. Şuradan geçiş var mıdır? Yok. Dört harf ne oluyor diye soruyorlar bak. Kanka şimdi oyunda kodlar var. Mesela 50 üstü ort zor gelmesi için adam kod koymuş, anladın mı? Ama 40 ortalamayı daha kolay yapmış. Daha yüksek şansla geliyor. Sen oraya 49 ortalama yazınca otomatik olarak 49'un üstünde atıyor. Yani ben 54'ünü attığımda görmedim yani. 52-54 arası atıyor. Çok da rahat geliyor. 15 dakikada Efsun geliyor. Haberiniz olsun. Yani Efsun botuna ortalamalı silah koyarken 49'da bırakın arkadaşlar. Mecre hep tılsımla gidiyordum. Ben şimdi yolu bulamadım lan.
buradan. Aşağıdan. 50 tane olsun, 100 tane pazardan çekeceğim. Ben şimdi 28 tane lüksür kastım abi. 50 tane olsun, 10 tane pazardan çekeceğim. 60 tane açacağım. Aç kardeşim. Dün arkadaş ikinci de zehir çıkardı mesela. İkinci Lucifer sandığına zehir çıkardı. Ya çıkıyor ya. GM'ler onların droplarıyla, siz böyle oyuncuların bahsettiği gibi ağam zorlu bir şey yok. Şans. İki tane de çıkartan da var. 60 tane de çıkartamayan da var. O kadar da olacak zaten. Herkes zehir çıkarsaydı bu oyun o zaman piyasası çabuk ölürdü. Çabuk ölünce de oyunun zaten tadı çok erken biterdi. Gerek yok. Bence böyle iyi. Ya ne güzel, Nemere veya Razor'a girecektin. Şerefsizlik yap. Ya bugün işte ejder bugün kıvrık alıp ejder deneyecektim. Şimdi ne yaptık? Yine kıvrık aldık. Ejder deneyeceğiz işte. Ejder'e gidiyorum. Bakalım bugün ejderde hani böyle 2-3 tane dün bir kere girdik. Zararlı gibi gözükebilir ama bakalım seriye bağlayınca bize ne bırakıyor? Kar mı bırakıyor? Zarar mı bırakıyor? Ona bakacağız. Yani biz onlara gene gireriz saltanat. Biz bir kişi oynamıyoruz bu arada. Kanka ben burada bu işte yayın yaparken arkadan bir tanesi kafa kasıyor, birisi T kasıyor, birisi işte itemlere 5'te 5 evsun atıyor. Yani biz bunu takım halinde yapıyoruz zaten. O sıkıntı değil. Sıkıntı böyle insanlar barınmasın bu oyunda ki oyun biraz daha güzelleşsin bizim için. Dediğim gibi GM'lerden gerekli mesajı aldığım zaman zaten Lonca liderinin de haberi varsa Loncasına çıkartmak istemiyorsa oyuncuyu. Furkan Filiz Musa geçmiş olsun. Eyvallah eyvallah kanka eyvallah. Eyvallah babacım. Arkadaşa geçmiş olsun kanka, bana niye geçmiş oluyor? Ben bir şeyimi kaybetmedim ki, o kaybetti. Ne o adamlığım o. Ejderi öldürmek istiyorum kardeşim. Girmek istiyorum. Şu ejderimize bir girelim bakalım. Kanka tanımadım ki, resmin yok, cismin yok. Furkan Filiz. Furkan Filiz. Tam toplama kapalı mı? Kapalı. Şimdi arkadaşlar artık oyunlara tam ekran veriyorum. Yayın chatini telefondan takip ediyorum. Ekran gelene kadar bir ekran siparişi verdim. ...4199 VP yaz. Bakayım. Hoş geldin Furkan. Furkan çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Furkan sana niye lazım dediğimi anladın mı kanka şimdi? Bak Yargı Bey ne halde. Muhammed İrfan derince kanka ejder için kaç canavar gerekli? Kanka sana şimdi hemen şöyle açıklayayım. Benim şimdi üstümde kaç canavar varmış? Şu an üstümde 140 canavar var. Verdiğim damage'i göstereceğim sana şimdi. Şu ufak slotlara bir şey çıkar diye kes. Dönüşüm küresi mi yok bunun ya? Yusuf'un dönüşüm küresi yokmuş abi. Sen onu dönüşümsüz kesersin, güveniyorum sana. Ben kaçıyorum. 120k vuruyor. Kanka şu an... Kendine iyi bak. İyi akşamlar kanka, görüşürüz. Şu an canavarlı item üzerimde 140. Ejder'e kaç kavruyor, ben göremiyorum ki, sayamıyorum ya. Ekranı büyüttüm ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yaktın beni Furkan ya. Ne yaptın Musa? İyi. Ejder'e geldi bunu kesmez. Bunu kesmez Uğur abi. Murat sürgündeysen, küre varsa Musa'ya bir UT atsana. UT atılıyor mu Musa? Denemek lazım. Bakın var. Arkadaş küreleri de almış. Ticaret olamıyormuş. Küreleri bile almış ya. Yani adam şardaki kürelerine kadar çalmış.
Kesmez Burak, kesmez. Kanka hangi lonca olduğunu buldum. Sadece liderinden doğrulayacağım. Lideri doğruladığı zaman söyleyeceğim. Ya da ona göre itemler yapar oynarız. Küre bekliyorum bakayım. Küre UT atılmıyor mu ejderha? Hı? Atılmıyor galiba ya. Lan galibasım var. Işınlanca sürgünleneceksin kanka işte. Market açılıyorsa atılıyordur. Uzaktan ticaret nerede lan? Normal market aç yani NPC'den. İkinci katta olması lazım. Çağırın. Atılıyor mu o zaman? İkinci kattaysa atılıyor. O beni keserdi zaten. Ejder için atılıyor mu? Bana atsanıza kanka bir tane. Ama şey işte. Benim uzaktan marketten 200 MB bar al, sonra yeni karakter açıp oradan bara kullan ve dönüşüm al, sonra depoya at. Abi dinle beni, yap öyle. Getiriyorum ya. Getir. Getiriyorlar kanka. O kadar şeye gerek yok. Ben uzaktan ticareti niye bulamadım oğlum? Şeyi bir denemedin ya. Açılmıyor. NPC açılmıyorsa yok. Olmayacak ama deneyelim. Herhalde arkadaşın dediğini yapacağız. Ama açılmıyor ki, buradan nasıl bar alacağız? Ama hızlı yap, süresi var, geri giremezsin. Bak. O zaman şey yapalım. Hızlı. Sen köyde bekle, yana. Köyde bekle. Tamam. Dönüşüm küresi var mı? Var. Tamam, bekle, geliyor. Zindan aşından vereyim ben sana istiyorsan. Bir 20 tane. Oğlum buraya nasıl geri gireceğim bir daha? Karakter atınca da beni en başa mı atar acaba? Şey biliyorsun değil mi? Karakter atınca atmaz. Şeyin başına atıyor. İkinci katın başına mı? Bekçin oraya atıyor. Kırmızı birdeyim. Hangisi? Hangi çar? Quattro Farm yazıyor bak. At hemen şey. Bu arada Musa yayına Turgutcan geldi, geçmiş olsun diyor. Bakacağım abi şimdi. Turgutcan'a şey yaptım, durumu izah ettim. SS'leri de attım. Zaten muhabbetin nasıl olacağını biliyorum abi, sıkıntı yok. Hemen bakıyorum. İyi yayınlar, geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Bu bizi öldürmez Musa. Lan ne öldürecek kanka? İlmot steli. Daha çok güçlendirir. Şimdi onlar düşünsün. Sıkıntı yok. En fazla bir tane demli çay içeriz. Aynen. Depo açılıyordur inşallah. Aa, açıldı. Ne oldu, örümcek yok değil mi piyasada? Neredesin kanka? Sen kesemiyor musun onu? Kesiyorum işte. Şimdi keseceğim. Şöyle bir demlik dönüşüm çayımızı yine yanımıza aldık. Dönüşümsüz kesmiyor kanka. Canavarlı itemler de var ama. Şey çok... itemler artı 9 mu? Oğlum bunu niye ölüyor bu çar? Slotlara arkandaki da vuruyor. Arkandaki slotlar vuruyor sana. O yüzden ölüyorsun. Onları bir kes. Arada bir slotlara da vur. Özelden yazdım size, hesapla ilgili dönüş yaparsınız. Hemen yapıyorum. Artık yayında Discord'a falan girmeyeceğim. Yanlışlıkla WhatsApp'a falan girerim. Oradan birisinin numarasını görürler. Ben böyle... Metalatlısı bir şey yapamayız ki. İkinci monitör Reis, çok teşekkür ederim. Gelmiş. Zaten şey... Hani ben itemlerin kurtarılmayacağını zaten biliyorum. Hani dağıtıyor, şey yapıyor... Onları zaten biliyorum. Ben itemine değilim. Sadece bu arkadaş banlanırsa en azından bir daha böyle bir şeye en azından diğer oyunculara, diğer emek gösteren insanlara yanlış yapamaz diye düşündüğüm için sadece banlanılması gerektiğini düşündüm bir oyuncu. Yoksa item falan zaten dediğim gibi alan almış, giden gitmiş. Ona yapacak bir şey yok. Zaten biliyorum. İtemleri geri alamayacağımı zaten biliyordum. Sadece bu arkadaş banlanırsa en azından diğer arkadaşlara bir nebze de olsa hani bir tane oyuncu kurtulur. Süresiz katıldı. Hesaplara süresiz kapatıldı 8 adet. Bu yeterliydi işte bizim için zaten. Yoksa aynen öyle. Turgutcan, yaşını bilmiyorum, hitabımdan kusura bakma eğer yanlış bir şekilde hitap ediyorsam. Biliyorsun biz uzun zamandır yayıncı ve çekiliş hepinizde yüklendi. Eyvallah, teşekkür ederim. Biliyorsun biz uzun zamandır bu
Mert Cengiz, işte sizin yönettiğiniz serverlarda oynuyoruz. Hep de lonca olarak oynuyoruz. Lonca savaşlarına katılıyoruz. Hatta en son ki biliyorsun Dova Metin 2'de Kaptan Migro yayınları yaparken bir kargaşadan dolayı herkes en çok bizim lonca savaşımızı izletmek istemişti. İşte Kaptan Migro kendi savaşına girememişti. Etikal lonca savaşını izlemek isteyenler için. Biz hep genelde çarımızı Nesne Market'ten dizer 40 kişilik bir ekipte savaşlara katılırdık. Yani zaten az çok bizim lonca bilenler bilir. Çok köklü bir lonca değil ama oyuncuları eski oyuncular. Bizim amacımız zaten buydu. Şu an benim bu farmı yapmamın amacı tamamen buraya yeni başlayan oyuncular, farm bilmeyen oyuncular veya oyunda nasıl gelişebileceğini bilmeyen oyunculara destek olmak için, yardım olmak için. Yoksa item hiç söz konusu bile değil. Saltanat Baytorento, Turgutcan oyunun yöneticilerinden birisi. Hesaplarını süresiz olarak kapatmış ve yayıncı ve çekiliş app'imi yüklemiş. Yani cuma günü çekiliş yapacaktık, app çekilişi biliyorsun. Onu yarına çektik. Erkenden app çekiliş yapacağız sağ olsunlar. Adamsın Turgutcan, oyuncunun arkasındasın. Eyvallah kanka, doğru. Biliyorum biz de ikisiye fark etmez. Her oyuncuya aynı, yeter ki mağdur olmayın. Ama hesap soyduysa ona bir şey yapılmaz. Elimden geleni yaptım. Şu anlık kapattım hesapları. Sağ olun bizlere destekleriniz için. Kanka size desteklerimiz her zaman sonsuz. Bu bana olumlu bir geri dönüş sağladığın için değil, gerçekten bunu hakkıyla yaptığınızı düşündüğüm için. Teşekkürler Turgut, güzel haber için. İşte bu yüzden bu server oynuyoruz. Adamsın Turgut. Oyun diye bir arkadaş teşekkür ederiz. Turgutcan yazmış. Arkadaşlar çok sağ olun. O zaman bir çay da Turgutcan için koyuyoruz. Demli ama böyle. Karadeniz çayı. Teşekkürler arkadaşlar. İyi yayınlar, iyi oyunlar. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sana da iyi çalışmalar, iyi akşamlar. Ben kahve istiyorum. Başınızı ağrıtırsam kusura bakmayın Turgutcan. Exodia'ya da yazdım ama şimdiden kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, 15 dakikalık karakter koruması çıktı. Çok güzel. Yeşil ot, mavi kristal, su kristal, ametist oyma bıçağı, ejder pulu, ruh taşı, kırmızı ot, lider notu, Beran'ın kalbi çıktı. Güzel. Ejder pençesi. Şöyle bir bakalım çıkanlara. Bunun şerefine benim bileziği artı basalım Musa. Basalım kardeşim. Sıkıntı yok. Şöyle droplarımıza bakalım. İlk ejderden. Ejder pulu pençeyi zaten atıyor dedik. Bir tane ametist oyma bıçağı attı. Karakter koruma attı 15 dakika. Bunu bilmeyen arkadaşlara şöyle ifade edeyim. Karakter koruma dediğimiz olay geçerli bölgelerde. Bunu kullandığınız zaman 15 dakika boyunca herhangi bir karakter size orada zarar veremiyor. Yani bu tamamen oradaki farm çarlarını korumak amacıyla çıkartılmış bir ürün. Bunu bastığınız zaman 15 dakika boyunca farmınızı yapabiliyorsunuz. Orada hani hızlı dönülen farmlar var, işte ne bileyim Metin. Ya da alan, küçük alan boss'u keseceksin. Mesela nerede geçerliymiş? Aktif olduğu haritalar. Soğan Dağı, Guatama Uçurumu, 1. Merin Metin haritası. Yani Soğan Dağı'ndaki boss'u keserken bunu basarsanız hiçbir karakter size bir zarar veremez. O çölde de geçerliydi. Çölü kaldırmışlar mı? Kırmızı yok abi, büyük ihtimal büyük ihtimal bölge bölge yaptılar. Çünkü burada aktif olduğu haritalar yazıyor. Mesela başka bir tane düşer, onda başka harita verir. İki tane ot almışız. Bir tane Beran'ın kalbi almışız. Çok güzel. Şimdi bir ejder daha deneyelim. Ejder pul pençe var. Dün 750 meydan koymuştum. Satılmış. Arkadaş almış. Onu da almış. Ama satılmıştı. Baktım ticaret geçmişine pazardan. Pençe de satılmıştı. 750'den koymuştum. Ametist oyma bıçağı da 500'den gidiyormuş. Beran'ın kalbi var. İkişer ot var. 800'im. Şu anlık aldığımız 3 tane kıvrı kurtardı arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi bir tane daha ejder yapalım. Bakalım o nasıl olacak. Kirin atarsa güzel. Ha? Kirin. Şimdi deneyeceğiz kanka işte. Ya direkt 5-6 T'den gidiyor. Tabii canım. Hatta bir tane atsa 3 tane. Evet, Yargı Bey de burada arkadaşlar. Sürgünün başını bekliyor. Tekrar buradan oyun yönetici arkadaşlarımıza destekler için teşekkür ediyorum. Ama ifade ettiğimiz gibi kesinlikle zaten itemleri arkadaşlar, çalınan itemler zaten geri verilmiyor maalesef. Çünkü alan arkadaşlar 2-3 çara aktarıyor, başkalarına veriyor, satıyor, ticaretini yapıyor. O item zaten artık tekrar sizin çarınıza geri dönüş sağlayamıyorlar. Bu normal bir şey. Ama banlanması, 8 tane hesabı varmış bu arkadaşın. 8 hesabı birden banlanmış.
Bu bizim için yeterliydi zaten. Yüzümde güldü zaten. Banlanması benim için yeterli. Zaten daha betaları dizmemiştim. Asıl farm çarımız da zaten burada. Bunun şifresini yapamamış arkadaş. İzliyorsan geçmiş olsun kardeşim sana. Umarım bana hava atıyordun 20 tane VS'lik çarımız var diye. Umarım bir tanesini verirler sana. Belki onu da soyarsın. Uğur abi de kahve sözüm var. Abi Samsun'a ilk geldiğin zaman kahveni kendi ellerimle sana getireceğim. Hallederiz. Sen mangalı yak, ben közde pişiririm. Abi mangal benim işim da. Torrento senin bileziği basacağız kanka. Biraz farm yapayım. Şu farmı biraz yapayım. Hava o kadar sıcak ki. Muhteşem güçlü vantilatörümle. Bu arada arkadaşlar bilerek tılsım almıyorum. Muhabbet sohbet ediyoruz. Aynı zamanda böyle işte oyunda gidiyoruz geliyoruz hesabı. Tamam kardeşim benim. Abi Samsun'da çok nem var, sıcaklığı değildi. Ya Samsun'da bir nem var. Adana'yla Adana'dan 3-4 derece az yani, sana öyle söyleyeyim. Geçen de bir işte arkadaşımız Adana'da oturan işte yorum yaptı böyle nem çok diye. Baktım o Adana'nın %84'tü, Samsun'da %80'di. Biraz var. Bu arkadaşlar savaşıyor. Şöyle bakalım. Ha, bu arkadaşımız elinde GB'ye var bu arada. Ama işte ok savunması olmayınca farm çarımı aldım. Arkadaş hemen odayı verdi ama bizim burada işimiz yok arkadaşlar. Biz ejder yapmaya gideceğiz. Teşekkür ederiz kendisine. Demin gittiğim yolu kaybettim. Ha tamam, kolaymış ya. Niye bu kadar zorlandıysa. Biliyorsunuz sürgün mağarasında M'ye basınca harita açılıyor arkadaşlar. Önceki eski serverlarda hep sol sol giderek odaları buluyorduk. İlk düz git, sonra sol sol solu şaşırmadan gidebilirsek odaları buluyorduk. Şimdi burada haritalar açılıyor. Bölgelerde. Kar kaç level o? 96 level. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Neydi? Ejder'e zehir atamıyorsun ya. Ejder'in leveli yüksek ya. Aynen, 105 olsan çok çok aşırı rahat olur. Can yenileyemez. Ya bu sefer de diğer bosslardan çok iyi drop alamayız diye düşündüğüm için 96'da sabitliyoruz çarları. Katakomba da giriyorum bu çarla. Katakombun leveli mesela 99. Hız buff'ımızı aldık, gidiyoruz bakalım. Şöyle çarlardaki itemler de arkadaşta kalacak. Ne yapalım, şöyle şuradan devam ediyoruz. Musa'cığım betaları ne zaman çekiyor? Kanka betaları ne zaman istiyorsun o zaman çekelim. Yani sen kendine ne zaman çekiyorsun? Bir dakika kanka. Turgutcan yazmıştım. Tamam. Turgutcan güzel bir haber daha verdi kendisi de. Onun mesaja baktım.
Biz bu yüzden serveri oynuyoruz yazmış ya bir tane adam. Gerçekten evet, öyle. Doğru. Oyuncusunun arkasında. Ya biz bu server'ı adam... sadece yayına çöz diye oynamıyoruz bu arada arkadaşlar. Biz server zaten bu server yani Mert Cengiz'in serverlarını yani yıllardır oynuyoruz zaten. Aynen hepsini oynamışızdır. Bazen yayınlardan arkasında bahsediyoruz. Tabi tabi. Eski Liva diyoruz. Ha. Eski Lova, eski Lisa, VSM2. Winter var, Olivia. Ya zaten oynadığımız serverlar. Sadece bana bir kere 2 saatlik chat ban atmıştı. Sen o hak var. Ettin. Sen hak ettin. Ben de hak etmişizdir. Sen hak ettin. Bir de şey diye. VSM turnuvasını sabote ediyorum diye kenara çekmişti. Bir abi de var ya. Bayağı hak etmişsin. Bir de var ya şu büyük lonca savaşlarında bana şey yapabilirlerse, sunma yetkisi verirlerse çok güzel olacak. Aslında sen güzel sunabilirsin ya. İnşallah bakalım. Abi sen bunu okuduk. Bakacağız kanka. Ha, bu arkadaşlar ama da o turnuvada 61 levelde finale çıktım ben. Petle de online olmadığı için kaybettim o gün. Dur adama vurmayın yanlışlıkla da. Süreyi öğrenmek 30 dakika diyor. Şu bir C1'de bekledim. Daha demin kimse yoktu. Bak kimse yok diyordum. Bu sefer dolu. Bu arkadaşlar inşallah buff'ımızı silmeye çalışmazlar. 70 saniye. Şöyle bekleyelim. Discord'a bakalım. Sizler de sağ olun yayında. Harita sağ kısmında CV ismi yazıyor. Harita engelliyor. Şöyle kapatalım. Yayından kontrolümüzü sağlayalım şöyle. Aynen. Şimdi oldu. (gülüyor) 29 saniye. He. Anladım anladım. Tamamdır. Çözdük. Herhalde 29 saniye oldu bu arkadaş. İstiyorum dedikten sonra 9-8-5-1 derken geç kaldık. Ben önce girerdim onu. Eyvallah çok teşekkür ederim. Şu an arkadaşlar şöyle bir şeyin de haberini vereyim. Eğer bir aksilik olmazsa nasip olursa lonca turnuvalarını Turgutcan sunmamız için yetki vereceğini söyledi. Allah'tan bir aksilik olmazsa inşallah biz de o zamana kadar YouTube'da tabii ki geliştireceğimizi düşünüyorum. Biz de lonca turnuvalarını sunacağız inşallah. Süper. Buradan herhalde Turgutcan'a tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tabii onları sunarken sigara içmeyeceğim burada. Bu arada 61 level VS turnuvasını sen sunarsan ben ona katılıp finale çıkacağım, haberin olsun. Abi 61 level lonca turnuvası şöyle. Orada bir sunum yok ki. Orada kendi çarına giriyorsun. Bütün her tarafı görebiliyorsun zaten. Onu benim için eğer sunarsan ben tamam, girip yarışacağım. Tamam ama ben sunacağım abi. Yarışmayacağım. Ben yarışmayacağım. Senin savaşını sunacağım abi. Hatta oradaki herkesin savaşını sunacağım. Sen çıktığın zaman ben seni Uğur odaklayacağım. Ben Uğur abinin savaşını çok merak ediyorum. Aşırı iddialı. Uğur abiyle biz Sura VS'lerinde finale kaldık ama bir türlü krallık nasip olmadı. Hep finalde elendik. Şimdi şöyle bir chat'e girelim. Allah yanlış şey attık. Çarın suyu oldu kanka. Çarın nasıl oldu kanka? Kanka yayında yayında bir ara arkadaş Discord'dan mesaj atmıştı. Discord'dayken yayından önce bir arkadaşa çarımı vermiştim, farm çarını. Yayındayken de Discord'dan diğer mesaja bakarken o bir saniyelik hani mesaj değiştirme ekranı paneli açılıyor ya, oradan herhalde yayını durdurup arkadaş almış ama
Yetkili arkadaşlar gerekeni yaptı. 8 tane hesap varmış. 8 tane hesabı bir daha açılmamak üzere banlandı. Sağ olsunlar. Bütün hesapları banlandı arkadaşın. Yani 20 TL'lik 30 TL'lik item çaldı ama 8 tane hesabında Allah bilir neler vardı, banlandı. O şekil bir soyulma yaşadık ama çok şükür güzel bir şekilde telafi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu biz yayınlarda takılıyoruz arkadaşlar böyle 5-10 kişi. Bu yayınların tekrarını izleyenler var. İşte 3 tane video attık. 2K'ya yakın izlenmiş. Tekrarını izleyen arkadaşlardan bir tanesi fark ediyor hatayı. Evet benim. Çarım burada. Lider çarım. Lonca'yı da kapatmış bu arada. Lonca'yı yeniden açtık. Tekrardan sıralamayı soktuk. Asıl çar burada. Bu çarı da silmeye çalışmıştır da. Yok, çarı silmeye çalışmıştır ama büyük ihtimal şey yapmıştır. Çünkü silmediği karakter tek şey o kalmış. Kodu. Karakter silme kodunu bulamamış. Komedi ya. Biz işimize bakıyoruz. Aynen, arkadaş odadan çıktı. 120 saniye verdi bize. Ya, bu arkadaş zaten birinci kata ışınlandı. Eğer ejderha tanıtılsın yoksa biz aradan sıvışırız buradan. Bir tane daha ejderimiz yapalım bakalım. Bu sefer bize ne atacak? Kanka sana şöyle söyleyeyim. Bizim loncamız bundan bir önceki server yeni Lova'ydı biliyorsun. Lova'da 40 kişilik bir ekibimiz vardı sabit. Ama biz yaz molası verdik. Sadece yönetim kadrosuyla oynuyoruz şu an. Alım da yapmıyoruz. Yani şu an tanıtım vesaire bir şey de yapmıyoruz. Tanıtım yapmadığımız için alım da yapmadık. Şu an sadece oyuna başlayan arkadaşlara biraz kendi elimizden geldiğince tabii nacizane birazcık oyunu göstermeye çalışıyoruz. O şekilde farma odaklandık. Öyle bütün bossları, bütün farmları tek tek deniyoruz. Hangisi kar, hangisi zarar, oyuna nasıl gelişebilirsin, nasıl gelişemezsin, ne yapman gerekir tarzı içerik üretiyoruz. Aktif 10-15 kişiyiz işte kan, kendi yönetim kadromuzla oynuyoruz. Ama lonca savaşlarını canlı olarak sunacağız buradan. Ama öyle böyle değil. Zaten Facebook'ta biliyorsunuz Kaptan Mikro bunu yapıyor. Biz de YouTube'da canlı yayın açarız. Müzik eşliğinde güzel sunumlarla, güzel diyaloglarla, güzel yorumlarla, çünkü yorumcu Metin 2 ilk başladığından beri Metin 2 oynayan abilerimiz var aramızda. GM'lik yapmış, zamanında yöneticilik yapmış abilerimiz var. Onların yorumuyla birlikte güzel bir şekilde sunumlarımızı da gerçekleştireceğiz. Terden baksana abi, saç maç yapış yapış oldu. Şöyle ejderimize girelim. Ejderde sıra olmuyor mu Mustafa? Daha demin vardı da arkadaş base attı. O base'den gelene kadar. Selamlar, ejder için gereken... Aa, mesajı kaçırmışım burada. Selamlar, ejder için gereken farmlıklar neler acaba? Ya. Hemen göstereyim. Şu an benim üzerimde 140 canavar var. Şöyle hasardan, karakter bonuslarından göstereyim. Hasar bonuslarından. Şu an üzerimde 140 canavar var. Şimdi ejderhe girdik 140 canavarla. Stoklar nasıl vuruyor? Şuna baksana, bu çarın neyi, bir şey mi bitti? Yok. 140 canavar var. Şöyle bir tane başlığımız var artı 9. Bir tane canavarlı kalkanımız var. Küpe, bilezik ve kemerimiz var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 adet itemimiz var. Bu 5 adet itemle ejderhe 40k vururuz. Yani vurduğumuz hasar 40k. Şimdi nasıl kestiğimizi hep birlikte göreceğiz. Lovada gördüm siyah ortaya... okuyamadım. Lovada gördüm sizi. Orta klasmandaydınız galiba. Minik de kan, mini turnuvada savaştık biz. Büyük lonca turnuvalarında mini de savaştık. Ondan nedenini söyleyeyim. Aslında kadromuz vardı. Kadromuz vardı ama biz mini de savaşmak istedik. Çünkü bazı arkadaşlar, bizim şimdi loncamızın yaş ortalaması büyük. Bazı arkadaşlar gece vardiyasında çalışıyorlar.
onlardan hani onların eksikliğini hissetmemek için Mini'de savaştık. Şöyle 40k hasar veriyoruz ejderi. Bakayım şöyle canı da güzel bir şekilde indiriyoruz. Yani 40k hasar bence ejder için gayet makul. Bir tane dönüşüm alıyorsun. 5 tane canavarlı item yapıyorsun. 40k hasar veriyorsun. Şu an gayet iyi mesela, bakın canına. 10 mesaj atlamışım, kusura bakma. Efendim. Teşekkür ederim. Kanka Lonca'ya gelmek istiyorsan tabii ki gelebilirsin. Ama dediğim gibi. Lonca'ya gelmek istersen gelebilirsin. Ama dediğim gibi biz şimdi bazı insanların lonca'ya giriş amaçları oluyor biliyorsun. İşte güzel bölge tutar loncalar bazen. Metin bölgesi tutar. Ben metin farmı yapmak istiyorum ama bir loncam yok. Biz metin bölgesi tutmuyoruz. Biz burada bireysel oyuncuların neler yapabileceğini göstermeye çalışıyoruz. O yüzden bireysel farmlar dönmeye çalışıyoruz. Böyle çok lonca gerektiren işlere girmiyoruz şu an. Hani böyle mesela örnek veriyorum. İşte sen farm yapıyorsundur. Biri böyle bir lonca sana savaşmış, bir lonca sana karışıyordur. Biz geliriz, gücümüz ne kadar yeterse savaşırız. Zaten savaşan bir ekibiz. Ama onun dışında tabii ki 40-50 kişilik bir ekip değiliz. Hani bunlar bilgisi dahilinde ol. Ona göre gelmek istersen tabii ki de. Hemen şimdi alayım seni loncaya. Zaten hesabı çalan arkadaşlar da loncayı kapatmış, yeniden açtık. Bütün hesaplar çıkmış zaten loncadan. Hamit kardeş, selamünaleyküm kanka, nasıl oldu da çarını soydular? Hiç sorma kanka. Yayında bir saniyelik hata 3 tane 4 tane çarımızdan etti bizi. Ama sıkıntı yok, gördüğün gibi devam ediyoruz. Arkadaşlar da gereken işlemler zaten yapıldı. 8 tane hesabı varmış arkadaşın. 8 tane hesabı birden banlandı. Ya gönül ister ki kimse banlanmasın, güzel güzel oyun oynasın ama işte yaptığın hatanın cezası bazen bu şekilde ağır olabiliyor. Lova'da bizim de 25 kişilik bir ekibimiz vardı. Halen şu anda var ama sizi seviyorum Lova'dan da. Çok teşekkür ederim Rollos. Çok sağ ol. Ha, ekibin ismi neydi bu arada senin? Aa, Hamit'im ha. Şimdi ejderi kestik. Bakalım drop'una ikinci de bize ne atacak? Günün ikinci ejderinde. Lider notları attı ayrıyetten. Şöyle bakalım. Mesela bu sefer aynen sabit standart itemleri aldık. Kanka DC'sine ben de geleyim şimdi oyuncuya. Zaten aklıma hep tamam kanka. Şimdi yayına arkadaşlardan biri DC'yi verecek. Yafes ismini duyman imkansız çünkü bir kere Lonca Savaşı attık. O da All-Star ile. Kanka gittiniz ondan All-Star'la mı attınız Lonca Savaşı? Bildiğim All-Star kalabalık bir ekip. Furkan burada mısın? Buradayım. Bir yayına, YouTube yayına Discord attım. Linkini atar mısın? Attım zaten. Ben de göremiyor, gözükmüyor. Aa doğru. Senden başkası link atamıyor ki. Atamıyor mu? Seni moderatör yapayım mı burada? Chat'e düşme. Aynen yap da atayım ya. Seni bulmam lazım. Kullanıcıyı engelle. Bir atmayı dene şimdi. Lova'da kanka. Lova'da bize göre en iyi lonca kimdi? Gene attım bu kez. Tamam. Arkadaşlar Discord linkimiz var. Geldiğiniz zaman buradan mesaj atın. Furkan gelsin sizin yanınıza. Lova'da en iyi gördüğümüz ekip kimdi?
Etikal. Bizim dışımızda mı? Bizim dışımızda soruyorlar kanka. Şimdi şöyle. Kesinlikle şey bakmayacağım. İşte savaşıyorduk. İşte onlar bizi kesiyordu. Biz onları kesiyorduk. Gözüyle bakmayacağım. Gerçekten hak ettiğini düşündüm. Mini de elit ailesi. Ya Mini de elit ailesi kazandı. Onların herhangi bir yanlışını görmedim mesela. Hani böyle absürt yanlışlar görmedim. Elit ailesi hak ederek aldığını düşünüyorum. İyi organize oluyorlar. Anında geri çekiliyorlar yani. O çok iyi onlar. Sen Livan Discord'unu mu attın Furkan? Bizim Discord'a at canım, hoş geldinizi. Mini de kanka elit ailesiydi. Kendimiz dışında. Ortada Avengers. Ya ortada şöyle söyleyeyim. Avengers'tan çok çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Onun sayesinde Avengers'ı sevdim. Ben Avengers'ın Lonely liderini veya herhangi bir muhabbetim sohbetim yok. Ama içimi ısıtan olunca tamamen oradaki arkadaşımdı. Avengers, Mini'de de Avengers ekibini seviyordum. Büyük'te zaten hoş geldinize gelmiş Furkan. Büyük'te zaten sadece All-Star vardı. All-Star loncası vardı Büyük'te de zaten sadece. O Avengers Mini'de olsaydı alırdı bence. Avengers ortaya almadı mı zaten? Ortaya aldım. Mini'ye katılsalardı, orta değil de. Onu da alırlardı bence. Bir de şöyle arkadaşlar. Wildes ekibi vardı. Wildes ekibinde gerçekten sevdiğimiz bir ekipti. Özellikle orada 2-3 arkadaşımız vardı. Wildes ekibiyle oynayan. Gerçekten efendi insanlardı kendileri. Wildes ekibini de severdik. Hatta bir ara Metin Map'inde ben böyle orada duruyor çarım. Böyle anlamsız bir şekilde Metin Map'inde duruyorum. Herhalde 2-3 kişiyi kestik orada. Öyle duruyorduk orada işte. Ben duruyordum pardon. 3-4 tane arkadaş geldi. Beni durduk yere yatırıp üstüne chat yapmaya başladılar. Anlamsız bir şekilde ama hiçbir anlamı yok. Savaş oyunu. Tabii ki kesebilirsin ama chat biliyorsunuz biraz insanın sinirlerini bozuyor. Ben de haliyle Discord'dayım. Yeni savaştan çıkmış. Ekibi çağırdım. Ekip de geldi. Onun videosu hala durur bizde. Cumhuriyet loncası. Cumhuriyet TR loncasıyla bir savaş attık. İşte tabiri caizse orada bayağı biz üstündük zaten. Hani oradaki general arkadaş da söyledi, gerekli açıklamaları yaptı. İşte online olmayan var, şu var, bu var. Sayılarımız hemen hemen eşitti zaten. Sonra ortak DC'den galiba birkaç lonca çağırmışlar. Çağırdıkları lonca da bizim sevdiğimiz insanlar. Wildes. Wildes ekibi de kalabalık bir ekip gerçekten. Bir de yöneticileri olsun, işte yetkilileri olsun gerçekten efendi insanlar. Onlar da bizim tagı görünce karışmama kararı aldılar. Gittiler, sonra yine bizim elimize kalmışlardı. Öyle güzel savaşlar dönüyordu ekibimiz evet. Aktif olarak oynarak. Aleyküm selam. Buradan bir farklıymış ya sesin babuş. Hoş geldin Hamit. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Şükür iyiyim vallahi kanka. Şu anda çarık asıyorum, benim şamanı açtı. Sen ne yapıyorsun? İyi, ben de 3. ejder'e gidiyorum. Bakalım bize bu akşam kar bırakacak mı, bırakmayacak mı? Ejder de dememiştik. Şimdi de ejder dönüyoruz bu yayında da. Ejder'in drop'u nasıl? Kanka ilkinde kar bıraktı. İlk girdiğimde. İkincide standart itemler attı pull pençe. Onlar da işte ben 750'ye koymuştum. Dün 1.5. Yani yine zararını, yani biletin parasını karşılıyor. Standart attı itemlerde. Ben de dün işte katakomb falan yaptım. 40 tane kafa erittim. Setup'ları hazırladım. Katakomb'un drop'u biraz düşük ya. Kanka katakomb ilk boss olduğu için, yani oyun başlangıç itemleriyle biliyorsun. Keşiş plakayla gitsen dönüşümle yine kesiyorsun. Tabii hani tabii. Oradan asıl amacı, zaten katakomb yapılmasının asıl amacı ottur. Ama bizim arkadaşlar oradan metin itemi düşürdü, canavar itemi düşürdü, kostüm düşürdük. Ben keza bir sürü kostüm düşürdüm, pazarda sattım. Katakomb'dan gelen itemlerle işte 20-30 TL'lik pazar kurdum ben. Biliyorsun kafada 200-250 TL. Bu arada Katakomb'da ben her leveli denedim. 96 level olmadığın sürece adam gibi drop alamıyorsun, evet. Haberin olsun. Çarımızın full olması falan gerekiyor evet. Mu? Ne için çarının full olması gerekecek kanka? Babuş bilseydim 96 yapardım, 6 level daha kasardım ya. Büyük ihtimalle onların atmadı.
Bu ejder bekçisi niye yok burada? Aa dur. Şimdi gelecek. Nerede bu? Burada. Ejder öldürmek istiyorum. 150 saniye. Tamam. Lonca'ya gelmek için. Hayır kanka. Biz dediğim gibi. Biz tamamen sohbet muhabbetten yanayız. İşte Livo Metin 2'de oynuyoruz. İşte Livo Metin 2 gösteriyoruz. Burada kendi aramızda arkadaş ortamında takılıyoruz. Öyle çarınıflı olmasına gerek yok çünkü Lonca savaşına gireceğiz. Alan savaşında işte nasıl bizi keserler falan. Böyle bir muhabbetimiz olmadığı için kendi aramızda takılıyoruz. Sohbet, muhabbet, arkadaşlık. Ama çarlar dizildikten sonra tabii ki de hakkını vereceğiz. Kanka sen dün ne yaptın? Yayında çarın bilgilerini falan mı gösterdin yanlışlıkla? Kanka ben sana olayı anlatayım şimdi. Dinleyelim. Ben şimdi dün yayına gelmeden önce arkadaşa kendi farm çarımın ID şifresini attım. O benim farm çarıma girecekti. Sonra işte Discord'dan öyle çıkmışım ben. Yayındayken evet. De bir arkadaşım bana Discord'dan mesaj attı. Discord'a bakar mısın dedi. Ben de tamam kanka dedim. En sonunda bizim arkadaşa mesaj sayfası kalmış. Bizim arkadaşım mesaj sayfası kaldığı için direkt Discord'a girdim. Bizim arkadaşım mesaj sayfasından sadece 1 saniyelik geçiş. Hani mesajdan bir mesaja tıklarsın ya. O 1 saniyelik aralığı yakalamış, fark etmiş. ID, farm çarımın ID şifresini. Oradan artık ekran görüntüsü mü almış, ne yapmışsa yapmış. O 1 saniyelik şifre muhabbetini değerlendirmiş. Benim diğer çarlarımın, yani yayıncı çarım var ya benim. İşte Lonca Leader çarım. Onların ID'lerine tek tek denemiş. Orada ekranda gördüğü bütün ID'ler, benim ID'ler gözükür. Çünkü otomatik giriş yapıyorum. Şifreler falan gözükmüyor. Direkt giriyorsun. Onu zaten yapamazlar da. Arkadaş da hepsini denemiş tek tek. Aynı şifre olanları tek tek girip patlatmış hepsini. Bir de sende şu muhabbet var kanka. Yayın kesitlerine falan sonra yayın bittikten sonra direkt video olarak yayınlıyorsun ya YouTube'da. Aynen. Belki sonrasında açıp oradan da bakmış olabilir. Zaten öyle bir yapmıştır büyük ihtimal. Sonradan denk gelmiş YouTube'da karşısına çıkmıştır. Oradan yakalamış o 1 saniyelik muhabbeti. Öyle aynen. Çaldı ama 8 tane hesabı birden banlandı şu an arkadaşın. Daha demin direkt IP ben atılsaydı. Ya oyun yöneticisi geldi daha demin. Sağ olsun yayına. İşte gerekli konuşmayı da yaptı. Arkadaşın 8 tane çarının banlandığını da söyledi. Bizim için bu yeterliydi zaten. İtem falan hani bizim umurumuzda değil. Zaten itemi hep birlikte yapıyoruz burada. Yokmuş. Banlandı kanka. Sıfırdan otursun gelsin yapsın işlemlerini. Gitti ya adam. Muhabbet hep geride kalıyorsun. Şuraya ikiye bakayım. Ya sıkıntı değil. Çarpıdan dizilir. İtem olayı kolay. Ha kanka. Daha demin Alpay geldi de. 9 dakikası var. Daha demin bizim arkadaş geldi. Anlattı zaten. 100 liralık itemler. Sen de 100 liralık itemlerle ne yapacaksın? Dedik ya kanka amacımız burada kaliteli bir şekilde oyun oynamak. Oyuncu arkadaşlara yardımcı olabilmek. Muhabbet sohbet. En önemlisi de muhabbet sohbet zaten. Ben burada bak kanka. Her gün bir demlik çay demliyorum. Muhabbet ediyoruz diye. Alıyorum çayımı koyuyorum yanıma. Muhabbet sohbet çay. Sohbetin muhabbetin güzel ya cidden. Eyvallah kanka sağ olasın. Sana şiir soracağım ya bu kırmızı hayalet ağacı dalı nereden düşüyor? Kanka kırmızı hayalet ağacı görevine geldin mi? Şu anda geldim ondayım. Kız zoruma sonuna git. Metin kes. Metin keserken yandan soluklar çıkıyor onlardan düşüyor. Bir saatte kasarsın onu. Tamam çok güzel. Para vermek istemiyorum çünkü bir yolluk. Hiç vermene bile gerek yok kanka. Liderin otuna kadar hiçbir şey yapma. Bir tane daha vardı o da sürgünden düşüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kem gözde bilgilik mücevheri. Son iki tane. Bilgilik. Onlara da para verme. Onlara da şey yap. Oyundan hiç pazardan çekme. Kem göz mücevheri. Sürgün 1'de düşüyor. Bilgelik mücevheri de sürgün ikinci katta düşüyor. Düşüreceğim ya zaten. Bizim arkadaş onun ticaretini yapıyor mesela. Tam hepsini vermiş. Son bir tanesini vermemiş. Düşürüp satıyor. Çok da güzel para bırakıyor. Kanka aynısını ben de yapıyordum geçen sefer orada. Bu bilgelik fiyatta kem göz olması lazım. Aynen. Açıyordum kanka. Dediğin gibi veriyordum 9 taneye. 10'uncuyu bırakıyordum. Sonrasını düşürüp satıyordum. Aynen öyle kanka. Ne olacak? Böyle ticaret gelişecek. Böyle oynayacağız. Ya tabii. Yoksa şimdi tabii bilgisayarda tek hesabı açabiliyorum. Nasıl gelişirim kanka? Ne tavsiye edersin? Kanka öncelikle sermaye yapıp ticaret yapacaksın kardeşim. En kısa yolu o. Uğur abinin dediği gibi tek hesap. Tek hesap ilk önce farm hesabı açacaksın kanka öncelikle. VS'lik hesabı 1-2 haftaya bırakabilirsin.
Oyuna ne zaman başladın? Hakan. Burada bir arkadaşımız bekliyor. 143 saniyesi kaldı. Buranın da erken. Hadi bakalım. Bu sefer takip edeceğim orayı. Gözüm devamlı şeye kayıyor. Chat'teki mesajları. ...60'te para gidiyormuş evrime, doğru mu? Kanka, 15'li ot alırsın. 5 tane evrim taşı alırsın. 2, 4, 6, 8, 10. 60 tane ot ne yapar? 60'te diye duydum ben. Yani bütün evrim, 4'lü. ...21T'de bu yapar. Yo, 30T falan gidiyor kanka. Ha, 30 mu? İyi, güzel. Bu arada ilk dalı düşürdüm. Güzel. Düşüyor ya. Oradan düşüyor kanka. Kanka ama ne yaptın sen? Ejder ve geçişini kapat. Şey Musa, evrim taşlarının drop'u biraz diğer sorgulara göre az. Ondan demişlerdir onu. Kaç T olabilir ki abi tanesi? Nesne Market'te ne kadar ki? Tanesi kaç para olabilir ki? Nesne Market'te ucuz onlar. O ne abi tanesi? Oyunda çok pahalıysa 50 EP 5 tane evrim taşı alıyorsun. Zaten bir silah evrimliyorsun, başka bir şey yok ki. Bugün başladım, kata falan kesiyorum. Kanka ilk 2-3 gün, ilk 2 gün kata dön. Katadan döndüğün itemleri kullanma. Pazara at ve sat. Düşen her itemi pazara al ve sat. İlk 2-3 gün boyunca kendine yatırım yapma. Tamamen elinden nakit para geçirmeye çalış. Katadan sonra sana tavsiyem küçük alan bossları var ya, onları kovala. Metin farmı zaten yapamazsın ama dediğim gibi ilk 2-3 gün kata yap kanka full. Çünkü katadan diğer bossları keserken biraz zorlanabilirsin. 2-3 gün aralıksız kafa dön ve kata yap. O seni birazcık rahatlatacak. Rahatlıktan sonra al elinde geçen paraya bakman lazım. O parayla yavaş yavaş canavarlı itemler dizmen lazım. Şöyle bizde 5 tane var mesela. Bizde de full değil. 5 tane var. Bak 5 tane de ejder giriyoruz mesela. 2-3 tane canavarlı item yapmaya çalışacaksın ilk önce. Teşekkür ederim Mehmet. Hoş geldin. Çarımızı soydular kanka. Anladım seni ya. Ah be. Bir şeyimizi çalmadılar. Çarımızı çaldılar kanka. Çarımızı soydular ama banlandı arkadaşlar. Şu an 4 dakikası var. Abi benim anlamadığım nokta şu. Şimdi sen bu server'a giriyorsun. Emek harcamadan bu oyundan nasıl tat alacaksın? Mesela senin çarını soydu, itemleri aldı. Sonra? Çok saçma geldi. Zevk alamadı kanka. Sağ olsunlar banladılar bütün hesaplarını. Bir hesapla çaldı, 8 hesabı banlandı. Çok saçma kanka. Sonuçta bu oyuna giriyorsun. Şu anda direkt olarak para basıp da item alsan zevk verir mi? Vermez. Geçmiş olsun. Kendi emeğini yap abi. Neden abi? Mehmet çok doğru diyorsun kanka. Ben de onu şimdi, ben hayatımda ilk defa tabi loncular arası başka oyuncularda şahit oluyordum ama ilk defa bizzat kendi itemim çalındı. Ben de onu acı tecrübesini yaşadım. Problem mi? Mutlu bile oldum. Böyle bir oyuncu serverdan silindi. Buna vesile oldum yani. Diyor, her işte bir hayır vardır diyorlar ya. Evet ben birkaç bir şeyden oldum ama böyle bir oyuncu serverdan silindi. Hiç istisna göstermiyorlar kanka bu konuda. Gerçekten hiç istisna göstermiyorlar. Neyse hakkı veriyorlar. Küfür ettiyse chat banını yer, hiçbir şey yazamaz. Hırsızlık yaptıysa banını yer, oturur aşağı. Başka hile başka hile orada bir şeyler yaptıysa, oyun dışı ticaret yaptıysa IP ban yer. Aynen kanka, oyun başı neyse ki dizilir, yine bir şey olmaz. Zaten VS'yi içeri dizmemiştim kanka. Adam gitmiş pazardaki paraları almış. Ne bileyim işte birebir içtenleri almış. Zaten ben daha dizmemiştim ki. Ben farm göstermeye çalışıyordum insanlara. Zaten farm içeri dizilirdi. Buradaki arkadaşlar gitti. Tamam. Şöyle 2 dakikamız var.
Kanka sen daha iyi bilirsin. Oyun bilgin benden daha fazla. Bu evrim muhabbetinden sonra biz bir server'da denemesini yapmıştık bunu. Aha. Dolunay, Aslan Kılıcı ve normal beta aynı vuruyordu. Bu server'da da böyle bir şey var mı? Bu server'da öyle bir şey yok kanka. Bu server'da her damage oranları düzenli bir şekilde dağıtılmış. Yani örnek veriyorum. Beta ile Dolunay'ın aynı vurması o kadar imkansız bir şey burada, öyle söyleyeyim sana. İmkansız aynı. Ha. Yok, evrim attıktan sonra başa baş tabii birebir aynı olmuyor da. Burada sadece betalara evrim atılıyor. Ha, sadece beta değil mi? Evet evet, tamam. Sadece el beta'ya evrim atılıyor kanka. Onun dışında okay. Evrim atılmıyor. Benim bahsettiğim serverda mesela hem dolunay atabiliyordur. Onun dışında aslan kılıcına falan. Ha yok yok. Burada he, şey. Yok, güzel. 75 levelli silahlarında mega basıyorsun kanka. Mega. Mesela mega havalı yay, mega aslan kılıcı, işte mega zehir kılıcı, mega king kılıcı. Normal evrimden farkı ne tam olarak? Onları da atıyorsun. Onları evrimde aynı. Mega atıyorsun, STR veriyor sana. Epat ondan kesilmez ki. Kanka buradaki itemler biliyorsun mesela katakomptan canavarlı item düşüyor. Metin item düşüyor. O itemlere de sürgün basmayla artı basabiliyorsun. O sürgün basmayı da sürgün mağarasından elde ediyorsun. Oyun mu? Aynen. Onu okuduk. Şu arkadaşları kestiğimize göre zaten ona zehri veremeyeceğiz. Şöyle bir kez daha köşeye getirdim, keselim. Bro. Birkaç tane canavarlı item gerekiyor kanka ejder için, evet. Amına koyayım ya. Ne oldu, yine yayında küfür etmeye başladın sen? Özür kanka. Her yatmış da oyun ben ya. Şimdi şeyde lonca, büyük lonca savaşlarını sunacağımızın haberini aldık. Büyük lonca savaşlarını sunarken gerçekten çok iyi olacak. Zaten evet, evet. Çok şükür dilimizde konuşmamızda herhangi bir problem yok. Bir de böyle güzel bir atmosfer yaratırız. Eruhlu var ya hani bizim İbo konseydeki. Onun katıldığı bir savaşı yorumlamak isterim. Çok seviyorum çocuğu mesela. Alstar'da dövüşüyor abi şu an. O zaman güzel bir All-Star yorumlarız yani birlikte seninle. Yorumlarız abi. Ya bütün chat'e bakarız abi. Oylama sistemiyle en çok izlenmesi istenen maça gireriz. Güzel bir şekilde burada canlı yayın eşliğinde. Birebir hem yorumlarız hem sunarız hem güzel müzikler eşliğinde biraz. Ya ben Ivo'nun oynama tarzını da karakterini de çok beğeniyorum. Onunla yani belli bir süre oynadık sizden önce. Yani Nain falan. Güzel arkadaşlar. Güzel insanlar. Ben de Kızıl Şafak'ı merak ediyorum. Ben nasıl bir performans gösterecek. Bakalım kanka. Can şeyde Lonca Savaşları'nda göreceğiz. Çünkü daha demin Betamap'te birbirine girmişler bir tek Kızıl Şafak. Normalde ben bu kadar kalabalık olduklarını bilmiyordum. Kızıl Şafak kalabalık bir Lonca. Bayağı kalabalıkmış. Kanka King Kılıcı mı alayım yoksa zehir mi daha iyi olur? King Kılıcı farm yapacaksın. Yani illaki silahlarını ileride kanka bundan bir iki hafta sonra mega yapmak ya da böyle canavar itemler yapmak bu kadar zor olmayacak. Şimdi oyunun ilk başı diye daha 3. günü 4. günü arkadaşlar biraz hak verin. O yüzden her biraz şey pahalı. Pahalı gibi gelebilir ama bundan bir hafta sonra piyasa düşeceği için illaki elinizdeki silahları mega yapmak isteyeceksiniz daha fazla hasar bulmak için. Mega yaptığın zaman da King daha iyi. O yüzden şimdiden beden yani savaşçıysan King yap kendine bir tane. Hava kılıcını PL. Katakombunu yap. Oradan sana yaralı kostüm atıyor. Canavar itemi atıyor. Metin itemi atıyor. Onları al. Sürgünde bir gün farm yap. Sürgün basma itemleriyle git. Düşürdüğün canavar itemlerini artı bas. Sana verdiği kostüm zaten bir haftalık. Bir hafta boyunca üstünde duruyor yakışıklı bir şekilde. Onlarla bir üst boss'a geçebilirsin mesela. Bu taktikle. Ama King kılıcı yap. Sana tavsiyem. Burada zehir olduğuna bakma. Biz büyülü silah da kasıyoruz bir yandan da. Büyülü silahı da veriyoruz bazen. O yüzden biz zehri kullanıyoruz. Ejderha tanıtısı mı attı? Ejderha pençesi attı. Parmak kemikleri. Kirin ayakkabı attı bir tane. Çok güzel. Bak işte. Fissan da attı. Uf. Drobo bakar mısın? Şu Drobo bir bak. Şu Drobo bir bak. Şu Drobo bir bak. Şu Drobo bir bak. Kirin'i çıkardın o zaman. Arkadaşlar evet. Kirin. Birincisi Kirin. İkincisi Fizz sandığı. Bak Fizz sandığı gerçekten para ediyor.
Bir tane ejderha tanıtısı mı attı? Ejderha tanıtısımızı tabii ki satmayacağız. Bakalım. Bir tane daha ejderha patlatacağız. O ejderha da şimdi kullanacağız. Onun dışında otlarımız da güzel güzel attı. Ve 3 tane ejderha pulu pençesi attı. Şimdi 4'üncüye gireceğiz. Ne olmuş olacak arkadaşlar? Bir tane dönüşüm yapacağız. 4 tane pul pençe de biliyorsunuz ayakkabı, çelikten zırhı mavi atabiliyorsunuz. Bunları da sağlayacağız. Zaten onun dışında sürgün basma da attı. Görüyorsunuz burada sürgün basma da attı. Beran'ın kalbidir falan filan. Bunları güzel güzel pazar atacağız. Şu an daha deminkini karşıladı mesela ejder. Çok da güzel oldu. Çok güzel kar bıraktı. Kanka tek hesap Pasokat'a dönsem kaç günde VS'lik dizilir? Şimdi beta oyunda şu an satmaya kalksam 250 hep'tir zırh. Silahta 350 hep olsun. 350, 450, 550, 600 hep. Adalı. Bir silah, bir zırhı 600 hep kasman lazım şu an. Şu an için diyorum ama sen gerçi o kadar çok kata dönene kadar büyük ihtimal onlar biraz daha ucuzlar. Onlar biraz daha ucuzlayacağı için bir buçuk hafta dizersin tahminimce. Ama hakkını vereceksin yaptığın farmın. Yani para yatıramıyorum dersen o yaptığın farmın hakkını vereceksin. İşte işin gücün olur, onların dışında yaptığın farmın tabii ki. Bir buçuk haftada dizersin. Ki ben sana şöyle söyleyeyim. 3 tane çarla sürgün farmı yapsam bile bir haftaya yakın çarını dizersin bence. Çünkü sürgün basma aşırı iyi para ediyor. İyi yayınlar. Onu okuduk. Onu okuduk. Kılıcı ölümsüz kesin olsun mu? Ölümsüz kesin olsun. Ölümsüz garanti olsun. Abi şu, ya Kirin ayakkabıya çok sevindim ya. Fisan'la da aşırı sevindim. Önemli olan Kirin'di şu an. Ne kadar aldık. Kirin? Kanka şöyle hemen köyümüze gidelim. Kırmızı bizi bekler. Hemen köyümüze şöyle gidelim. Kırmızıyı maviler basmış. Bassınlar. Bakalım Kirin ayakkabı satan arkadaşımız var mı? Arkadaşlar bir tane Kirin ayakkabı var. O da +9'un 20 TL koymuşlar. Bunu artı basmak hiçbir şey. Sürgün bas. Gel sürgünde bir gün farm yap. İstediğin 2 tane item +9 basarsın. O kadar eminim. Basamadım diyen gelsin. Eğer bir kemer tane... memer basılmaz ama bence. Efendim? Kemere girilmez burada bence kanka. Kemer... Hani kemeri alıp da sıfırdan +9'a basmak harbiden sıkıntı. Yani kemer biraz problem olabilir. Problem yaratır. 15'li istiyor çünkü. Aslında gidip 9 almak lazım betalara da. Yani şu an alacaksan ya. Şu an alacaksan Nesne Market'e almak karlı. Şu an alacaksan ama. Ya da uğraşmak istemiyorsan çekersin. Zaten farkındaysa oyunun 4. günü çok fazla evet, hesap var. Evet, sürdüm ben seni. Şimdi işte Kataçar'ın 96 yapacağım dediğiniz gibi. Bakalım droplar inşallah yükselir. Kanka biz 96'da sabit diyoruz. Hem ejder dönüyoruz, hem nemere dönüyoruz, hem katakomb dönüyoruz, hem alan boss'una gidiyoruz. Biz hepsi, bütün dropları 96 level'le alıyoruz. Zaten burada biz bu bir işe yaramasa yayında demeyiz ki arkadaşlar 96 level yapın. Ya işte, tabii. 2-3 gün katakomb yapın. Eğer server'da şey yapıyordum, 90'da bırakıyordum da droplar harbiden az geldi yani. 40-50 tur dönmüşümdür. Sadece bak söyleyeyim sana. Ne atmış? 3 tane zırh matkapı atmış ayrıyeten otların dışında. Bir tane kostüm sandı, bir tane de başlık sandı. Bir de araştırmacının özütü. Onun dışında ekstra hiçbir şey yok. İşte level kanka level. Şöyle düşün. Mesela neden 100 levelken sürgünde kasamıyorsun level? Çünkü leveline yakın değil. Leveline yakın olan yer neresi? Beta map'tir. Beta map'te niye rahat rahat kasıyorsun? Çünkü leveline yakın slotlar var. Öyle düşün. Farm yaparken de leveline yakın boss olması lazım ki sana drop atsın. Bu oyunun orijinal Dead Base'inde şu vardı. 5 level üstte 5 level altı atardı. Aynı şekilde 5 level üst 5 level alt en iyi drop'u ve XP'yi verirdi.
Burada da şimdi şey 99 level Azrail. Bu da demek oluyor ki ya 95 yapacaksın ya 96 ya da 97. Ben de 96 kasıyorum şu an. Şarı 95. Aynen kanka. Kas. Ejderha öldürmek istiyorum. Süreyi öğrenmek 30 dakika. Geç bile. 96'ya kasın abi çarları. Farm çarlarınızı 96'ya kasın. Bir de öyle deneyin. Hiç yoksa bir de öyle deneyin. 93 saniye. Buraya bekleyelim. Denemekten zarar gelmez mi? 96'da sana güzel drop atmazsa kas 98'e kas mesela. Ya tabii ya çar kasmak basit. Duş aldım, önemli bir şey kaçırmadık inşallah. Kaçırmadın kanka önemli bir şey. Şöyle bir şey kaçırdın. Daha demin ejderden kardeşim bir tane kirin düştü. Bir tane de fiş sandığımızı düşürdük şöyle. Kirinin şu an artı 9 20 TL. 1.5 TL girdik. İşte bunu artı 9'a basarsak 20 TL'lik item aldık. Ya şu an en güzel düşen itemlerden iki tanesini düşürdük. Öyle söyleyeyim sana. Daha demin Beran'ın kalbi ot falan da gelmişti. Şöyle şuradan iki, şimdi bir sette ejderha pulu pençe düşürmüş olacak şimdi girdiğimiz zaman. Bir güzel bir dönüşüm yapacağız. İki tane dönüşüm itemimiz olmuş olacak. O da ne olur? Zırh olur. Veya kara büyü var mesela bende. Coşku ayakkabısı dönüştürürüm bir tane. Bilmiyorum. İkisinden biri. Ben de yayından soru alacağım. Çok sıcak hava. Ejderha öldürmek istiyorum 10 saniye. Demek ki zarar diye bir şey yokmuş. Dün bir arkadaş çok sitem etti. Kanka zaten dünkü arkadaş o da tabii ki kendine göre haklı. Niye adam 40 kere girmiş? Ben diyor ki ejderha dışında hiçbir şey dönmüyorum diyor. Adam haklı. Ejderha giriyor mesela. 40 kere girmiş. Adam diyor ki işte bana zararlı gibi geldi. Ben de çok merak ettim. Ne yaptım? Kıvırık çektim. Ejder deniyorum. Sırf işte burt bakalım nasıl diye. Canavarlı içleri kaç T'den alabilirim? Bakalım kanka hemen. Satan var mı? Bakalım. Şu an herkes kullanıyordur. Mesela Rook Kristali bilekliği. Kanka, ruh kristali bilekliği canavarlı item. Artı 3'ü 2T. Bak bunların artısını alın arkadaşlar. Böyle mesela 18T'ye koymuş ha. Bak artı 8'ini 10T'ye koymuş. Ya 10T'yi bir günde şeytan kulesinden tek çar kasıyor. Şeytan kulesinden tek çarda bir günde 10T alabiliyorsun. Aa işte artı 8. Git yarım saat bir saat farm yap sürü günde artı 9'a bas. Mesela. Adam 2T'ye koymuş canavarlı bileziği. 2T'ye. Hepsinden çek artı 2 artı 3. Çek hepsinden kardeşim. Artı 2 artı 3. Kendin git 2 gün 3 gün ya da 2 gün 2 çarla sürgünde farm yap. Hepsine basarsın. Artı 6 artı 7 yaparsın. Bak bende 5 tane var. Sen dizersin 7 tane. İtemleri tamamlarsın 6 tane buraları. Sen daha çok vurursun mesela. Güzel ev sunur attığın zaman. İşte delicidir, kritiktir, güç ev sunur, kalkana falan. Bunları attığın zaman daha çok vurursun. Bir de dönüşüm alırsın. Ben 40K vuruyorsam sen daha çok vurursun. Bir de bende şu an buff yok. Hız buff'u var. Ne demek Ertan? 2T'den çek kanka direkt. Burak kanka beta'yı 5 evrim yapmaya ortalama kaç T'ye gider? Kanka şu an evrimler 10 hep. Oyunda 2T'ye falan tekabülesi. 5 tane evrim alman lazım silahı. Zaten sadece silah basılıyor. 5 evrim taşı alsan 10T yapar. Ya da Nesne Market'ten çekersen 10 hep gibi bir cüzi bir miktar. Bence 10 hep çok iyi. Zaten biliyorsunuz fiyatları geri düşürdüler. 10T oraya gitse. Otları da daha demin hesapladım. Şu anki piyasa otlar 21-22T yapıyor. 10T de oraya gitsin. 31-32T yapar. Hadi 35T olsun. 35T'ye silahını evrimleyebilirsin şu an. O da oyunun 4. gününde. Ki fiyat skalasından bahsediyorum. Set otlar.
Bir iki hafta sonra 7-8 TL düşecek mesela. Selamünaleyküm, tekrardan internet gitti ya. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin tekrardan. Biz buradayız, sıkıntı yok. Çayımız da burada. Sen o pazarlara nereden bakıyorsun? Benim listemde çıkmıyor. Kanka hemen göstereyim. Çaraya girdin. Şurada çevrim dışı pazar var. Üçüncü sırada envanteri açtıktan sonra. Burası envanteri açınca otomatik çıkıyor zaten. Şuradan kapatıp açabiliyorsun. Üçüncüdekine tıkladın. Çevrim dışı pazarda ticaret aynası var. Ticaret aynasına basıyorsun ya da şurada da ticaret aynası var. Dördüncüde fark etmez. Buradan ne arattık biz daha demin? Ruh kristali arattık. İsmini doğru yazman lazım. Ruh kristalinin R'si büyükse buraya R yazdın. Ruh yazdın. Kristal yazdın. Seçim yapa bastın. Seçim yaptan istediğin itemi buluyorsun. Basıp arama diyorsun. 5 saniye süresi var ikinci arama için. Bak hepsi çıktı. Yani sorunsuz bir şekilde çalışıyor bu sistem. Artı sıfırını bu arada 1.8 TL'ye koymuşlar canavar itemini. Reis valla senin yayını izlemesem bu oyuna devam etmezdim. Kanka düşüncelerin için çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Oyun oynanacak bir oyun ya, oynanmayacak bir oyun değil. Biz de zaten sevdiğimiz için oynuyoruz. Ki böyle düşünmen beni mutlu etti. En azından yaptığımız işin karşılığını bu şekilde yorumlarla alarak bizi teşvik ediyor. Daha işte ilerletmeye, daha fazla sürdürmeye teşvik ediyor bu tür hareketler. Teşekkür ederim tekrardan. Altın kenet attı. Ejder pulu pençe. Beran'ın kalbi attı bir tane. Ruh taşı. Ejder pençesi. Su kristali. Diğerleri de sürgün basma attı. Büyülü metal attı iki tane. Şöyle. Altın keneti çekelim. Dört tane pul pençemiz oldu. Onun dışında iki tane Beran'ın kalbimiz oldu. Kirin ayakkabımızı koyduk. Fiş sandığımızı koyduk. Teşekkürler. Rica ederim kardeşim. Ne demek? Sen gel her zaman iste, her zaman gösteririm. Unut bir daha gösteririm, hiç sıkıntı yok. Düşürdüğümüz droplar burada. Bunları şimdi güzel bir şekilde pazara atacağız tabi. Şunu da keselim. Şöyle dönüşümden çıkalım artık. Şöyle bir köye geçelim bir. Sürekli hani farm yapmak sıkıyor. Ruh içler yok. Ben de 120 kafa topladım. Şimdi gelmiyor. Kanka 120 kafa biraz absürt olmuş bu arada. Gerçi Uğur abi de 100 tane kafa döndü ama. Ya kanka şöyle düşün. Şimdi önünde bir merdiven var. Bu oyun için de geçerli. Normal hayat için de geçerli. Önde bir merdiven var. Bu merdivenleri ikişer ikişer atlamaya çalışırsan illaki bir tanesine ayağın takılır düşersin. Ama o merdivenlere birer birer çıkmaya çalışırsan senin için daha rahat olur. Hem daha kısa adımlar atarsın hem de emin adımlar atarsın. Senin şu an yapman gereken şey o merdivenlere birer birer çıkmak. Onları sana kasmak zor geliyor ama emin ol o 120 tane kafayı döndüğün zaman 120 tane ot tek başına deli para yapıyor. Yani o otu satsan bile beta çekersin aldığın parayla. Sadece ottan bahsediyorum ya. Yanında bunun canavarlıktan metin itemi, efendime söyleyeyim bir kostümdür. Lollipop'tur. Lollipop'lar çok güzel paradan denk. Ya 120 taneden kanka 20-30 tane lollipop atsa deli para yapıyor. Otlar sabit drop. Onları saymıyorum bile. Erinme yani değil mi kanka? Rahat rahat. Bak bir gün yayına gel. O kafada bir nüans var. 250 emin altında satın almazsan zarardasın. Çünkü bazen sadece ot atıyor. Ama mesela kuleye dönen adamdan bir örnek vereceğim. 50 em veriyor. 230'a kafayı satıyor. 250'ye sandığı satıyor. Buradaki karını 400 em. Ama sen girdiğin zaman sadece ot aldığında senin karın sadece 400 em oluyor. Mesela boş atıyor. Diğer şeyler çıkmıyor. İşte bu yüzden 250 emin altını almak gerekiyor. Abi şu an yayına bir bak. 180'den almış abi bu arada. %100 kar. Abi şu an bir YouTube yayınına bakar mısınız? Ekranım siyah gözüküyor mu? Yayın şu an siyah. Tamam. Bir hemen 5 saniye arkadaşlar biliyorsunuz biz canlı yayın yapıyoruz. Kesmek elimizde değil. Hani böyle kesip bükemiyoruz. O yüzden bir WhatsApp'a girmem gerekiyor. Bir iş yok. Gazeteciyim ben de. Bir iş geldi onu halledeceğim 2 dakika. Hmm.
biliyorsunuz gazetecilerin saati dakikası yok. O yüzden bu işi yapmam gerekiyor. Uğur abi ne iş olduğunu anladı. Seri üzgün. Yayını takip ediyorum ama buradan. Siyah tamam kanka. 180'den almış abi kafaları bu arada Uğur abi. 180 çok iyi ben değil mi? Ben de aynı şekilde almıştım. Ya 180 aldığın zaman kâra geçebiliyorsun. Çünkü boş atan turları amorti ediyor. Bir de sen günlük mesela kasabileceğin bir para limiti var. Onu epe çevirdiğin zaman yani dakika hesabını vurduğun zaman bile 250'nin üstünde aldığında zarar ediyorsun. Mesela diğer başka bir alanda haritada farm ettiğinde kârdasın. Ama şeyin tek özelliği katakombun bu yani. Biz bunların birim hesaplarını yapmıştık mesela. Yani kanka mesela örnek. Bir gün gel kanka yayına. Ben yayındayken gel. Muhabbet sohbet edelim döneriz. Hatta ben de çekerim biraz kafa. Birlikte döneriz. Ne olacak? Yan yana gider döner geliriz. Sen dönmek isteye yeter ki ya. Takılırız. Muhabbet edelim gider kafaları döneriz. Oyun ilerleyen günlerinde mesela katakomb hala kar bırakıyor mu? Onlara bakarız hem. Tespit etmiş oluruz. Bireysel oynayan arkadaşlar katakomb yapabiliyor mesela diyelim ki. Onlarla birlikte katakomb döneriz. Yankılı kostümler bitmiş. 2 tane daha kastım. 61'e yank bonusu için kuleye atıyorum. Onlar yapıyor 3-4 saattir olur yaparız tek sanmıyor. Yapalım kanka hiç sıkıntı yok. Bak sen taktiği çözmüşsün. Yankılı itemler bittikçe yapıyorsun. Devam. Zaten. Kanka şöyle bir şey yapmışlar. Burada Uriel yok şeytan kulesi. Ya bedava para kasıyorsun. Hiç savaşa girmeden. Metin bölgesine gideyim de bir saatte 1.5 T para kasayım. Ama orada 15 kişiyle savaşayım. Bir geliyorsun akşam. 1 T para kasmışsın. Şeytan kulesindeki çarabı indiriyorsun akşam gün sonunda. Kasmış 10 T para. Mesela böyle de bakmak lazım olaylara biraz. Benim bilezik ne oldu? Kanka şu an bir haber var. Onu yazıyorum da. Daha şey ejder etmedi. Bir tur daha ejder döneceğim. Zaten şu an basma itemi. Bilezik ne bileziği senin? Kanka ben gazeteciyim. Böyle akşamları bazen özel haberler geliyor. Aa parlak mı düşürdün sen? Torrento. Torrento parlak item düşürmüş. Kimden geliyordur? Nasıl? Kaça kadar basabilirsen bir saatsin. Ona bakalım kanka. Şu son ejderi dönelim ona bakalım. Şimdi yayını vereceğim tekrardan ekranı. İkinci ekran gelene kadar maalesef altı alıyorum yayını. Şunu da yapayım bitiyor zaten. Son birkaç dakika. Kanka biliyorsun sabah çarları soydular. Aslında vardı onları basmaya item 80-90'larla sürgün basma vardı ama pazardaki sürgün basmaları falan da hep şey çalmışlar. Hepsini almışlar hepsini. Şimdi ilk önce sürgün farmı yapmam lazım biraz. Mesela yayın dışındayken sürgün farmı yapıyorum ben. Hani yayında bilerek sürgün farmını göstermiyorum çünkü standart biliyorsun otomatiğe bırakıyorsun. O yüzden insanların canı sıkılmasın sürgün farmını göstermiyorum ama gün içinde sürgün farmı yapıyorum ben. Tabii ki artı basmak için bütün itemleri artı basmaya biliyorsunuz sürgün istiyor. Sürgün basmaları istiyor. O yüzden sürgün basma bu server için önemli. Ot da çok önemli. Sürgün basma da bence en önemli iki artı basma itemi sürgünde ot. O yüzden katakopla sürgün arasında yayın dışında gidip geliyorum. Kanka dün yayındayken
Discord'a girdim arka planda. Arka plandayken bir arkadaş orada benim farm channel'ın ID şifresini görmüş bir saniye aralıklarla. Oradan benim diğer as channel'ımın ID'si zaten oyunda gözüküyor ya. Oradan gördü şifreyi, benim bütün charlarıma deniyor. Sonra uyan charların hepsini soyuyor. Şifresi aynı olan bütün charları soyuyor tek tek deneyip. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kanka ne yaptın? Konuştun mu çocukla? Gerek kalmadı kanka. Yayındayız şu an. Tamam. Turbukcan yani geldi yayına. Arkadaşın 8 tane hesabının hepsi güzel bir şekilde banlandı. İtemli itemsiz bütün charları banlandı. Çok güzel. Geri oyuna dönmesinde bir şartı var. O şartı da Turgut bana yazdı. Yani dönemeyecek gibi bir şey. Bir daha gelir, dönemez zaten. Gelir burada yayında herkesin özür dilerse. O loncayı kapatmayacaktı kanka. İtemler yapılır edilir. Bir gün eksik yapılır. Hayır. İtemler temin edilir. Ama sen benim loncamı kapattın. Ben hakkımı helal etmiyorum, affetmiyorum da. Bana hakkını helal et diyor. Etmedik kanka. Turgutcan sağ olsun gereken bütün her şeyi sonuna kadar yaptı. Çok da güzel bir jest yaptı bize. Çekilişi yarın alacağım şimdi. Onunla ilgili tasarımları da paylaşacağım, yapacağım. Kanka ben niye yayını göremiyorum? Benim ekran siyah geliyor benden. Kanka o arkadaş yüzünden yayını artık ekrana veremiyorum. Şey, daha demin veriyordum da şu an başka bir işle uğraşıyorum. Bir 10 saniye kaldı. Hatta bitti. Şöyle yayını veriyorum. Şimdi WhatsApp'a giriyorum, Discord'a giriyorum. İkinci monitör gelsin de. Geliyor geliyor. Yarın alırım kanka. Şimdi şöyle WhatsApp'ı kapatalım. Şunları silelim şöyle. Yayını şöyle vereyim. Nerede? Şu an geldim abi ekran. Bir teyit eder misiniz? Geldi. Tamamdır. Şöyle. Kanka şeydeyim, farm çarındayım. Tamam. Şöyle sana güzel bir tane kirin düşürdüm. Güzel oluyor. Kirin kanka şu an pazarda 20 T. Pazarda 20 T. Yani, bir tane kılıç fişi sandığı düşürdüm sana. Şey yapabilirsin, benim pazarda T vardı, onu çekip. Onu çektim kanka, hepsiyle kıvrık aldım. O kıvrıkla tamam. Da ejder dönüyorum. Sen bugün ejder dönecekmişsin galiba. Tamam. Kafana göre takıl. Ama bir tane kıvrık daha almam lazım buradan. Bir tane kıvrık, tekli kıvrık lazım bana. Bir tanesi 749 M. Uğur abi bana para versene. Dalmadı mı pazarda? Çeksen bir başka biraz daha. Bakayım. Kıvrık aldım hepsi de. Ya Kirin beni çok sevinirdi ya. Kirin. Bir tane satan var, o da 20 TL koymuş. Pazarda 50 M var ya. 700 M var şu anda. Olur abi. Sürgün ya maçı. Faruk. Yok abi, köydeyim. Öyle soydular kanka. Sürgün. E7'deyim ama. Ne yapalım? C geleyim mi abi? Yo dur, ben geliyorum. Bu ara. Şöyle ışın. Liderlerin notlarını bosslardan mı atıyor? Evet kanka. Katakomptan da atıyor. Ejder'den de atıyor. Abi şimdi C'ye atacağım, ulti atacağım sana. Bir tane, sadece bir tane kıvrık alacağım. İki tane kıvrık aldım herhalde, yanlış hesapladım. Şöyle şimdi şunu da atalım. Haberin bir tanesini eksik atmışız. Şöyle verelim ekranımızı. Soylan çar da bu Faruk. Yani farm çarından bu çara buluyorlar, bunu soyuyorlar kanka. Bir de bunun yan çarı vardı. İçinde 22M para vardı, 22M. Yani iki tane köpek kessen 22M para atar zaten sana bir metinden. Onu bile çalmış adam. Ya şükür halledildi tabi. Şimdi sürgün C7 dedin değil mi abi? Asıl sıkıntı onu oldu kanka. 8 tane çarı banlandı. Bak Burak mesela katakomptan taze yeşil lollipop düşmüş. Satılır yazmış. Bakalım bizdeki yeşil lollipop 2 gün daha var kanka. Hangi çardasın Uğur abi? Sen iki söyle. Quattro. Büyük harflerle. İyi oldu tabi kanka. Quattro. Aynen. Gelmedi. Yanlış mı yazdım? C7. Q'yla. Q. Q.
Q Atra. Droplar artmış ama katanın güzel olmuş. Kanka droplar iyileştirildi zaten. Şu size şöyle göstereyim ben. Discord'da. Yazıyorum böyle bir hesap yok diyor. Evet, yeni duyuru gelmiş arkadaşlar yaklaşık bir saat önce. Birinci boss sıralama eventi Perşembe akşamı 25.08.2022'de başlıyor diye. Boss sıralamasında biliyorsunuz birinci app ödülü veriyorlar. Boss sıralama eventi için Perşembe akşamı tam saatinde 22.00'da tüm bosslar sıralamada sıfırlanacaktır. Tüm sıralama sıfırlandığında herkes sıfırdan sıralamada yarışacak ve tam 7 gün sürecektir. Birinci hafta sonunda tüm bosslar sıralamasında her boss için geçerli birinci olana 500 app artı 150 TL. Geldi şimdi boss'ta sıralamaya girme. 500 app artı 150 TL, ikinci olana 350 app, üçüncü olana 250 app, pardon. Birinci olana 500 app artı 150 TL, ikinci olana 350 app, üçüncü olana 250 app. Her birine sadece birincisine Nitchkin'in başına boss tagı verilecekmiş. Bir hafta boyunca geçerli olacaktır. Toplamda 1950 TL ve 14.300 app dağıtılacakmış. Boss sıralamasına geçerli bosslarımız Lucifer var, Katakom var, Nemere var. Yani 150 lira artı 500 app kazanmak Lucifer'a kadar bakıyor. Razador, Hydra, Mavi Ejderha, Kırmızı Ejderha, Elit Kraliçe Örümcek, Sarı Kaplan, 9 Kuyruk, Alev Kral, Kraliçe Örümcek ve Baroness'tir. İyi eğlenceler, bol rekabetler dileriz demişler. Teşekkür ettik. Böyle tekrar oyunumuza girelim. Boss sıralamasına girmemiz yok mu? Musa, chatten yazsana şunu iki ya. Sen söyle abi, ben yazayım direkt. YouTube'un. Yok, benimki biraz karışık o yüzden. Yayına bak istiyorsun abi. Bakıyorum. Şu an ekranda. Kaç diye dra bu lollipop, bilgin var mı abi? Ben de döneyim şimdi, bir bakayım nasıl olmuş. 10 tur dönüp haber edelim. Tamam Burak, birlikte dönelim kanka, sohbet muhabbet eşliğinde. Ben de hemen şu oradan lollipop bakıyorum. Ekrandan bakıyorum da şunu bir chat'e yazsana, YouTube'un chat'ine ya. Yazayım abi, bir dakika. Musa, bende lollipop vardı. Bir T750'ye koymuştum 3 günlük. Yeni düşmüş. Bir T150 kaç? Bir T750. Hatta bak pazarda 5 gitmiştir. Bak bir. Bakıyorum hemen. Bazı oyuncular abartıyor. Günde 3 saat uyuyor. Geri kalan boss. Kanka evet. Aynen öyle. Bazıları çok aktif oynuyor kanka bu oyunu. Kanka pazar nereye kurdun sen? Ha, gördüm. Bizim Murat yine burada arkadaşların canını yakmaya devam ediyor. Kanka bir T750'leme koyulmuş pazara. Yeşil lollipop. Quattro'ya yazdım abi. Elite ailesi kat önünde buff'ları kesiyor. Beni de kesti. Bu arkadaşlara sonra konuşacağız. Şöyle çarımıza girelim. Artık ben de şey yapıyorum ya. Ben de kesiyorum bu buff'la olanları. Yeni geliyorum, buff'ımı almış gelmiş ölüyorum. Bir bakıyorum adam gelmiş. Direkt ben doğmadan kesmeye çalışıyor beni. Kanka, öyle yapanları kesin kanka. Öyle yapanları kesin. Kanka hiç hak etmiyorum artık ya. Lollipop'un fiyatını söyledim kanka. Bir T750'leme koy pazara. C1 atmam lazım. PM'ye bakacağım kanka şimdi. Kanka her loncadan illaki birkaç arkadaş oluyor öyle. Hani öyle olduğu zaman loncaya değil de mesela o adam, tabii ki yöneticilerin haberi bile yoktur öyle şeyler yaptığını. Yaptığına haberi bile yok. Olsa uyarırlar zaten. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hemen bir tane kıvrımızı alalım. Günün son ejderhasını da yapalım arkadaşlar. Belki bir tane daha kilin atar. Kaç tane ejderha yaptın kanka? Kanka zaten kıvrıkların 3 tanesi şu an 2.4T. Dünden çok pahalanmış. Ben şey yapalım, şu oyunu düzgünce bir oturalım. Generali tutarız. Tabii. Ya şu VS'lik çarı ben dizeyim. Cuma günü bomba bir kara büyü geliyor arkadaşlar. Tabii ki onu da yayında dizeceğiz. Her şey yayında abi bizim. Onu da güzel bir şekilde yayında dizeriz. Şuradan bir tane kıvrımı alayım ben. Şöyle üçlü kıvrık yapayım. Şimdi gidebiliriz. UT için attıydım. He, tamam abi. Şöyle hemen sürgün mağaramıza gidelim.
Her loncada çıkıyor kanka. Bizim loncamızda da oluyordu. Adamı almışsın loncaya, örnek veriyorum. 2 gün olmuş adam loncaya gireli. Adamın huyunu bilmezsin, suyunu bilmezsin. Adam loncaya girmek için gerekli şartları sağlamıştır. Loncayı almışsındır ya da sana farklı bir yüzünü göstermiş. Hiçbir lonca yöneticisi, hiçbir lonca lideri bunu bilemez. Adam gelir nazik nazik konuşur. Bizde de vardı bir tanesi mesela. Nazik nazik konuşur, kendini sevdirir. 2 gün sonra o samimiyeti verir. 2 gün sonra gelir bir tanesine hata yapar. Herkes bağırır işte lonca şöyle bir şu lonca böyle bu lonca. Halbuki yöneticinin onu nasıl bilebilir? Yani hepimiz kuluz da illaki hatalar olabilir. Yani insanın konuşmasını her şeyi anlayamıyorsun bazen. İllaki hatalar, eksiklikler çıkabiliyor. Orada devreye hakkını vermekle girersin. Hakkını verdikten sonra kimse senin arkandan kötü konuşamaz. Uğur abi mesela daha demin bahsetmişti. Alpay geldi bahsetti. Bizim bir üyemiz vardı. 2-3 günlük lonca üyesi. Bir tane adamla küfürleşiyorlar. Map'in bir tanesinde. Tabii bizim adamın farm çarıyla küfürleşiyor o adam. Ya bizim çocuk öyle iddia ediyor. Yani bizim oyuncumuz öyle iddia ediyor. Çocukla çocuğun yanına VS'lik çarıyla gidiyor. Diyor ki kardeşim sen niye böyle diyor şeysiz geziyorsun. Artsız geziyorsun diyor. Ver diyor itemlerini diyor artı basayım. Çocuk da bunun samimiyetini verip buna itemlerini veriyor. Bu çocuk da itemlerini alıyor. Diyor ki ben işte o çarın sahibiydim. İşte bana küfür edersen şöyle olur böyle olur diyor. Çocuk bana SS'lerini attı. Karşı tarafta çocuk beni görüyor. Beni buluyor. Bana SS'lerini atıyor. Diyor ki abi ben küfür bile etmedim. İtemlerimi çalmasana ama küfür etmedim. Çok efendi uslu çocuktu. Onunla birlikte 3 ay oynadık zaten. Çalan arkadaşı loncadan kovdum. Diğer arkadaşın itemlerini çalmış. Nacizane işte adamın elinde ejder bıçağı beta silah vardı. Artısız martısız bir şey. Üstünde siyah mavi çelik vardı. Ben adama ninja betasıyla ninja eli verdim full. 5'te 5 işte art 9 bir şekilde. Nesna marketten çekip verdim mesela. Önemli olan o hatayı o loncanın telafi edebilmesi. Telafi ettikten sonra kimse senin arkandan konuşamaz zaten. O lonca üyesini de çıkartırsın. Mimlersin. Zaten seni seven loncalar da daha önce loncalım yaparken şu sorulur arkadaşlar. İşte daha önce hangi loncalarda oynadın? Saydığı loncalardan bir tanesinin liderini veya yetkili arkadaşlardan birini tanıyorsan muhabbete girersin, sorarsın. Eğer düzgün bir insansa alırsın. Düzgün değilse sen de def edersin. Şu cadıyı tutanlar çok sıkıntı ya. 8 çar getiriyorlar, grup kuruyorlar. Vurmayanlar da alıyor drop'u. Evet kanka, cadıyı loncayla tutacaksın. Loncasız cadı kesemezsin. Sabah saatlerine karşı, gecenin ilerleyen saatlerine karşı. Hani hariç. Cadıyı kolay kolay kesemezsin. Çünkü içinden eskirin broşürü falan atıyor silah döndürmek için. Yarıyor biliyorsunuz. O yüzden kolay kolay salmazlar. Oyun ilk başında cadı çok önemli. Ya bundan birkaç hafta sonra cadıyı kimse tutmaz. Cadıya git öyle bakar geçersin yani. Bir tane vurma tenezzül bile etmezsin vurmaya. Ama şu an önemli. Cadılar. Dediğiniz gibi. Şöyle günün sonu ejderhanı yapalım. Oradan bize kılıç fişi. Ne bileyim bir kirin ayakkabı. Daha atarsa tadından yenmez. Bu arada sizden şöyle bir 10 saniye rica ediyorum. Hemen kahvemi alıp geleyim. Birazdan. Bu arada arkadaşlar şu an yayında olan ve yayın sonu tekrarını izleyecek arkadaşlara bahsediyorum. Yarın app çekilişi yapacağız. Burada sistemli bir şekilde. App çekilişine gelmeyi unutmayın. Yayını açtığım günden beri beni yalnız bırakmayan arkadaşlar, izleyen arkadaşlar sağ olsun. O arkadaşlar yarın da gelirse aramızda güzel bir çekiliş yapacağız. Çekili sonucunda canlı yayında anında app'ini takdim edeceğiz. Bilginiz olsun. Zaten yarın yayından önce video linklerini atmaya başlarım. Yayında da hep birlikte çekilişimizi yaparız. Yapacağımız bosslar varsa onları yaparız. Eyvallah Torrento. Biliyorum kanka da işte bu işin güzelliği de bu. Turgutcan daha demin geldi farkındaysanız bir şeyler yazdı.
çekiliş yapmamız için bize app yatırdığını ifade etti. Göksel Dökmel. Kanka seni dinliyorum, bir yandan da katı dinliyorum. Güzel sarıyor. Kanka bu işin esprisi gerçekten bu. Muhabbet olmadan, ya bu tür oyunları muhabbet, sohbet, birlik, beraberlik olmadan oynamak sarmaz. Düşünsene tek başına oynuyorsun şu oyunu. Hiç ses yok, soluk yok. Ne bileyim, arkadaş yok. Ne yapabilirsin ki tek başına? Gidersin ancak böyle işte birkaç kişiye salça olursun. Onun dışına çıkarsın gidersin. Ama biz bu oyunu uzun zamandır oynuyoruz. Böyle birlikte oynamaya alışmışız. Daha güzel oluyor, sarıyor. Oyun yöneticileri eleştiriye kapalı biraz. Birkaç şey yazdım, bir gün sustular. Kanka eğer yazdığın şey mesela oyunun Discord'da bir kural, ilkeler var kanka. Oraya aksi bir şeyse sustururlar. Bu arkadaş yeni girdi, kaçırdık. Geçmiş olsun, kim soydu? Oho kanka hoş geldin. Ya kim soydu önemli değil. İşte soydu bir tanesi. Sonra ban yedi. Süre öğrenmiş. Şuranın 30 dakikası var. Ya bunlar yeni girmiş buraya. Soydu bir tanesi. Çakallık yaptığını düşündü. 8 tane çarı ban yedi. Şimdi otursun baştan çar yapsın. Zen'in piyasası hala edemeyim. Bakalım. Zen fasulyesi. 250'si 2.7 TL. 250'lere bakıyorum direkt. Diğerleri iş yapmıyorum. Yani bunu sattığın zaman 250 set alır insan. 250'si 1.7 TL'ye koyan var. Ban yiyeceğini anlayıp arkasına, arkadaşına vermedi inşallah. Ticaret geçmişinden 8 tane ban yemesinin sebebi ticaret aktarıyor ya ticaretten ticarete. O yüzden o kadar çok hesap ban yedi zaten. Zaten 3 tane klientten fazla açamıyor. Ne yapacak 8 tane içeride? Aynı anda da giremez. O yüzden büyük ihtimal itemleri aktardaki kişiler de ban yedi. 250'lisi 1.7 TL. 250'lisi 2.2 TL. 2 TL. Kanka 250'lisi şu ana göre, şu ana kadar gördüğüm en uygun 1.7 TL 250 zen. Onun dışında 2 TL'nin altına koyan yok. Bu arkadaş herhalde satılsın diye koymuş. 1.6 TL var. 1.6 TL gördüm. Yok. 1.6 TL kanka şu an. 250 set. 80 saniyesi var. Bu arada bu parlak blazer artı bir basmayı elime istememeli ya. Kanka onu bekletelim de biraz. Zaten metin itemi parlak. Zaten onu artı 2 artı 3 bassam bile metin kesemezsin. Onu biraz beklet. Ben yarın güzel bir sürgün farmı yapacağım. Oradan senin bileziği çıkaracağız. Bu oyunda hiç acele etmeyeceksin kanka. Dediğim gibi bak buradaki basamaklar gibi tek tek çıkacaksın. Daha zevkli oluyor bir de. Şöyle düşün. Oyuna emek veriyorsun ve onun karşılığını belli bir süre sonra aldıktan sonra daha çok içine siniyor. Ha diyorsun işte bir hafta işte şu farmı yaptım, işte şunu dizdim mesela. Bu ne oluyor bir de? Bundan sonraki oynadığın oyunlarda o geliyor aklına, ona göre yapıyorsun. Bu sefer o bir hafta düşüyor 4 güne, 3 güne, 2 günde çarını diziyorsun mesela. Burası seçmeli miydi, yazmalı mıydı ya C2? Aha, girdi adam. Ah bu da bekliyormuş bunu ama. Adamlar girdi. Aynen alıyorsun 10 TL kod kasmışım. 10 TL kod kasmışım. E tabi.
Burak geç kaldım kanka biraz. Ufaktan kaçıyorum, var mı bir isteğiniz? Canın sağlığı Ahmet, görüşürüz, kendine dikkat et. Hadi görüşürüz, iyi akşamlar, eyvallah, iyi günler. Eyvallah, sağ ol. Kendinize bakar. Teşekkür ederim, eyvallah. Ben şöyle bir C'ye bir atayım. Günün son ejderi zaten. Dropları gösterdiğimi düşünüyorum. Buradaki arkadaş ne diyor bakalım. 6 dakika buraya bekleyelim. 10 TL'lik ot. 10 numara kanka. Şimdi bana söylesene 10 TL'lik otu ne kadar zaman zarfında kastın? Saat olarak 6 saat anca. Kostüm sandığın Efsunlu kostüm atma şansı var mı? Yoksa nesneden mi çekmek lazım kanka? Kostüm sandığından Efsunlu kostüm atıyor. 6 saatte 10 TL para. Bence iyi. Bence iyi. Şöyle güzel arkadaş odayı boşaltmış. Şöyle biz bekliyoruz şimdi. 6 saatte 10 TL para. Yani 6 saatte Metin mi şey Yıldırım Dağları'na gitsen para kasımlısan kasamaz. Şeytan Kulesi'ne çıksan kasamaz. Şey, katakomp dönüyorsun. Gördüğün gibi 6 saatte 10 TL para almışsın. Ve sadece ottan bu yani. Hani ot dışında attığı itemler de parlak item diyorsun. Bak adam artı sıfırını koymuş 1.2 TL'ye. Mesela. 4 tane açtım kostüm sandığı. Hepsi Efsunsuz çıktı. Kanka şans. Dediğim gibi. Arkadaş dün 2 tane 0 sandığı açtı. Zehir çıktı mesela. Tamamen şans. Ha, Brom da burada. Bro, hangimiz kapacağız kanka? Tek tabanca. Bro, umarım chat'tesindir. Az seni oyalayayım. Slotlar da benim başıma geldi. Şöyle 3 dakikaya. 2 dakika. 1,5 dakika, 1 dakika. 80 saniye. Diğer tarafın ne kadar kaldı acaba? Onu hesaplamaya çalıştım. Şöyle bir hızlı C'ye atalım bakalım. Belki boşalmıştır orası. Ama buraya da bekleyen var. Ha, buranın 45 saniye. İlk önce bunu deneyelim, sonra onu deneyelim. Zor olması cidden iyi. Herkese çıkınca tadı kalmıyor. İşte ya kanka, oynadığımız oyun yarım farm biliyorsun, yarı farm yarı VS'lik server. Burada farmı da biraz, VS'lik de biraz. Biraz yapınca ikisini 1,5 hafta sonra buluşturabiliyorsun ortada. Sen sadece ot yapsan, oyunda hiçbir her şeyi unut. Bütün her şeyi unut. Oyundaki bütün bossları, ne bileyim işte farmları, her şeyi unut. Sadece ot yapıp satsan, yanındakileri bahsetmiyorum bile. 6 saatte 10 TL yapmışsın. Öbürsü gün bir 10 TL daha yaparsın. Öbürsü gün bir 10 TL daha yaparsın. Hafta sonunda sana kalacak paraya bak. Ben yine giremedim ya. Muhabbete dalıyorum hep. Unutuyorum. Oğlum nerede bu? Ben girdim. Ben yazdım önce. Buff almayı unuttuk. Ejder nerede? Şimdi bakalım günün son ejder farmından bize ne bırakacak, ne item atacak. Bak Toronto, sana hiç abartmıyorum. Hatta bilenler bilir. Ben sadece 2 çar, 2 tane büyülü silah, 75 level 2 tane büyülü silah sürgüne bırakıyordum. Sana yemin ediyorum, ne katakomp dönüyordum, ne Azrail sandığı çıkarma, işte Lucifer dönüyordum, işte ne Nemere ne Ejder, hiçbir şey yapmıyordum. Sadece 2 tane büyülü silah, 75 level çarı sürgüne bırakıyordum. Sana yemin ediyorum 1. haftanın sonunda benim itemlerim bitmiş oluyordu. Başka hiçbir şey yapmıyordum. Çünkü başka bir şey gerek duymuyordum ki. Sadece sürgün farmı yapıyordum.
Sürgün farmında 2 tane güzel odaya 75 level'lik çarları koyuyordum. Benim işte Yargı Bey'de sürgünün başına tutuyordum, ikinci kat başında. Saldırı olsa gelip kesiyordum. Saldırı zaten genelde artık herkes bir oda tutuyor bir hafta sonunda. Herkesin odası belli olmuş oluyor. Direkt oraya gidiyorlar lak diye. Herkes güzel güzel farmını yapıyor. Benim bir artım vardı. Ben günün çok fazla saatinde online olabiliyorum işim gereği. Sürgünde mi daha iyi yank geliyor, kulede mi acaba? Şöyle söyleyeyim kanka. Kulede ne kadar ne kadar sık çıktığına bağlı. Örnek veriyorum, itemlerin tam böyle şeydir, güzeldir. İki kat yanklıdır. Elinde güzel bir silahın vardır. Kuleye hiç kaçırmadan devamlı çıkarsan kulenin itemleriyle birlikte daha çok kar elde edersin. Oyun ilk başlarında ama. İlk başlarda yani Zen ruh taşı, büyülü metal para ettiği zamanlar daha fazla kar elde edersin. Ama oyunun ikinci haftasından sonra sürgün tabii ki. Reis otlara ne yapalım sence? Zırh var, onu mu alsam? Farm zırhı mı? Bahsettiğin zırh farm zırhı herhalde. Dönüşümden bahsediyorsun. Sürgünden şaşma yani kanka. Oyunun birinci haftasından sonra sürgünden şaşma. Ben şimdi burası birinci kata mı atıyordu? Değil mi? Birinci kata atıyordu burası. Aynen 8'er mi istiyordu, 10'er mi, böyle bir şey. Bakalım. On beşer istiyor kanka. Bu Metin, bu da canavar, bu da 15'er istiyor. Ne veriyor bu? Canavar 3 veriyor. Art 9'u da 15 verir. Yani bir tane canavarlı item yapıyor. Ölme be kardeşim. Bir tane şeyim kalmıştı ya. Furkan burada mısın? Buradayım. Bana bir tane şey alabiliyor musun ya? Küre. Hemen. Yançardayken slotlar beni kesti. Bu slotların hepsini kesmem lazım. Vallahi ben hiç farmlığa girmeden VS'li dizeceğim. Kule kata yaparak. Mantıklı. Karakter atayım mı direkt? Dur bekle, almadım. Atam ben ya, alırım hemen. Karakter attım. Değmez gibi ya, 60 ota. 60 ota. Kanka 60 ota yani evrim yapıyorsun silahına. Oyun attı beni lan abi. Ben karakter attım bile lan. Tamam. Yanlışlıkla aynı çara girdim yine. İyi oldu ben. Girdin mi içerine? Aynen. Tamam. Ben de şuna gireyim. Bak mesela Burak kata kule kata yaparak diyor. Ben diyor VS'lik çara diyeceğim. Yapar. Yapar. 3 günde yapmaz. 1 haftada yapar mesela. Neresindesin? Tam ortadayım. Tamam. 60 ota bence değmez kanka. 60 otu daha güzel değerlendirebilirsin. Benim tahminimce. 60 ot. 60 ot satsan zaten çok güzel bir para elde ediyorsun. Bir tane küre versen yeter. Tamam. Ver şu beni kesmeden. Ben de onu keserim rahat ol. Ben öldükten sonra hiçbir anlamıyorum. Tek yedi lan adam, çökmüş. İmmüte yapıyor. Karakter atmayacak mısın kanka? İmmüte güzel para. İnşallah o süreyi kaybetmemişizdir. Yeni slotları kesmem lazım. Yançardan şey gelişime bakarken yattı çar. Şey nerede ejderha? Şu köşedekileri kessem yeter gerçi. Biraz da şöyle. Mavi kristal niye bu kadar ucuz ya? Mavi kristal çok düşüyor çünkü drop'u şey fazla. 10 tanesini bir teye satamıyorum ya. Şu çarı şöyle bırakalım. 700 emek koyan var ya, 10 tane.
Aynen, karakolluk olmuş dün gece. Aynen, şu soltlara daha gelmez diye düşünüyorum. Şunu şöyle köşeye çekeceğim. Şöyle köşede keseyim bu arkadaşı şöyle. Res gazetecilik yapıyorsun ya, maaşı nasıl, değil mi? İyi kanka, çok şükür. Bizi geçindiriyor. Ama yani büyük illerde yapılması daha güzel tabii. Ben şu an Samsun'dayım. Ama ben aynı zamanda grafikerlik yapıyorum. Yani grafik tasarım var bende. Boş zamanlarımda işte logo, broşür, insert, kart vizit, ne bileyim, sosyal medya patron, yöneticiliği, onları da yapıyorum. Oradan biraz daha geliyorum. Patron Instagram'daki bikinili fotoğraflarını editliyor işte. Patron inceltiyor, daraltıyor falan. Ben Asubay'la bıraktım. Parası değil de çalıştığın arkadaşın iyi olmalı. Kanka Asubay'la çok uğraştığım zamanında, o nasip olmadı gözden dolayı. Çizdiremedik de zamanında. Asubaylık olmadı ama çok istediğim bir meslekti askerlik. Ama gel gör ki şimdi canlı yayında Metin 2 oynuyorum. Bu arada chat, şu an DC'de olan arkadaşlardan bir tanesi de askerlik personeli. Uzman çavuştu değil mi? Uzman değil, azman çavuş. Azman çavuş. Hadi bakalım. Kanka asubayken zaten ne oynarsın, 5'te çıkıyorsun. Eğer tabi bilmiyorum doğu batı hani hangi görevdeydin ama. Her yerde 8 saat da. Ya doğuda biraz problem şey, olabilir evine, belki. Ya evine kurarsın desin kanka laptopuna. Üniversitede işte başvuru üniversitede başlamıştım ben. Daha 2. senesinde sınavlarına falan girebiliyorsun ya. 2 senelik bir üniversite okudum ben. O zaman başlamıştım. Bir yandan Metin 2 oynuyorum. Bir yandan sınavlara hazırlanıyorum. Bir yandan üniversite okuyorum. Bir yandan çalışıyorum. Benim görevim istikam. O zaman rahatsındır tabii. Yani oyun konusunda en azından. Bilgisayar falan konusunda. İstikam bilmeyenler için geri hizmet deniyor. Şu ejderhadan da bakalım şöyle, bu sefer de güzel bir drop alırsak. Bu sefer ne düşsün? İçerinden düşsün. Aç aç. Şey açsana bir içeriğini. Açtım içeriğini. Coşku düşsün ya bir tane de. Hadi coşku düşsün. Coşkuyla bir tane ruh kristali düşsün kanka. Kolye. Kolyemiz yok bizim şu an, aynen. Kolye düşsün bir tane. Bombayı imha da deniliyor. Yani benim askerlik yaptığım bölge batıdaydı o yüzden. Şimdi sen böyle kristal falan düşsün diyorsun. Evet abi. Kesince düşerse de Turgut yayını izliyor, ondan içine koydu diyecekler. Demezler abi. Turgut yayında değil şu an. Öyle bir şey olma şansı yok ya. Oğlum burası... Anlık ejderin kanadına değil mi? Ejderin kanadına iki tane kirin ayakkabıyı sağlı sollu. Oğlum adam insanın kendisine ölümsüzlük vereceğini iddia ediyor. Hoca diye kandırıyor. Bu Türkiye'de yaşandı. Adamın bütün servetini alıyor. Ondan sonra o hoca kaçarken araba kazasında ölüyor. Ondan sonra polisler buna diyor, adam kendini kurtaramamış, sana mı ölümsüzlük verecekti? Aa, Coşku ayakkabı sattı, yemin ediyorum. Attı mı? Temiz. Coşku ayakkabı sattı. İnsanın kalbi temiz olacak kanka. İnsanın gerçekten kalbi temiz olacak. Bir tane zırh matkabı attı, bir tane ejderha tanrıtısı mı attı? Mesela bak benimki bir çok tane temiz, başlık sandığı attı. Hiç kullanmıyorum ben, o yüzden temiz. Hiç kullanmıyorum. Bak çıkan drop burada abi. Bir tane başlık sandığı attı, bir tane coşku attı, bir tane zırh matkabı attı, bir tane tılsım attı ve birer tane de ejderha pul pençe aldık. Güzel, 5 tane oldu. Yani 5 tane ejderha dönmüşüz anlamında bu geliyor, anlamına geliyor. Bir tane altın kenet, bir tane ameti soyma bıçağı, sürgün basmalar düştü. Bera'nın kalbi, bu yani gün sonunda şöyle söyleyeyim arkadaşlar.
Bak arkadaşa katakomptan bir tane daha mavi lollipop düşmüş. Satılsın diye 1.5'tan koyarsa 3T yapar. Burak, Kar'ın leveli kaç? Kaç? Söyle hemen o leveli kaç. 96 abi 96 zaten. Değilse. 96. Burak da zaten yayından görüp dedi ya 96'ya kasacağım diye. Şimdi şöyle bir köye gidelim biz ilk önce. Bir katakomp da ben yapayım bu arada ya. Bir tane kafa var. Yusuf. Yap kanka yap. Kafana göre satıl ya. Nerede bu zindanlar? Şeytan katakomp. Bir tane de kafa ben yapayım. Mesela Burak 180 M'den kafa aldı. İki tane lollipop attı. 180 M 1.5 T. Mesela yani. 86 tabii, benimki. O başka Burak. 86 da vermiş Burak. Ya şans işte. Hepsini ona da çıkıyor. Benim hız buff'ım bitmiş. Ha, benim şey buff'larım sıfırlanmış kanka. Hemen şurada bir tane düşürdük. Devam. Ne yapıyorsun kanka? Bir de böyle full ekrana alışmam lazım biraz. İşte lonca savaşlarında, bireysel savaşlarında falan full ekranla oynamamız lazım tabi. Ben yayında gözüksün diye 3 tane çar büyük küçük açıyordum. Şimdi büyük açacağım. Yarın da ikinci ekran gelir zaten. İkinci ekranda kurarım güzel bir şekilde. Chat'i oraya alırım. Discord falan oraya aktarırım. Ben... Buyur abi. Ben büyük mod pencere oynuyorum. Sebebi şu, iki ekran olduğu için tam ekranda mouse geçmiyor, takılıyor falan. Öyle sıkıntıları var bu oyunun. Hadi bakalım hangimiz geçecek. Arkadaşıma kız buff'ı da var mesela. Sanki biraz geriden gelip geçtim. Allah seni ya. Slotlardan dolayı koyamadım. Ama ben önce girdim. Güzel ya. Fiş. Başlık. Bu itemler gayet güzel. Şimdi birazdan hasılata bakacağız. Ne kadar yapıyor mesela. 5 tane ejder yaptım. Ne çıktı, ne çıkmadı. Ne kadar kar bıraktı, bırakmadı. Onlara bakacağız. Bir tane de katakomp yapalım. Elimizde bir tane kafa kalmış. Aksiyon matkap piyasası bilen var mı? Bakalım. Aksiyon matkap bu arada çok önemli. 2T üstüdür ya da pazarda hiç bulunmuyordur, öyle diyeyim ben size. Burada bulunmuyor. Maviye gidelim. Kırmızıda satan yok. Bir maviye bakalım. Büyük ihtimalle server'da da yoktur çünkü. Aksiyon matkabı çok önemli bu arada. İtemlere, iç itemlere 4. slot atmamızı sağlıyor. Bakacağım şimdi. Maviden bakayım bir de. Aksesuar matkabı. Satan yok şu an burada. Koy 5T'ye koy. Pazara şu kanka anda. Hemen çekiyorlar ya. Koyduğun gibi. Yok şu an server'da yok mesela. Yani server'da yok derken. Olan basıyor. Sen talep edilen bir ürün. Ya talep edilen bir item. O yüzden şu an para elde etmek istiyorsan koy pazara. Ben bugün 2 tane gördüm ya. 2 tane vardı. 2 tane gitmiş ama. Ha şu an yok ama mesela. Yoksa koy 2.5'tan gider. At be ya. Koy 5'e koy. Aksiyon matkabın süresi 5'e koy. Satılmazsa 3'e çekersin. Ya yani o artık ticareti nasıl gerçekleştireceksen. Ama şu an yok mesela. Mavide de yok, kırmızıda da yok. Piyasayı yükseltmeyin Musa. Onlar bize de lazım. Bak yok ki, satan yok kanka. Piyasayı nasıl yükselteceksin? Kanka, piyasada olmayan bir şeyin piyasasını nasıl yükselteceksin? Piyasada yok ki. Mesela pazarda 5T olsa desem ki 10T'ye koy, tamam. Ama pazarda yok. Ürün yok yani. Bana artı lazım ya. Murti burada mısın? Kanka sürgün girişine gel ya. Aga be, bilevelim oğlum. Aga lan. Birilerinin kostümleri bitmiş. Nasıl birey ya. Aynen. Birilerinin kostümü peti binin. Reis şimdi bana matkap yerine zehir lazım. O yüzden satayım. Mantıklı. Mantıklı, gayet mantıklı. Yani zaten o mesela diyelim ki matkap 2T'ye gitse. Hadi diyelim ki 3T'ye koydun gitti. 3, 6, 9, 12, 15. 5 tane satsan bir tane zehir alıyorsun zaten.
Ki bence mantıklı. Matkabın yanma oranı var biliyorsun. %100 geçiş şansı yok. O yüzden oyunun para evden bu dönemlerinde bence satılması lazım. Daha önemli itemlere para biriktirmek için dediğin gibi zehirdir, işte kindir, şudur budur. Onları elde edebilmek için zaten farmın amacı da budur zaten. Asıl amacı budur. Gelişmek, çarı devamlı geliştirmek. Farm çarıysan da geliştirmek, veselik çarsan da geliştirmek. Bende dönüşüm yok, yine dönüşümsüz gidiyor. Sarı 2 hız buff satılır. O geliyor. Herhalde dönüşümsüz keser bu çarı ya. Ben nereye gittim, yanlış yere gittim. Yayına yeni giren arkadaşlara ufak bir bilgi vereyim. Arkadaşlar yarın app çekilişi yapacağız. Miktarı ve saatini duyurular kısmına yazacağım ben. Liva Metin 2'nin yayıncı paylaşım duyurular kısmına yazacağım. Bugüne kadar geldiniz, bana destek oldunuz, izlediniz, gerek yayını beğendiniz. Bu arada beğenmeyen varsa beğensin arkadaşlar, zahmet olmazsa. En azından bana destek olmuş olursunuz. Ben de yarın buna istinaden bir app çekilişi yapacağım. Buraya kadar gelmişken app çekilişine de katılın mutlaka. Yarın yine saat 8-8.30 civar canlı yayın açarım. Biliyorsunuz ben video çekmiyorum, canlı yayın açıyorum, videolar gelecek. O zamana kadar canlı yayınlardayız her gün. Yarın güzel bir app çekilişi yapacağız. Burada olan arkadaşlar yarın da burada olursa en azından bir miktar belki destek olmuş oluruz. Ben oyunu büyük ekranda açtığım için köpek modu devre dışı kalmış. Aktif yapalım. Hiç bunlarla uğraşmayacağım. Şöyle şu katakombumuza gidelim. Azrail'imizi keselim. Kanka kırmızı bire gel de buff'ı vereyim. Gideceğim. Adam. Yarın bir de app çekilişi yaparız. Onun dışında ne yaparız? Yarın VS'lik çar mı dizsek ya? Kara büyü. Olur. Kara büyü cuma biz. Adız cumartesi pazar milleti keser gösterirsin. Cumartesi pazar VS'ye de atabiliriz. İyi yayınlar. Çekilişi ne yapmak gerekiyor hocam? Kanka çekiliş şartları şu. Kanala abone olmak. vaktin varsa yorum at. Bir de yarınki yayını, yani şu an zaten kanalda 4 tane videom var. Videoları beğen, yorum yap. Bir de kanala abone olman yeterli. Abi bende bir tane fazladan bir günü kalmış mavi lollipop var. Zaten günde 3-4 tane 3-4 saat giriyorum. Çarda boşa gitmesin, çalışıyorum gündüz. Kardeşim teşekkür ederim, sağ ol. Pazar at. Bir günü kalmış. Pazar at mesela, 500 meydan pazar at kanka, gider. Bize de vardı. Sattık kanka biz. Çok teşekkür ediyorum. Yani ihtiyacı olan birisine verirsen daha faydalı olur. Burak Allah razı olsun, sağ ol. Bak Search kardeşimiz varmış, yeni başlamış mesela. Belki ona destek olabilir bir gün. Ya benim ihtiyacım olsa kırmam da, benim ihtiyacım yok. İhtiyacı olan da, ihtiyacı olan arkadaşlar çıkar. Evet. Kostüm attı. Çar delirdi. Abi kostüm bana attı. Bir buff daha verir misin? Ot sandı efendim. Bu arada kostümü de kadın için Burak attı. Şöyle çekelim. Bir tane ot sandı attı. Ot sandığını açtık. Bir de mavi ot geldi. Güzel. Orantılı gitsin. Ben de mavi 2'ye geleyim. Şöyle sizlerle buluşalım. Hayır, kırmızı 2'ymiş. Katlayayım, şu an insan yazacağım size, tamam mı? Biz de kırmızı 2'ye gidelim bu arada. Bakalım hangi loncalar var. Mavi 2'ye geldik. Şöyle kırmızı 2'ye gidelim. Köyler, kırmızı 2. Musa abi 7-8 tane kata yaptım gece. O kadar kafa alabildim. Otları satamıyorum. Nasıl para kasacağım? İki çar zindana atıyorum. Bir çar kata dönüyorum. Zindan hangi zindan? 350'den koy, 355'ten koydum hatta ben bugün. Aa gördüm parayı sen. Hepsi gitmiş. Kanka bizim arkadaş ot sattı. 10.000 para vardı. Daha pazar hala duruyor. Otlar satılır.
Piyasaya bak, piyasanın üstüne koymamaya çalış. Aynı oranlara koymaya çalış, satılır. İki çarın zindanda derken, örümcek zindandaysa çok fazla para kasamazsın. Yani çok incelikleri var onun. Fazla para kasmak istiyorsan sana tavsiyem, günde 10-11 T bırakan Şeytan Kulesi ve sürgün varken bence zindana çar atma. 340'a koymuştum diyor. Ben 355'ten sattım. Satıldı kanka bugün notlar. Koy durursun, hemen satılmaz bir anda. Evet. Kızıl Şafak boncası var. Al sana. Dikkat etsin kanka. Pazar süresi kapandıysa. Pazarın süresine bak bir de. Süreli pazarlar biliyorsun. 12 saat, 24 saat, 36 saat şeklinde. Ona bak. Orada itemler durur ama pazarın bittiğini okuman lazım aşağıdan. Yoksa itemler durur. Evet, Kızıl Şafak loncası var. All Star loncası var. Onun dışında Refa Ordusu var. Bu arkadaş tek mi? Al Capone loncası var. Incendio var. Besa var. Elite ailesi de buraya dizilmiş. Bak, onların da bir Facebook yayıncısı var mesela. Just Argos burada ama Just Argos'un lideri... Başka burada bir zirve loncası gördüm. Ehli Keyif var. Zirve var. Agresif var. Rebirth var bir de. Yasak Ordu Prime'ı gördüm. Evet. Kırmızı 2 dizden çarlar bu şekilde. Güzel. Arkadaşların çoğu savaşa bir takım hazır gibi duruyorlar. En azından buranın savaşları çok güzel. Bir de lonca savaşlarında, büyük lonca savaşlarında savaşları sunacağız. YouTube'da. Onu da oylama sistemiyle yapacağız onu da. En çok hangi maç izlenmek istiyorsa ona gireceğiz. Çok büyük farklar açılsa çıkar, diğer maça gireriz. Güzel güzel yorumlayarak, güzel güzel anlatarak, arkadan güzel müzikler vererek. Aleyküm selam. Kaan'cım hoş geldin. Aleyküm selam. Eyvallah eyvallah, sağ olasın. Şöyle biz kendi köyümüze gidelim arkadaşlar. Şöyle itemlerimizi bir gözden geçirelim. Ne yapmışız ne yapmamışız, hemen onların analizini yapalım. Günün sonunda boss'un karlı olup olmadığını size söyleyeyim. Belki size de bir tavsiye olur. Yaparsınız veya yapmazsınız. Bakalım şimdi hemen şuradan köyün içine gidelim. Şöyle hemen oyun biraz rahatlasın. Pet binek pazarları kapatalım. Oyunu büyük ekrana aldım kanka, 1920x1080'e. Ama şimdi rahatladı. Pazar şey, köye yeni ışınlanınca kasar biraz. Pazarlar sonradan yükleniyor ya. Şu an iyi. Şimdi bakalım. Çevrim dışı pazardan. Karakter korumasına bakalım. Karakter koruması tanesi 300 mü? Furkan, şunları bir şey, hesap makinesine yazabilir misin kanka? Sen söyle, yazıyorum. Karakter 300 mü yaz? Evet. 2, 3, 4, 5, 5 çarpı 350 yaz. 5 çarpı 350. Aynen. Ne yapıyor? 350, 700, 1400. 1750. Tamam, 1750 artı 350 yap. O ikisi toplansın. 350. Beran'ın kalbine bakalım. Beran'ın kalbi de 990. Bir T yaz ona da. 999 nasıl şimdi şey yapacağım? Bir T. Evet. Fiş sandığına bakalım. Beran'ın kalbi 2 tane var kanka. 2 tane var. 2 T yaz pardon. Şey yazdım. Tamam, bir kere daha koydum. 3.3 fiş sandığı 3.3 yaz. Biyoloğu bitiriciyle biyoloğu bitirmek mantıklı mı kanka? Kem gözleri vesaire satıp. Kanka, biyoloğu bitirmeyi liderlerin notlarında al, yakıyor. Kem gözleri falan kasarsın. Bu arada o da gelecek. Biyoloğu itemlerini düşürme, biyoloğu okuma tarzı videoyu da yapacağız. Çekilişten sonra da onu yaparız. Yani oyun ilk başlarında biraz daha öğretici olur. Yazdın mı? 3.3'te. Evet. Tamam. Şöyle başlık sandığımıza bakalım. Başlık sandığı. 250'ye gördüydüm ben ama. 300'e koymuşlar. 300 yazalım biz. 250 piyasayı düşünmeyeyim.
Ekranı 1600x900 yapsan daha iyi olur aslında. Veya eski haline alışmıştım. Kanka eski halini yapamıyorum Kaan. Çünkü bazı arkadaşlar var. Artık 5 saatlik yayını nasıl orasına denk getirdiler bilmiyorum. Saniye saniye ekranı durdurup açık arayan arkadaşlar var. Ben şimdi WhatsApp'a da giriyorum. Yayında olduğum için bazı işlerim oluyor. 4 saat 5 saat yayın yapıyorum. İlla ki işlerimi de karşılayacağım. WhatsApp'a giriyorum. Oradan birisinin numarası gözüküyor. Ya bunu yapan adam onu da yapar. O yüzden tam ekran oynamaya karar verdim. Hiçbir yere gözükmesin diye. Chat'i de telefondan okuyorum zaten. Yarın ekran gelene kadar. Kadadan ruh kristali bilezik alan oldu mu ya aramızda? Ben aldım. İlk katakomp alanında. Yusuf var. Kerem'in ilk katakompunda. Yusuf var şu an konuşan. O arkadaş şeytan katakombu ilk açıldığı an ilk katakombunda ruh kristali bileziği aldı. İlk. Birinci kesişinde aldı. Ben de 40. turda aldım. Uğur abi de 40. turda almış. Başlık sandığını yazdın. Yazdım kostüm. Coşku ayakkabısına bakalım kanka. Coşku ayakkabısı Kirin çok iyi oldu ya. Coşku yazamadım onu. Yoktur ki şu an pazarda onlar. Kirin var. Burada harflere biraz dikkat etmek lazım. Coşku ayakkabısı yaz kardeşim. 7.9T. Yaz ki sen 7.5T yaz ya. 7.5T yaz. Ben iki kere aldım. 7, ilk girdiğimde aldım diyor bak. Kaan. Anladım pardon reis. Allah bir gün hesabını sorar ondan merak etme. Hiç sıkıntı yok kanka. Allah değil. Allah hesabını sorma. Sorar tabii. O Allah'ın bileceği işte iyiliğine kötülüğüne orası bizi karışmaz. Turgutcan hesabını çok güzel sordu arkadaşın. Hiç sıkıntı yok. Keyfimiz yerinde. 8 tane çarı banlanınca keyfim nasıl yerine geldi. Bak aklıma geldi nasıl mutlu oldum. 7.5'te yazdın mı kanka? Yazdım. Geliyor. Kirin ayakkabı. Kirin ayakkabı. Şimdi art 920T ise bir itemin. 10T ise artı basma diyebilir miyiz? Yeah. 10T yaz. Şu an daha ucuz ama. Coşku ayakkabısı. 600. Kanka coşku ayakkabısı daha pahalıdır da gerek yok. Coşku ayakkabısı 7.5T ise kirin ayakkabı 10T'si var. Tamam 10T. Kaan 8 tane çarı banlandı kanka 8 tane. Bana hava atıyordu. Ben o arkadaşla birebir muhabbet ettim Discord'da. İşte bana hakkını helal et özür dilerim falan diyor. O arada dedi ki 20 tane çarımız var bizim işte amacım item çalmak falan filan değil dedi. Oradan benim yançardaki 22 M'ye göz dikmiş ama. item çalmayan arkadaş. Ama sonuçta banlandı bütün çarları. Güzel oldu. Hak etmeseydi buna tabii ki gönlümüz el vermezdi ama hak etti. Ne yazdın? Evet 10T yazdım. 10T yazdım. Hemen zırh matkabına bakalım. Bir tane mi var matkap? Bir tane var. 850, 740, 700, 700. 650 yaz ya 650 yaz. Tamam yazdım. Biz 5 tane ejder döndük arkadaşlar sadece. 5 tane. Söyleyeyim mi? Yok 600 yaz bir tane de daha var. Evet. 600 yazdın. Evet. Şimdi KM mantarına geliyoruz. Daha ejder pul pençe var. Bak. Ejderha pulu. Tak. Ejderha pulunun bir tanesi 770 mi arkadaşlar? Yaz 750 çarpı 5. Daha demin ne yapıyordu? Onu yapamam. Dur yapma sen. Dur yapma sen. 750 1.5 3 3750. 3750 çarpı 2 6 7. Yaz 7 yaz. 7T yaz. 7.5T yapıyor. Sen 7T yaz ya. 7T yaz. Tamam ben 7T yazayım. Şu altın kenet namati soyma şeyini yazmak istemiyorum ama ne kadarmış merak ettim. Tanesi 500 em onlar. 800 em'e koymuşlar. Yaz 500 em yaz. 1T'ye de öyle yaz. Evet. Başka bir şey de 5 tane katakomptan atan bu. Aksiyon matkabı 25 kişi atmış sevinmiştim ya. Katakomp. Kanka göremedim şu an ben de. Şimdi kaç para çıktı sonuçta? 35'te. 34'te 750 em. Daha doğrusu. 34T'de. Ve arkadaşlar biz buraya hesapladığımız fiyatlar farkındaysanız pazarda 800 emse biz 500 em yazdık. Pazarda 7.5T ise biz 7T yazdık. Ona rağmen bizim bugün harcadığımız para Yusuf'un çarındaki 10T idi ve 1T de envanterde vardı. 11T para harcadık. 5 tane ejder yaptık toplamda 11T ile 5 ejder yaptık. Kaç para geldi bize? 34T. 34T'den 11T'ye çıkardığın zaman 34, 24, 23T. 23T bakın arkadaşlar. 23T katanın bir günde bıraktığı para.
5 tane ejder döndük ve muhabbet sohbet ede de yani ben asılmadım yani. Ejderi kesmeye kaç canavar yeterli olur? Lollipoplara yeterli olur mu kanka bilezikte? Kanka mikroda görmüştüm. 2 tane lollipop takmış. 2 tane de kemik vardı. Farm kemiği. Canavarla hiçbir item yoktu. İlk başta çektiğim videoyu hatırlarsanız oyun içi itemlerle boss nasıl kesilir diye. Orada taktığım itemden aynısını takmış. Abonos küpe, gümüş kolye, çelik. Ya bildiğin oyun içi itemlerle 2 tane lollipop ve 2 tane kemikle canavarsız ejder dönüyordu. Mesela bende şu an 140 canavar var. Çok rahat kesiyor. Ama 2 tane canavarlı item ve oyun içi itemleri, o ilk bahsettiğim videoya geri dönersek, oyun içi itemlerle ve 2 canavarlı itemle çok rahat dönüşümle birlikte kesersiniz ejderi. Bu arada karını herkes gördü. Hani kar bırakmıyor diyen arkadaşlar varsa tek tek pazar fiyatlarını gözünüzün önünde hesapladım. Ejder kar bırakıyor arkadaşlar. Ben de şöyle göstereyim size tekrardan size. Şu an bende 140 canavar var. Ama bunların 3 tanesini çıkarsam o ejderi yine de oyun içi itemlerle 2 tane canavar itemle birlikte keserdim. Dönüşümle birlikte. 40k vurmazdım. 20k vurdum. Yine keserdim. 10k vuruyorsa kesmez. Onu test ettik. 10k vuruyorsa ejderi çık. Sabrı Mert Yılmaz. Kanka kar bırakıyor da sorun ruh itemlerini hep çekmeden erişememek. Nasıl orta yemek CV? Bu anlamadım. 4 gündür farm atıyorum. Nerede farmlıyorsun kanka 4 gündür? Bir dahaki denemede dener misin kanka? 2 lollipop bile bizlikte. Denerim. Bunları pazar atmam lazım ama para çıkması için. Farmı o yüzden yaptık. Şimdi bize buradan 20 TL para bırakacak ki biz boss biletleri falan alalım. Kanka para kosörüm eyvallah ama mesela ayakkabı alacağım. Razor atıyor. Tamam mı? Bak saçmalık da burada başlıyor. Full set canavar olmadan Razador'u kesemiyoruz. Kanka ben de full set değilim farkındaysan. Razador'u kesersin. 105 level olup zehir atman lazım ona. Mesela kesmek arkadaş söyledi değil. Kanka. Eğer çarın... Sabri bir de çarın kaç level kanka? Razador için önemli olan o. Aynen. Levelin 105 değilse kesemez. Hani Nemere'yi falan ama bir şekilde kesersin. Ama Razador da level önemli. Ya bosslara zehir atman gerekiyor. Ben zehirsiz kesiyorum işte. Düşün bir de eksik itemin olsa, levelin yakın olsa zehir atsın. 105 level. Mesela şöyle düşün. Para kasma kanka. Tabii ki birkaç gün para kas. Onunla katakomptan bizim hepimiz düşürdük işte. Benim soydukları çarda da vardı bu arada. Ben de düşürmüştüm. 3 parça canavar item var. Pet var. Bosslu binek var. Yarın o zaman şöyle yapalım. 3 parça canavar item var. Artı 9 mu? Canavar itemlerin. İtem var. Pet var. Bosslu binek var. Allah kastığı T'yi epe çevirecek. App'le bir şeyler alıp tamamlayacak. Yani olabilir. Bir yerde bunu yapması gerekiyor. Zaten boss dönemiyorsak arkadaşlar para kasarız. İşte gördünüz. Tekrar bakalım. Senin neyin eksikti? Ayakkabın eksikti. Bunun ayakkabısı ne diye geçiyor? Abi bana bir buff daha verir misin? Yatırdılar beni şerefsizler. Okyanus ayakkabısı. Murat buralarda mısın? Aynen maalesef bunu yapmak zorunda olmak. Eplerde gidengeniz fiyatları yordu. Biraz beni yoksa günde 30 TL kasabilirim zor. Kanka günde 30 TL para kasmak ne demek biliyor musun? Baksana hemen açıklayayım. Okyanus ayakkabısı. Diyelim ki 30T kasamadın ya. 20T kastın. 20T'yi de biliyorsun Sabri. Belki sen benden daha iyi biliyorsun nasıl kasacağını. Kanka bir tane çar sürgüne bıraksan çok fazla kalpte uğraşmayayım diye. Bir tane çar kalbe koysan günde 20T para kasarız. Abartmıyorum. Bunu isteyen olursa yarın da deneriz. Artı 9 okyanus ayakkabısı 20T. Bir günde alıyorsun. Bir günde alıyorsun. Ya bir günde bir de şöyle arkadaşlar. Ben 2 tane çar koyarsam sürgüne 20T'yi sadece sürgünden alırım. 2 tane çar kalbe koyarsam 2 çardan bir günde sadece kalpten alırım.
3 çar sürgün buru. Akşam 8'den sonra gider hepsi. Ortalama günde 50 katayla çar dizilir mi veya kaç gün dizilir? Kanka günde ortalama 50 kata yapacağına çarının bir tanesini sürgüne at nakit para için. Bir tanesi de boss'tan çıkacak artı itemler oluyor ya. Lollipop, işte ne bileyim kostümler, işte ne bileyim işte ruh itemleri, metin itemleri. Onun için kataya koy. 50 taneyi zorlama kendini ama bir taraftan da nakit para kasmaya çalış. Destek olsun birbirine. Ortalama kaç gün ödezersin? Günde oradan sana 30 TL kalsa veya 20-25 TL kalsa 25-50-75-100-125-150. Yani 1,5 haftada dizer diye düşünüyorum çarı bence. Benim düşünüyorum. Sürgün çok kalabalık mı? Bireysel merkez keser diyorum. Sürgün şöyle düşün kanka. Şu an biliyorsun boss sıralaması denen bir şey var. Şu an Liva Metin 2'de. Boss sıralamasının ödülü de birinciye her hafta 500 ep artı 150 TL gibi güzel bir ödülü var. O yüzden bosslara biraz daha burada aktiflik gösteriyorlar. Sürgün gerçekten çok kalabalık değil. Daha demin yani 2-3 saattir sürgünde geziyoruz. Güzel odalar boştu, ben baktım. 3 çar sürgüne bırakma kanka. 2 çar bırak sürgüne bence. Efendim? Ben kaçıyorum kanka. Sen halledersin. Tamam tamam kanka, sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz kanka, teşekkür ettim. Abi hadi, bana görüşürüz. Bir tane daha buff verir misin? Beni gene kesitler mi? Sürgünde çok fazla kesmezler kanka seni. Sürgünde değil. Sürgüne bir tane çar bırakın arkadaş. Hem artı basmak için hem abi de... Bir de 2M varsa versene bana 2M. Sürgün evsunları neydi? Dizimle gireyim bak. Hemen söyleyeceğim kanka. Şu bir arkadaş bir şey rica etti. Bir dakika. Şu arkadaşın ricasını hemen bakalım. Aynen çarımızda varmış bir tane. Soydukları çar bu arada. Şöyle verelim arkadaşımıza. Sürgünde koridor at. Koridora bile gerek yok kanka. Güzel odalar var boş. Ben bir tane oda söyleyeceğim şimdi. Bak arkadaşlar, ben oyun dışında uyguladığım taktiği size söyleyeyim. Benim normalde yayın açmasam, boss dönmesem uygulayacağım Metin 2 tarifesi şudur. 2 tane 75 level büyülü silah. Bu arada Evsun'a 2 kat yankları getirmen yeterli. 2 kat yank gelen itemler var. Onlara yankları getirmen yeterli. Onlar da nedir? Sana şöyle açıklayayım. Swerch. Kanka gelirsin. Kaskına şey, yarı insanla saldırı hızını koysan yeterli. Sürgün için. Büyülü silahsan ama bak. Büyülü silahsan. Yarı güç getir kalkanına. Mesela sürgünün 75 level silahları atma şansı var bu arada. Küpene kesinlikle yarı insanla iki kat eşya düşürmeyi getir. Biz boss döndüğümüz için ölümsüz getiriyoruz hepsini. Küpene getir yarı insanla iki kat eşya düşürme şansını. Bileziğe HP yarı delici şeytan ölümsüz getirmişiz. Şimdi burada başlıyor. Kolyene iki kat yank düşürme şansı var. Onu koy. Sana 11-12 TL para bırakır sürgün gününde. Bunu koydun mu? Ayakkabına gelsin. Ayakkabına da iki kat yank düşürme şansı var. 2 kat yank düşürme de koyarsın ayakkabına. Bunun dışında geri kalan evsunları koymana gerek yok HP dışında. Çünkü büyülü silah sürgünde yatmaz. Onun yerine biliyorsun sürgünde bazı dalaşanlar olur. Onun yerine savunma koy. Sabri, aynısını söylüyordum kanka. Ben büyülü silahta diyorum ki günde 15 TL kasmayayım da 10 TL kasayım ama bana gelen kaçsın diyordum. Büyülü silahıma full savunma diyordum 5'te 5. Ama arkadaş farm yapacağı için bence 2 kat yanklı itemlere gelen itemlere 2 kat yank koysun. Çünkü daha hızlı para kasar. Ama geri kalan evsunlara savunma koy. Aleykümselam Mertcan. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Savaşçıyım ya. Savaşçıyı bırak kanka. 75 level çar kasmak tam tamına 25 dakika. 25 dakikada bir tane büyülü silah kas. Sana demiyorum ha. Skillerini pay yap. Gerek yok. 75 level bir tane çar kas. Büyülü silah. Koy sürgüne, hiçbir yerde yatmaz. İstersen istersen Uriel gelsin, yatmaz. Çar Uriel'de yatmaz. Büyülü silah yatmaz.
full savunma bıçağı salla, ok koy, çift el koy, iki kat eşya ve iki kat yankı gelsin hepsi. Aynen öyle. İki kat yankı ve iki kat eşyayı koy, geri kalanına HP ve savunma koy. Bıçak, kılıç. Ayakkabını deri çizme yap, ok savunması gelsin oradan. Kafandakine de ok savunması koy. Okçu gelir sana sallar, tek atamaz. Seni kesemedikten sonra bir ara sıkılsın gitsin. Aynen, o şekilde bir çardız. Hatta şöyle, bana oyun içinden ulaş. Benim ismim Yargı Bey büyük harflerle. Oyun içinden ulaş. Ben kendi yaptığım itemleri sana yansıtırım. Çünkü benim o yaptığım itemleri de çalmışlar. Baştan yapacağım. Birlikte yaparız. Mertcan Namal. Bugün başladım bakalım. Güzel kanka. Hoş geldin server'a. Liva Metin 2 serüvenine hoş geldin. Bir daha bırakamayacağın server'a adım atmış bulunuyorsun. Discord'a bir bakayım telefondan. Günde 2 çarla hepsinden 150 satıyorum mesela, 20T'ye bırakıyorum. Meme piyasası öldürenlere boğazda isim geliyorum. Bak, Sabri'nin yaptığı taktik benim taktiğimin aynısı. Sabri 150 yapıyor, 20T'den satıyor. Sabri bir de bunun yanında T kazanıyor. En az kazanacağı T de 150 yapması için en az kazanacağı T de 10T'dir veya 11T'dir savunmalı itemlerle. Sabri bir çağdan 30T elde ediyor. Sabri daha demin okyanus ayakkabısına takıldı. Okyanus ayakkabısının R9 20T. Sabri o sattıklarını VS'lik dizmeden önce 2-3 gün idare etse Sabri gider bir tane okyanus ayakkabısı bir günde alır. Kanka coşku çıkardık. Kirin de çıkardık. Bu arada arkadaşlar daha demin 5 tane ejder yaptık sadece. 5 tane ejder yaptık. Bize karı 21T. 5 ejderden 21T kar elde ettik. Geçmiş olsun reis, nasıl gitti itemler? Anlatacağım kanka. Kirin de çıkardık. Fistanlığı çıkardık kanka. Fistanlığı 9T 7T. Otlar falan cabası. Beran'ın kalbi. Kanka çarı nasıl kaptırdık itemleri? Biliyorsun ben canlı yayın yapıyorum. Video çekmiyorum. Canlı yayın esnasında bir arkadaşım bana Discord'dan mesaj attı. Yanlışlıkla Discord'a girmiş bulundum. O ara arkadaşa çar vermiştim ben yayın önce. O çarın ID şifresi gözükmüş. Öyle patlatmışlar bütün çarlarını. Kanka ben normalde boss farmcıyım. Sürgünde hep böyle bıçak üstündesin, stresli. Aynen ya. Orası sana bir şey söyleyeyim kanka. Ben ekranı küçüğe alıyorum. 3 tane çarı küçüğe alıyorum. Çarları diziyorum böyle. Bir tanesiyle hiç uğraşmam. Bir tanesi devamlı köyde kalır. 2 tane çarı karşıma koyuyorum. Ayıp dur söylemesi işte yanıma çerez merez. Çayımı alıyorum şöyle arkadaşlar. Şu çayı alıyorum şöyle bir de büyük çay. Şöyle elimde telefonla veya bir şey izlerim. Bir gözüm orada, bir gözüm burada. Zaten dizdiğim çarlar da savunmalı çarlar olduğu için kolay kolay yatıramazlar. Yani 90 level, 100 level çarları kovalarım sürgünde. Ne yapıyor haliyle? Kesemiyorlar. 5 saniye süre, 5 saniye sonra 2 tane tıka basıyorum geri. Telefonla uğraşıyorum. Yarım saat sonra Uriel'i okutuyorum, devam. Savunma dizdikten sonra hiçbir şey olmaz. Eyvallah Ertan, sağ olasın kanka. 16 kişi olmuşuz, yükseliyoruz. Teşekkür ediyorum izleyen arkadaşlar, sağ olsunlar. Kanka ben öyle bir insan değilim, neyini unutacağım. kanka ilk gün attım sürgün ama var ya 30 saat. Kanka ilk gün heyecanı çok fazla. İlk gün yayın açtım 6 saat. Sadece 6 saat yayın yapmışım, geri kalanını sen düşün. Gece birden sonra oyunda mısın? Kanka yayınları erken açtığım için bazı arkadaşlar mesaj atıyor işte, işten geldik, hadi yayın aç, işte yemek yiyeceğiz, yayın aç falan. O yüzden saat 8'de yayın açıyorum. Biliyorsun 4-5 saatlik yayın da kimse sonuna kadar izlemez. Video yayından sonra biliyorsun videolar kaydediliyor YouTube'a. Çok fazla tutmayayım diyorum ama her gün 4-5 saat oluyor yayın. Ama birden sonra hafta içi olamıyorum ama cuma gününden itibaren sabaha kadar oyundayım. Yayını kapattıktan sonra Discord'a gelin. Discord linki var, muhabbet edelim, sohbet edelim. Tanışalım. Yarın hep çekilişi var bu arada arkadaşlar. Yayına gelen arkadaşlara tekrar söyleyeyim. Yarın güzel bir hep çekilişi yapacağız. Şartları kanala abone olacaksınız. Bak söylerken utanıyorum. Alışkın değiliz. Kanala abone olacaksınız. Zahmet olmazsa tabii. Nacizane.
Attığım videoları beğeneceksiniz kanka. 4 tane video var zaten, bir şey değil. Bir de yorum atarsanız sevinirim. Atmazsanız sıkıntı yok. Kaç hep çektik? Bakacağım şimdi. Nesneden fiş çekince Evsun'u seçebiliyoruz. Sizce canavarın boss mu seçilmeli? Görkem sen ne dönüyorsun şey olarak? Boss mu dönüyorsun, Metin mi dönüyorsun? Farm olarak. Böyle iyi abi, her gün 8'de bekliyoruz canım. Eyvallah Burak. Her gün buradayız kanka. Elimizden geldiğince konuşmaya, anlatmaya, muhabbet etmeye çalışıyoruz. Ben hep VS attım. Serverlarda farmlık elit bir şey diyeceğim. DC gelin Evsun tüyoları ver. Olur. Sana çok güzel Evsunlar veririm kanka. Seni hiçbir yerde yarı yolda bırakmayacak. İlk gün ilk gün oldu kanka. Hep falan hikaye muhabbetin güzeldi. Allah razı olsun Göksel. Var ol kanka. Varlığın yeter. Kanka inşallah her gün ilerleriz. Benim dediğim gibi arkadaşlar. Normalde ben de zaten bir tane şaman dizdik VS'lik. Ben de normalde kendim Karabüyü oynuyorum uzun yıllardır. Ben de Karabüyü dizip VS'mi atmamasını bilirdim. Ben ne yapıyorum? Farm çarı diziyoruz yavaş yavaş. Oyundaki arkadaşlarla birlikte. İşte ne bileyim, oyunda Nesta Market'e yönelemeyen, işte oyuna bir şeyler atamayan insanlar için yol göstermeye çalışıyoruz kendimizce. O yüzden farm yayınları yapıyorum. Yoksa ben de biliyorum VS'lik çarı dizip bütün gün VS atmayı, betasına, epine VS atmayı ben de biliyorum. Çok da güzel oynarım VS'ye. Zaten onların yayınları gelecek. Z'nin mi kin mi atmış orp? Kin. Hemen şöyle şeye de bakayım kanka. Epe de bakayım. Kaç ep çekilişi yapacağız? Daha fazlası olabilir mi? Daha az olabilir mi? Şu ekran yakalamayı ben bir kapatayım. Diğer çara giriş yapayım. O arkadaştan sonra artık önlem alıyoruz maalesef. Arkadaşlar yarın Furkan şeyi yapsana kanka. Ne? 100 ep yapmayalım. Kaç yapalım? 200 ep yapalım. 100 çekelim. 100. Yarın 2 tane 100 ep çekilişi yapalım arkadaşlar. Şöyle yayını ben size geri vereyim. Tık geldi. Tık tık. Yarın 2 tane arkadaşımıza 100 ep hediye edelim. En azından belki oyunda bozdurur. 2 tane farm item alır. Hani nasıl, belki daha farklı değerlendirmek ister. Belki üstüne 50 ep koyar. Veya oyunda 100 epi bozdursa şu an bir zehir alabiliyor mesela. Zehir alır. 55 büyülü keskinlik BK var mı? Kanka benim BK'lar hep götürmüşler. Ama arkadaş duymuyorsa benim. İki adet yüzep çekilişimiz yarın olacaktır. Şartlara abone olup yayınları beğenmek. Örneğin katakompa canavar Evsun'u mu daha çok iş yapar? Boss Evsun'u mu? Canavar. Kanka bu arada katakomp için şunları dizmene gerek yok. Katakomp'un başlangıç temleri de zaten kesiyorsun. İlk videoya geçiş yap buradan. İlk attığım videoya bakarsan, ikinci attığım video pardon, oyun içi itemlerle boss kesiyoruz adlı bir video var. Ona bakarsan hangi itemlerle boss'u nasıl kestiğimi görürsün. Sıfır canavarlı itemle kesiyorduk. 100 ep de benden. Sağ ol kanka. Var ol. Twix. Nemerlink. Hırsızla çekilecek, katılmasın sonra. O arkadaş, onu biz fişleriz ya. O arkadaş zaten, o arkadaştan daha bahsetmeye gerek bile kalmadı. Turgutcan sağ olsun gerekeni yaptı. Oyun yöneticisi. 8 tane çarını birden banladı arkadaşın. Hiç sıkıntı yok. Yayındayım, duyuyorum. Pazarda arena aynada çıkmıyor. Kanka hemen çıkartalım. Bak ticaret aynasından kategoriyle aramadan BK var mı? Dursana ya. Bir dakika dur. Yargı Bey'de var mı? Ben ona BK ayarlarım da. Tamam, kulede yaşarlar. Dur. Bekle kardeşim. Şu ekranı bir 10 saniye daha şöyle ekran yakalamayı kapatayım. Bir tane çarama giriş yapacağım. Bakalım onda var mı? Çalmadıysa tabii arkadaş. Ara ara kontrol ediyor olabilir çünkü. BK'ları da almıştır o. Almıştır oğlum. Adam 22'ye yalan adam BK mı almaz? İlki büyülü keşke. Almamış, almamış. Görmemiş. Geliyorum kardeşim köye ben şimdi. Şu yayını tekrar vereyim ben. Geldim. Chat'i açıyorum.
Kanka alt tane kıvrık var. Benim için döner misin? Bir pul pençe senin olsun. Kanka hiç gerek yok pul pençeye, dönerim. Gece bir de oyunda olurum. İşteyim şu an 300 hep yap çekilişi. Tamam eyvallah kardeşim. 100 hep de arkadaşlar. Twix ismin neydi bu arada kanka? İsmini alayım öyle öyle hitap edeyim. Reis ben kaçırım, iyi geceler. Sabri ayağına sağlık kardeşim. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine dikkat, iyi geceler. Allah'a emanet ol. Kaan. Bu lova ve livada şenler, zenler hep pahalı. Fazla P açamıyorum. Bir tane açıyorum zar zor. Para hevesim gelmiyor. Kanka sadece hava kılıcını P atsan yeterli. Başka hiçbir şeye P açma. Simbiyot geliyorum kardeşim köye. Kerem. Arkadaşlar yarın biz 100-200 hep çekiliş yapacaktık. Kerem arkadaşımız 100 hep de benden dedi. Sağ olsun, var olsun, desteği için teşekkür ediyorum. Yarın 3 kişiye 100 hep veriyoruz. Onunla ilgili tek şartlarımız kanala abone olup beğenmek. Artı bir de içinizden gelirse yorum atmak benim için yeterli. Oyun nickim Twix'in de benlik. Seni ekliyorum kanka hemen. Şu an aktif misin bilmiyorum ama şöyle bir yazayım kanka. Twix. Bu arada yapmana da gerek yok. Kanka app. Aynen kanka. Ya ben zaten vereceğim. Kendine de harcayabilirsin. Sonuçta SV yeni. Sen de yeni bir oyuncusun. İşteyim bir de giriyorum. Tamam kardeşim. Eyvallah var ol. Kazanan bir daha katılması süper. Yok. Örnek veriyorum. Bir tane çekiliş yapacağız. O arkadaşın ismi oradan çıkacak, kazanan arkadaşın. Sonra bir tane daha yapacağız. O arkadaşın ismi çıkacak. Sonra bir tane daha yapacağız. O arkadaşın ismi çıkacak. İsmi oradan çıkacak. Bu herhalde Burak. Simbiyota ben bir BK'sını vereyim büyülü silah. Akıllıca. Böyle keskinlik. Parmak darbesini gördüm. Yüksek saldırı gördüm. Köylü keskinlik. Kanka 48 tane varmış. Bakayım başka var mı? Bu arada ben burada pazar mı açmıştım yoksa? Pazar açmıştım. Bu arkadaş buradaki pazarı görememiş. Köylü keskinlik vardır burada. Dur bakalım. Yok. Köylü keskinlik yokmuş. Bakın. Kaç arkadaşlar tane? Bu ben çarda vereyim. 48, 49, 50, 55... 8 tane eksik. Tamam ben vereyim. Kazanan bir daha katılma. Aynen. Sorun yok kanka. 13 denedir. Kanka işte biz de onu anlatmaya çalışıyoruz. Mesela okyanus ayakkabısı 20 TL. Vallahi bir günde, yarım günde kasıyorsun 20 TL'yi. Canavarlı itemlerini var ya, 3 gün harbiden uğraşsan 3 günde canavarlı itemlerini dizersin. Pazardan çeke çeke. Düşürüp basmaya geç. BK'sını verdim arkadaşın. Burak geldi. Burak'ın döneceğiz. Ejderlerini döneceğiz. Şöyle buranın ejderlerini şöyle atalım, karışmasın. Sorun yok. Ha, onu okuduk. Aynada çıkmıyor. Ha, onu hallettik. Var mı sevgi? Kanka için tamamdır kanka. Seni de ekledim. Tamamdır BK'lar, teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Elimizden geldiğince. Beyiz. Acaba zehir mi alsam okyanus ayakkabısıyla ruh kristali bilezik mi? Ruh kristali bilezik ve okyanus ayakkabısı. İkisinin verdiği... Evet, zehri ayarlarsın. İkisinin verdiği hasar %30 canavar. Ama zehirin %30 canavar kadar etkisi yok. Kemer. Uğur abi sen 2 dakika muhabbet etsene, ben geliyorum hemen. Uğur abi kemer mi daha iyi olur yoksa... Kemeri basması da sıkıntı, bonusları da yüksek. Aynen, yerlerine doğru. Göre. Ayrıca kemerde metin de var. Kanka büyülü keskinlik sana lazımdı, neredesin? Ben Mirine'deyim, C1, kırmızı 1. Hemen zırh satıcısının karşısı, Mirine. Kemer ne kadar? Bakalım hemen. O biraz pahalı olması gerekiyor diğerlerine göre. Ruh kemeri 200 hep. 15 canavar, 20 boss, 20 metin.
Gel yarın ben neredesin ki sen? Kulex kimi çağırı? Bu BK'yı kime vermiştin kanka? Bir arkadaştan böyle silah itemleri geldi. Ben yayın gözüküyor mu şu an oyunlar falan? Yoksa evet. Ben kendi kendime mi konuşuyorum iki saattir? Chat'e bakıyorum hemen. Onu okuduk. Zehir Okyanus ayakkabısını söyledik. Oyunda ulaşabileceğim milini yazar mısın? Chat'e ekranı alayım. Benim nick'i yazsana Furkan chat'e. Yargıyı. Yaz. Büyük harflerle. Benim kanka ihtiyacını verirsin. Kanka ben chat'ten. Ha Burak. Ha Burak tamamdır kanka. Tam yazıyordum çıktı. Sağ olasın Burak. Tamamladım abi diğer BK'lar eksik ama. Diğer BK'ları okuma. Vereyim sana ama bunlara zen harcama. Çünkü büyülü keskinlik P yapman yetiyor çara. Diğer BK'ları okursan bu sefer ne olur biliyor musun? Çok fazla zen harcarsın. Çok fazla ruh taşı harcarsın. Bence ona hiç gerek yok. Zenler biraz pahalı şu an. Ama peki, istediğim BK'yı verebilirim. Büyülü keskinlik P yapman yeterli. Zaten benim çarlarımı göreceksin. Benim çarlarım da sadece büyülü keskinlik P olacak. Pardon. Yapmak istiyorsan yap. Ya belki G yapmak istiyordur. He. Şöyle fazla ben sana hemen vereyim ya. Kardeşim. Daha demin zaten Burak verdi. O da sağ olsun chatten bir arkadaşımız. Neredesin? Search. Ha simbiyottun değil mi? Bakayım. Tamamdır simbiyot. Kardeşim şu an elimizde bu var. Bunları sen G yap. Böyle keskinliği verdim gerçi. Yetmediyse keskinlik vereyim. Reisotlara satıp okyanus ayakkabısı ruh kasibinizi alıyor muyum bilir. Bence yapman gereken yani gelişmek bu demek kanka. Katakombu normal itemlere dönüyorsun. Katakomptan elde ettiğin karı canavarlı itemlere dönüştürüyorsun ve daha büyük bosslara giriyorsun. Bence mantıklı. Yapmalısın. Art 9 değil mi? Okyanus ayakkabısı ruh kasibinizi. Arkadaşlar Torrento bu arada biz yayına birlikte yayınları açtırmaya başladığımız zaman birlikte geldi. Daha Şeytan Kulesi örneği veriyorduk. Mesela şu an bakın iki tane canavarlı item alıyor. Art 9 bu arada. Bence çok iyi. Yani iki günde bu gelişim bence çok iyi abi. Şu iki tane item saydı iki tane item 300 hep. 300 hep'lik itemi katakomptan çıkardı arkadaş mesela. Bu çok iyi bir örnek mesela. Neden küçük bosslardan başlamalıyız? Nasıl yapabiliriz? En iyi örneğin mesela Torrento chat'teki arkadaşımız. İki tane daha yapacak, sonra ejder yapacak, nemere yapacak. Nemereyi de keser bu arada iki tane item, şey 3 tane, 4 tane canavarlı itemle. Nemereyi rahat kesersin, ejderi rahat kesersin dönüşümde. Katakomp'a zaten giriyorsun. Ama Razador'u falan ben de deneyeceğim bu itemlerle kesiyor mu diye. Şimdi şey ejder'e gidelim. Dönüşüm kürem yok. Dönüşüm kürem benim. Bu şarda var mı? Mesajı sabitle mi? Mesajı sabitle. Fazla masraf yapmayın. Birinci, ikinci haftaya güçlü itemleri gelir. İşte onlar da bunlardan dönüşecek. Yalnız Mert Cengiz'in sorularında güçlü ruh itemleri yok. Ha o gelir büyük ihtimal. Onu benim onu ben yarın bilgisini alıp size yarın canlı yayında söyleyeceğim. Güçlü ruh itemleri gelecek mi gelmeyecek mi? Küçük zehirli örümcek bir tanesi 28 M diyor. 5 tanesi 375 M diyor. Herhalde 28 M daha mantıklı geliyor değil mi? Hesaplayamadım şu an. Şimdi Burak arkadaşımızın ejderlerine dönelim.
Reis kendimi bassam sürgün item mi istiyor? Ruh kasetlerinde filan bende sürgün itemi var. Sürgün istiyor. Ben ne yapacaktım? Pazarı açacaktım. Açalım. Şöyle şu arkadaştan değil. Bu muydu? Kaç tane verdi? 2 tane verdi. Şöyle 2 tane küremizi alalım. Umarım bunlar küçük örümcektir. Aynen. Haydi gidelim. Bir de arkadaşımızın şansına dönelim 2 tane. Kendim basacak kadar sürgün basma itemin varsa yakarsa seni deli eder. Ne olsun. 3-4 tane peş peşe yakma şansı da var. Onları ritüel taşı veya kadim bölüm metalle basmak daha mantıklı. Bu arada bilgin olsun. Sen ne diyorsun Uğur abi bu konuya? Katakomptan yaptığı otları 2 tane artı 9 canavarlı itemle başa baş alması güzel değil mi? Şöyle bir şey var. Katakomptta yaptığı şeylerden arttırırsa katakomptu daha kısa sürede döner. Atıyorum 50 ot çıkaracağına 100 ot çıkarır. Eğer bu şekilde devam ederse. Seti tamamladıktan sonra parasız kaldığında katakomp yapar. Aynen. Parası olduğunda diğer bosslara girer. O şekilde kendini amorti eder. Yani bu şekilde 5-6 tane çar dizen insanlar var bu arada. Yani böyle kolay bir serverda gelişememek imkansız yani. Öyle söyleyeyim. İlla Nesne Market'e bağlı kalmak zorunda değilsiniz yani. Tabii ki Nesne Market'ten çekilecek eşyalar da var. Oyuna göre daha karlı eşyalar da var. Ama Nesne Market'e vaktiniz cebindeki parayı ayıramayan insanlar gördüğünüz gibi gelişebiliyor gayet. Çünkü yani server bu arkadaşlar basit. Yarı vs yarı farm. Her türlü o itemleri yapıyorsunuz. Evet. Mesajı sabitledik. Bunun yarın duyurusunu da yaparız. Sadece kule çatıra yine diziliyor kanka sabredince. Öyle. Ya bir haftada dizmezsin de 1,5-2 haftanın sonunda dizersin. Ki savaşlara daha var. Bireysel savaşlara, lonca savaşlara, 11-11 vs'lere daha var arkadaşlar. Daha var. Çok fazla acele etmenize gerek yok. Tadını çıkartma oyunun. Kendinizi böyle şeyi tabiri caizse söylüyorum yanlış anlamayın. Köle farmına oturmaya çalışmayın. Zamanı var. Daha savaşlara var. Biliyorsunuz buranın birebir lonca turnuvaları da çok güzel ödüllerle birlikte yapılıyor. O ödüller eşliğinde gerçekten zevk alabileceğiniz bir olay. Şimdi ben şu ejderha tanıtasımını kullanayım direkt. Bir tane ejderha. Diğerkine koşarız. Ejderha öldürmek istiyorum. Evet istiyorum kardeşim. 6-8-4-4-1-5. O yüzden satayım dedim ya. Kanka, otlar 600'de 800'de çıkacak zaten. Şu an betalar yok piyasada. Betalar çıktığı zaman o evrim için deli gidecek yani o otlar. Otlar 450'ye fixlenecek kanka. O 450'ye gelecek otlar. Otların piyasası 400'ün aşağı düşmez bir zaman sonra. Şimdi 450'ye gelmeden önce ikinci hafta 800 olur. Üçüncü hafta yine 800-750'yi bulur. Ama dördüncü haftadan sonra 450'de sabitlenir. 220M'den kafa gördüm. 8 tane topladım. Abi iyi mi acaba? 250M'nin altında aldığınız her kafa iyi. 250M'nin altında alıyorsan iyi. Şimdi Burak arkadaşım şöyle keselim ejderini. Discord'a girmem lazım. Reis benim var diye bitti. Eve geçeyim DC gelirim. Tamam kardeşim bekliyorum buradayım. Dikkat et. Ejderimizi köşeye aldık. Köşeye sıkıştırdık. Bakalım. Son ejder gücü. Burak'ın şansına ne atacak? Bikirim bir coşku dağıtmıyor mu şimdi üst üste? Kanatlardan şöyle. Evet. Kanka VS dizinde genel referans tutalım. Hep beraber sarar. Yaparız kanka. Chat'teki arkadaşlarla birlikte gideriz general tutarız.
gideriz Metin tutarız, gideriz boss tutarız. Ya yeter ki chat'teki arkadaş listesinin hepsini yaparız. VS'lik çar dizildikten sonra hepsini yaparız bir. Benim Suraya cennet falan ayarlayayım mı? Mavi lollipop vereceğim fazladan. Kanka Suraya cennet ayarlayayım derken şey, sürgündeki Suraya mı? Sürgünü açacağın çardaki Suraya mı? Sorduğun soru bu mu? Cennet at bir tane. Zaten cennet artı basmak kolay. Oyun içi itemler, oyun içi artı basma itemleri ücretsiz ya. Artı 9 bas. Şöyle dediğim mevsunu at. Şöyle biraz ekranda kalsın bak. İlk kat yank düşürme 15 derece 3 KP. 15 X bonusa da gerek olsa da olur olmasa da olur. Ama çark asacağın için lazım olabilir. Bir de kritik koy. Canavar gibi. 3 tane de şeyini aç. Bunlar da ücretsiz. 3 tane de slotunu aç. Canavar gibi item. Çağırın koşarım diyor. Yapacağız. VS'lik çarlar dizildikten sonra arkadaşlar, bizde de var. Okçu var, işte şaman var, karabiyi ben dizeceğim falan. Hep birlikte gideriz general tutarız. Mesela yayında general general tutarız, general döneriz, kıvrık döneriz, birlikte ejderhaya gireriz. Nostalji yaparız ya, şey TR'deki gibi. Aynen. Ejderhaya gireriz. Aramızda yarışma düzenleriz. Aynen hep. Aramızda VS turnuvası yaparız arkadaşlar. Yaparız. Mesela 15 kişi toplanırız chatten. Gideriz sakin bir yere. Canlı yayında kendi aramızda VS turnuvası yaparız mesela ufak. Herkes 5'er T verir. Kazanan tüm TL'leri alır. Şimdi o olursa zaten ben içimdeki canavarı ortaya çıkarırım yani. Kanka şunları şöyle arkaya atayım ben. Uğur abi at. Vermiyorum arkadaş. Hem artı veriyorum hem para veriyorum. Adama bak ya. Ya abi olmak kolay değil. Adam benden artıyı alıyor, parayı alıyor. Normalde artıyı verdiğim için para vermesi lazım. Kanka şu chat'e Discord linkini bir daha atsana. Hemen. Burak senin şansından sadece düz item attı kanka. Ejder pul pençe attı, ruh taşı, su kristali bir tane. Bir tane parmak kemiği, büyülü metal. Yani buradan aldığımız sadece pul pençe oldu bu sefer. Bir tane daha deneyeceğiz. Şöyle köye gidelim, bir tane ejderha tanıtısımı çekelim. Şimdi ikinciyi deniyoruz. İnşallah sana bir tane kirin veya fis sandığı. Fis sandığı da pahalı, kirin de pahalı. İnşallah ikisinden birini atar. İnşallah ikisini aynı anda atar. Bana attı. İnşallah sana da atar kanka. Paramız yeterse hemen bir tane ejderha tanıtısı mı çekelim? 400 mi paramız da şöyle. Eyvah tanrım. Niye teknik koymadın be güzel kardeşim? Uğur abi senin çan nerede? Ben sana buff verdim ki. Yok abi senden 150 meyir rica edecektim. Daha satmadım çıkardıklarımı. Ha, Şaman Sarı 2'de 200'e mi var? Vereyim sana 150'sine. Arkadaşlar parlak item atmışlar mesela 7.5T. 7.7T mesela. Ya şimdi o arkadaş benim yan çarlardaki parayı da almış ya abi. Şimdi ben de şu an bugün yani bugün sabah çalmış. Yaptığım farm burada. Şu an daha satmadığım için aslında çok güzel para var çarda ama satmam gerekiyor. Tamam sıkıntı yok, gel vereyim. Mavi 2'ye geldim yanlışlıkla. Sarı 2. Hmm. Mavi 1'e ışınlandım, şimdi sarı 2'ye geliyorum buradan. Chat'i açayım. Alacağız alacağız, dur bu alacağız kanka inşallah şimdi. Uğur abinin parası helaldir. Kanka adam hiç kullanmadığım bir çar var şu. Farm çarı ya, üstünde artı 3 ejder hazır var, kullanmıyorum ya. Kanka şu çardan. Dur yargı beyin yan çarı da geldi. Yargı beyin yan çarından hiç kullanmadığım bir çar, öylesini açmışım. Allah bilir
Ne yapıyordum bilmiyorum yani. Öylesine açtım biçer. Oradan 22M mi 222M mi ne öyle yani ikili bir rakam almış. T yok ha çarda. 222M ya 22M var. Aa bir 8M daha verebilecek mi ya? 600M. Vay arkadaş. Selam verdik boş çıktı. Ya, abi olmak kolay değil. Lan, kanka adam dikkat etmemiş. Adam ne yapmış biliyor musun? Bütün çarların hepsini aynı şifreye denemiş. Tutanlara girmiş işte hangisi tutarsa zaten. Şöyle kırmızı birden alalım. Kendi köyümüze gitsin para. Bu arada arkadaşlar biz kırmızı bayrak oynuyoruz. Oyunu. Şu çardan da çıkayım. Yargı B'ye gireyim. Oyun süresi alalım. Loklardan geri alınamıyorum. Kanka itemleri çaldırmak bizim hatamız yani. Bizim hatamız olduğu için ona yapacak bir şey yok. Biz zaten suçun cezalandırılmasını istedik. İtemleri istemedik. Gelmeyeceğini bildiğimiz için. Biz zaten itemleri alamayacağımızı biliyorduk. Kural bu çünkü. Bir item çaldırıyorsan senin kabahatin. Ama arkadaşın banlanmasını istedik ki arkadaşın banlanması derken adamın bütün çarları banlandı. Yani girdi o bilgisayarın o IP'den girdi bütün çarları banlandı. Bizim istediğimiz buydu. Çok şükür fazlası oldu. Eksiği olmadı sağ olsunlar tekrardan. Oyun yöneticilerine buradan teşekkür ediyorum. Fazlasını yaptılar eksiğini yapmadılar her zamanki gibi. Bakalım. Burada bir tane kas koymuşlar 4.5T'ye. +3 mesela. Ya itemler çok kolay elde edilebiliyor ya. 3.5T nedir ki abi? Kalpte 1 saat, 1.5 saatte kasarsın. 1.5T'ye. 3.5T'ye. Kalpte 1.5 saatine bakar. Dün iyi toplamıştım valla. Quadra'dan Beran'ın kalplerini araştırma özellikle falan onlar girmedi. Gitmeyin en azından. Kanka onlar da gitti. Hepsi gitti. Onları benim çara atmıştım pazar açmak için. Onlar da gitti. Bunları yeni çıkardım şimdi ejderden. Hepsi gitti. Bugüne kadar yaptığımız bütün farm gitti kanka. Dur kanka dur üstüne artı var dur. Bugüne kadar yaptığım canlı yayınlarda işte yeni başlayan oyunculara yardımcı olmak için gösterdiğim, yaptığım bütün farmın hepsi gitti A'dan Z'ye. Yani düşün 22 M'e kadar çekmiş adamlar hepsi gitti. Kuartadan itemleri almıştım pazar kurmak için. Canlı yayında ne yaptık? İlk günde ne farm yaptık? Onları göstermek için pazar açmıştım canlı yayında. İşte o onlarla birlikte gitmiş. Böyle mağaranın sonuna ışınlandı. Reis ben diyorum ki +9 alayım hiç artı basmaya uğraşmayayım dönüşüm itemlerini sat. Kanka artı basmaya uğraşma, dönüşüm itemlerini sat, artı basmayı uğraşacağın artı basmaları sat. Şu an güzel vallahi para ediyorken bas. Harcayacağın parayla app alırsın +9 alırsın öyle diyeyim sana. Artı basmaya giden para kadar bu oyundan nalet bir şey yok. Artı basacağına hem sürgün itemleri sende kalır satarsın. Hem dönüşüm itemleri sende kalır satarsın. Her türlü zararsız çıkarsın bu işten. Artı basmak bazen tekte geçiyor. Bazen +7'de 4 kez yakıyorsun. Çok lanet bir şey. Geçen Liva'da mega zehir bastım. +10'a Serhat, +9'a Serhat'ın zehri mega zehir. Evrim falan atacağım her şey hazır. Ona +9 basana kadar 250T para yedim. Gider abi gider. Artı basmaları pazarda şu an pesi yüksekken sat kanka bence. Pazarda da 55T'ye benimki gibi ortalaması olan Mega'yı satıyorlardı bak 55T'ye. Ben artı basmaya 250T yedim yani. İnat abi işte inat edince böyle oluyor. Buran diğer şeyine dönelim. Kanka vallahi ben de biriktirdim 90'larla 150 yaptım pazara attım. Çünkü şu an para ediyorken sattın. Bir hafta sonra mavi kristaller su kristalleri olacak 150M, 100M onlusu. İkinci pazarı açamazsın kanka. Yani çardan açarsın. O envanteri doldurmuşsun sen demek ki. İkinci pazarı sorduğuna göre bir tane yan çar aç, ona koy. Bu arada bak dönüşümsüz ejderin canını %90 düşürdüm bile şu an köşede vura vura. Bakar mısın dönüşüm takmama bile gerek yok. 11K hasar vur. Bak bir dakika ya. 12K hasarla ejder kesilir mi? 80'e düştü.
11K'da kesersin de 12 10K'yı bilmem. 11K sınırı onu. 178'e düştü arkadaşlar. Kesiliyor ya. Vallahi 11K'yla ejder kesiliyor. 11K'yla ejder kesilen server yapmışlar arkadaşlar. Bir de 10K'yla kesmeyi dene, bak can nasıl geri doluyor. Nadir 10K vuruyordum, olmuyordu. Buff bitmişti ya. Sabah 50T'yi göreceğim gibi. 50T'ye 3 tane item değil. Alabiliyorsun canavarlı. O bosslarda sınırı var. O sınırın altına vurduğun zaman HP'yi dolduruyor yeri. O da 10K ejderde. 1500'ün üstüne çıkman gerekiyor. 1750'nin. Biz vuralım 40K geçelim. Canı doldu zaten. Ben bekleyene kadar. İnşallah sabah LT'yi görürsün. 60T'yi görür kanka sabah. 3 tane canavarlı temini çek gel boss yapalım birlikte. Otları şimdiden satalım, bekletelim mi, değerlenir mi, hep fiyatlarını artamam. Otları bekletin bence. Otla yani nasıl diyeyim sana? Elinde çok ot varsa sat. İteme yatır. Ama böyle işte 20-30 tane falan varsa beklet. Piyasası yükselecek betalar piyasaya düştüğü zaman. Çünkü biliyorsun dönüşüme ot istiyor. Evrime de ot istiyor. Otlar 400'e sabitlense kaç ot var elinde? Ona göre bir şey. Bu arada ikinci haftada otlar coşar. Her zaman böyle oluyor. İkinci haftada 800'ü vurur. Ondan sonra aşağıya düşer. Dördüncü hafta falan sabitlenir. Yani bu server'da chat'e baksana kanka. Bakıyorum. Bu server'da otun değer kazandığı haftalara gideceğiz. O yüzden ya otu arttırmak için sermaye olarak kullanın. Kafa almak için şu an satın. Daha fazla ot çıkarın. Ya da elinizdeki otu değerlendirmek için farklı farmlar yapın. Sürgün farmı gibi. Otları sat kanka otları. Sürgün farmını neden yapıyor biliyor musun? Zaten sürgündeki karakterlerin çoğu lonca karakterdi. Artı basmayı kasıyor. Satmıyorlar. Pazara çıkmıyor o artı basmalar. Lonca'daki o çarı dizemeyecek arkadaşlara onlarla artı basıp yapıyorlar. Diğerleri parayı basıp alıyor zaten. Buradan racon bu. Hangi chat'e bakayım lan? Genel chat'e ya, bağırmaya. YouTube'a mı? Evet. Yok lan, oyun. Ne diye? Otomatik mesaj bıraktım 3 çarla. Ha, iyi yapmışsın. 50 atan 30 sat kanka. Sat. Şu an mesela onlarla daha fazla ot elde edebilirsin satıp, kafa alıp. Yani bir tane kafa 250 M'ye aldığını düşün ya da 230 M'ye aldığını düşün. Otları 350'den sattığını düşün, daha fazla kafa yapıyor. Bu tabi 50'ye vurunca daha fazla yapıyor. Ot garanti sana kar bırakıyor daha fazla. Bir de yanında diğer itemleri düşünme şansın artıyor. Veya onları satıp item alırsın. Daha demin örneğini verdim. Okyanus ayakkabısı 20T artı 9. Torrento yapıyor mesela. 2 tane canavar item alacak. Ne olacak? Hasarı 10K'ken çıkacak 20K'ya mesela. Şöyle Burak'ın şimdi ikinci ejderini kesip inşallah güzel bir şey çıkar. Şu bir taneyi artık koyalım buraya. Bunlar Yusuf'un. Ha, hepsini koydum yanlışlıkla. Şu bir tane. Şu da bir tane. Şunlardan düşmedi. Ah be. Vallahi atmadı kanka bu sefer. Ruh taşı, ejder pençe, parmak kemiği, ejder pulu, büyülü metal, ork tabuzu. Boyun dedi ki herhalde, kardeşim sana bir coşku, bir kirin yeter. Bir sandık, bir kost başlık sandığı, bir fiş sandığı, Beran'ın kalpleri sana yeter dedi, atmadı. Neredesin oyunda kanka? Burada güzel bir drop alamadık yani. Sürgündeyim köyü. Tamam kanka, kırmızı birdeyim. Sana bunları teslim edeyim. Oyundaki genel sohbete link nasıl atılıyor? Kanka bir dakika, şu ekran yakalamaya kapatayım, şu şöyle bir giriş yapayım.
Oyundan attı beni. Oyundan mı attı? Attım o oyundan. Yanlış çara girdim zaten. Kaç canavar yapsana işleri kesersin. Herhalde bir tane ruh itemi artı 9. Bir de 75 silah artı 9 da çok rahat kesersin. 12K hasarla ejder kesiliyor kanka burada. Ben 40K hasar vuruyorum. Bende 5 tane canavarlı item var. 12K atman için canavarlı iteme ihtiyacın yok. Yok bir tane. Sadece iki tane canavarlı item yap kanka. Burak olsun. Dönüşüp keser ya. Yok kesemez. İki tane canavarlı item yap. Onda da zaten sürgünde bir gün farm yapsan bir tanesini alıyorsun. Aynı anda bir tane de para kasacak. Yani iki tane sürgüne çar atsan alırsın bir günde. Onda da ejderi kesersin. Ben şimdi herkesi gasp ettik. Au. Burak'ı bekleyeyim köyde. Burak'ın itemlerini teslim edeyim. Başka bir şey attı mı? Yok. Bunlar Yusuf'un. Şunlar Yusuf. Yusuf'a çok güzel kar kaldı buradan. Herkesi gasp ettik. Au. 14 adam yaraladık. Nasıldı lan o Furkan? Abi hiç bilmiyorum ki. Bilmiyor mu Adana Adliyesi'ni? Yok. Ha şey tamam onu biliyorum. Şey demiyor mu güldür güldürü? Evet. Onu biliyorum. Herkesi gasp ettik. Aa, açayım mı? Dinleyeceğim mi? Aç aç. Yayındakiler de dinlesin şu şekilde yapalım. Geldim kanka, geldim. Kanka şu iki ejderin, şu pulun. Bunu da al kanka. Hemen. Bunları ben kullanmam zaten, satmam da. Onun dışında bunu da al kanka. Bunu da al. Atarsın bunu da pazara. Gider. Kanka, daha güzel şeyler çıkartmak isterdim ama böyle telafi edelim biraz. Ben kaçar yarın 7'de iş var kanka. 8'de görüşmek üzere. Burak teşekkür ederim geldiğin için. Ayağına sağlık kardeşim. Çok sağ ol. Yarın akşam 8'de burada olmayı unutmayın. 300 app çekilişi yapacağız arkadaşlar. 300 mü app? App mi 300? Aynen. Aynen. 300 evi ben daha harcamadım çara kardeşim. Kapabilirsen döneriz kanka tek. Kapabilirsem döneriz kanka tekrar. Bazen boşa denk geliyor. Aynen. General kap kanka. Generale git. Geceleri boş olur eğer vaktin varsa. Generalden güzel kıvrık alırsın. Öyle bilir. Diğer şeyler de sana kalırsa miyiz. Arkadaşlar. Yayındaki arkadaşlar ve daha sonra tekrar izleyecek arkadaşlar. Malum yarın sabah iş var. İş mi var yarın? Yarın iş mi var? Maalesef. Ben yayını kapatıyorum müsaadenizle. Kanka karakter konumu ne kadar kesmesinler onun da 4C'ye dönerim. Kanka o karakter konumunun yanında şey yazıyor. Mouse'un üstüne getir. Aktif olduğu bölgeler yazıyor. Sadece orada geçerli olur. Onun dışında yerlerde geçerli olmaz. Yayını kapatayım ben de. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Muhabbeti için teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Yarın akşam 8'de burada 300 app çekilişi yapacağız. Katılın isterim. App çekilişimiz böyle bir kural yok. Abone olacaksın kanka. Yayını beğeneceksin. Vaktin varsa bir yorum bırakırsın. Bizim için yeterli olan bu. Yani 3 kişiye 100 app şeklinde çekilişimizi yaptıktan sonra biz de çarımızı yarın veya cuma günü dizeceğiz karabüyümüzü. Ondan sonra VS'lere artık yoğunlaşmaya başlayacağız. Bir taraftan da tabii farm yapacağız arkadaşlarla birlikte. Chat'le birlikte kendi aramıza savaş atacağız ödüllü. Bundan da duyurusunu verelim. Tekrardan yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.
Şöyle ufaktan yanımızı kapatalım. Beni DC'den çağırıyorlar. Bu benim çarı patlatan arkadaşlar. Şimdi onların yanına gideyim bir konuşayım. Yarın detayları paylaşırım sizinle. Hepiniz kendinize dikkat edin. Siz Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.